olaylar ve görüşlerle karşınızdayız. Hoş geldiniz. Toplumu konuşacağız. Elbette tabii güncel siyasetle iç içe konuşacağız. Değil mi? Türkiye'de mukaddesatçı, muhafazakarlık, milliyetçilik, Atatürk milliyetçiliği ve onların arasındaki farklılaşmayı ve toplumsal değerlerin geçmişten bugüne nasıl bir değişim ve gelişim gösterdiğini, Türk toplumundaki sekülerleşme, dindarlaşma, modernleşme kavramlarının hangisini öne çıkarttığını, hele ki kaygılı muhafazakarlık kuramını ilk dile getiren, değil mi? O kuramın en önemli kuramcısıyla da bugün birlikte olacağız. Evet. Acaba hala muhafazakarlar kaygılı mı? Kaygılı mı? Ve o kaygı bugün nereye yayıldı? Sekülerlik, laiklik arasındaki fark ne? Bütün bunları ele alacağız. Ele alacağız. Helalleşme konusu üzerinden de tabii değerlendireceğiz. Toplumun kaygılı olan başka kesimleri var mı onu da konuşacağız. Türk toplumunu birbirine yaklaştıran, birbirine bağlayan değerler dünden bugüne değişti mi, nasıl bir değişime uğradı? Hepsini konuklarımıza soracağız. Ankara stüdyomuzda yanımızda Profesör Doktor Hilmi Demir var. Bizimle TEPAV OAS Direktörü. Hilmi Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Hilmi Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Profesör Doktor İbrahim Maraş Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi. İbrahim Bey hoş geldiniz. İbrahim Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Doktor Volkan Ertit Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi bizimle yine burada. Volkan Bey hoş geldiniz. Volkan Hocam hoş geldiniz. Türk Tarih Kurumu Eski Başkanı Profesör Doktor Yusuf Alaçoğlu uzaktan katılıyor bu akşam olaylar ve görüşlere. Hocam hoş geldiniz, merhaba. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş buldum, teşekkür ederim. Bütün arkadaşlara sevgiler, evet. Saygılar. Sağ olun. Profesör Doktor Ersan Şen de birazdan bizimle olacak, hazır olmak üzere. O da İstanbul stüdyomuzdan olaylar ve görüşlere katılacak bu akşam. Şimdi ben hemen Hilmi Bey'den başlayayım. Reklamdan öncesinde özetledik, toplumu konuşacağız, değerleri konuşacağız. Özellikle de siyasetin son günlerdeki gündemi helalleşmeyle bir başlayalım. Çünkü iki hafta olacak neredeyse biz bu helalleşmeyi konuşuyoruz ve gündemden de düşmedi. Şimdi başlangıçta toplumsal uzlaşı tabirini kullanmıştı Kemal Kılıçdaroğlu bu konuda mesajlar verirken. Bir arada yaşam kültürü demişti. Şimdi dini bir söylem olan helalleşme tabirini kullandı. Sonrasında da günlerdir bu konu siyasetin hem bizlerin hem de siyasetçilerin dilinde. Öncelikle helalleşme ne ifade ediyor ve neden bu kadar çok konuşuldu, dikkat çekti? Nedir bunun toplumda karşılığı? Tabii şimdi helalleşme kavramı dini bir kavram. Tabii. Bu kavramın ifade ettiği dini literatürde bir anlamı var. Bu anlam daha çok hak sahiplerinin birbirlerine hakkını helal etmesi şeklinde tanımlanıyor. Hı hı. Dolayısıyla helalleşme hak sahipleri arasında olur ve bizde özellikle de İslami literatürde bu özel kişilerle ilgilidir. Mesela kamu ya da tüzel kişilikler birbirleriyle helalleşemez. Ancak özel şahsiyetler birbirleriyle helalleşebilir. Çünkü birbirlerine bir şekilde hakkı geçmiştir bunun. Dolayısıyla şimdi Sayın Kılıçdaroğlu bunu niye tercih etti bu kavramı? Ya da tabii buna bu kavramı tercih ettiren gerekçeler ne? Doğrusu bu bence bu kavramın kendisinden daha önemli. Çünkü kavramın tercih edilişi dini literatür açısından baktığımızda çok doğru gözükmüyor işin doğrusu bana, helalleşme kavramı. Çünkü bizde biraz önce dediğim gibi yani devlet özellikle de Kemal Bey'in ifade ettiği anlamıyla işlediği bazı hatalardan dolayı ya da bazı yanlışlıklardan dolayı toplumuyla helalleşmez. Bu olsa olsa bir hesaplaşma şeklinde olabilir. Devlete düşen şey toplumuyla hesaplaşmadır. Ama devletlerin helalleştiği zamanlarda yok değil miydi? Vardır. Özür dilerler. Aslında bakarsanız Batı literatüründe bunun karşılığı özür dilemektir. Özür dilemek. Yani mesela Hitler döneminde biliyorsunuz Almanya özür dilemişti. Dolayısıyla tarihsel süreç içerisinde bazı büyük suçlardan dolayı devletler toplumlardan ve bazı diyelim ki milletlerden özür diler, helalleşmez. Onlardaki Batı literatüründe bunun tam karşılığı özür dilemektir. Tabii, köy boşaltmalar konusunda da Türkiye Cumhuriyeti Devleti o dönemde yaşananlardan mesela bizzat Sayın Erdoğan tarafından o dönemde yaşananların ne kadar kötü olduğunu ifade eden bir şekilde orada da bir şey vardı. Özür olabilir bu. Yani hatasını telafi eder,
Dolayısıyla o hatasından dolayı da gider onlarla özür dileyebilir. Ama orada tek taraflı bir şey var. Burada sonrasında sürdürülen ve açıklarken Kemal Kılıçdaroğlu'nun dediği bu konuları artık çözmek ve ileriye bakmak. O yüzden de karşılıklı helalleşme i̇şte vurgusu yok mu? Yani bu helalleşme, tek taraflı bir özür değil, karşılıklı konuyu doğru. Artık sağlıklı bir noktaya getirelim. Biz bunları çözelim ve geçmişte bırakalım diyor. Bu hedefleniyor diyor. Değil mi? Şimdi bu helalleşme kavramı üzerinden çok doğru gözükmüyor bana işin doğrusu. Biraz önce dediğim gerekçelerden dolayı. Yani helalleşme kavramının arkası dolu bir kavram bu kavram. Ve o kavram bunu ifade etmiyor. Aslında burada bence en önemli şeylerden bir tanesi, bakın iki haftadır helalleşmeyi tartışıyoruz biz. Helalleşmeye başladığımız andan itibaren belki Türkiye'de toplumsal kesimler ve toplumsal gruplar birbirlerine karşı yine suçlayıcı bir dille neyle helalleşeceksin? Birisi diyor ki işte teröristle mi helalleşeceksin, değil mi? Öbür taraf diyor ki evet. 28 Şubat'ta mı helalleşeceksin? Şimdi aslında bu tartışmanın devamı bence daha önemli. Yani baktığınız zaman helalleşme kavramı toplumdaki uzlaşıyı sağlamıyor. Kemal Bey böyle bir uzlaşıyla yola çıkıyor. Belki bu anlamlı bir şey ama sonuçta ortada yine büyük bir kutuplaşmayla karşı karşıyayız. Bunun nedenini düşünmek lazım aslında. Yani niye helalleşme kavramının sonucunda biz yine kutuplara doğru savruluyoruz? Ama şey değil mi Hilmi Hocam? Yani Kemal Bey Perşembe akşamı Habertürk Gündem Özel'deydi. Yayınımızdaydı. Orada ben de sordum bunu kendisine. Dedim ki bu helalleşme kavramını siz niye kullandınız deyince. Cumhuriyet Halk Partisi'ne mesafeli olan muhafazakar kesimlerin bana önerisiydi helalleşme dedi. Çok doğru. Yani zaten helalleşme kavramının belki ifade etmek istediği şey daha çok bu programda da konuşacağız ilerleyen saatlerde. Muhtemelen dindar, mütedeyyin, muhafazakar kesimlerle Cumhuriyet Halk Partisi arasındaki tarihsel süreç içerisinde yaşanmış kırılganlıkları ve mesafeyi azaltmak için ortaya konmuş bir kavram olarak gözüküyor bize. Ama sonuçta bunu sağlamıyor. Benim dediğim çünkü o. Çünkü sonuçta belli ki helalleşme beklentisinde olan bir sürü kesimi var. Aynen öyle. Ama biz dediği insanlar. Şimdi öyle bir şey olmuş. İşte asıl önemli olan Serap Hanım bu. Niye mesela Türkiye'de bu kadar çok kesim helalleşme beklentisi içinde oluyor? Belki bunun üzerinde düşünmek lazım. Asıl mesele orada değil bence mi? Tek bir liderden mi o zaman bu helalleşme hayır, gelmeli işte, ya da tek bir partiden mi değil mi? Evet. De böyle tabii, bir şey var. Onu ifade etmeye çalışıyorum. Yani benim kanaatim şu, bakın bu ülkede o kadar çok mağdur var ki. Yani tarihsel sürece bakalım. Hı-hı. Solcular mağdur. Sağcılar mağdur. Ülkücüler mağdur. Öyle değil mi? Peki İslamcılar mağdur. Gayrimüslimler. Muhafazakarlar mağdur. Gayrimüslimler mağdur. Bu ülkenin mağdur etmediği hiçbir taraf, hiçbir kesim yok aslında. Bence en önemli şey bu. Niye bu kadar çok mağduriyet üretiyor bizim ülkemiz? Ve bizim ülkemizdeki siyasal rejim, siyasal sistem, devlet sistemi nasıl işliyor ki bu kadar çok mağduru var? Yani saymaya başladığımız andan itibaren yukarıdan aşağı o kadar mağdurla karşı karşıya. Kılıçdaroğlu da zaten o bir videosu var hatırlarsanız. Orada bunların taraflarını sayıyor. Gerçi Diyarbakır'ı sayıyor ama Mamak cezaevini saymıyor mesela evet. O videoda. Nedense ülkücüler Mamak cezaevindeki işkencelerden dolayı mağdur değil bu videoya göre. Ama aslında hepimiz mağduruz. İşte onu söylüyor. O video için var. Diyorum. Videonun içinde var o. Şöyle diyor. Bir sağdan darbelerin, bir soldan. Darbelerin mağdur ettiği ve darbelerin bir sağdan bir soldan astığı kişiler diyor. Doğru. Orada ifade ediyor. İşte bence asıl mesele bu. Şimdi Türkiye'de niçin bu kadar mağdur üretiyoruz? Darbeler. Eğer biz darbelerle hesaplaşamazsak, bakın Türkiye'nin bu mağduriyet travmasını, hani ben Vamık Volkan'a atıf yapacağım bu anlamı. Örselenmiş kimlik travmasını atlatamayız biz bu ülkede. Bu ülkede örselenmemiş kimlik yok. Üzerinde tepinilmemiş hiçbir ideoloji, hiçbir kimlik, hiçbir taraf yok. Tabii divandaki düşmanlar da aynen öyle. Önemli şeydi. Şimdi peki niye böyle? Ya ben mesela şöyle bir bakın 60'tan 2016'ya kadar yani 15 Temmuz'a kadar darbeler, muhtıralar, darbe teşebbüsleri neredeyse 10 tane. Yani her 5.6 yıla bir ya darbe düşüyor ya muhtıra düşüyor bu ülkede. Şimdi özellikle böyle bir sürekli demokrasisi darbelerle ya da muhtıralarla kesilen bir toplumda örselenmiş kimlik travması yoğunlaşır ve yoğun olur. O yüzden bizim aslına bakarsanız hesaplaşmamız gereken
Ve bir hesabını sormamız gereken şey Türkiye'de bu darbeler sürecidir. Biz henüz daha bu darbeleri her kesimden toplanarak aynı masa etrafında konuşamadık. Yani herkesin darbesi kendisine iyi gibi bir şey var Türkiye'de. Evet. Hatırlayın. Yani 60 darbesi muhafazakarlar için kötüdür. 80 darbesi belki diyelim ki Atatürkçüler için iyidir. Ya da 15 Temmuz darbesi en yakın darbe teşebbüsü bile bir taraf için iyi bir taraf kötü olarak algılıyor. O yüzden biz henüz oturup bir masanın etrafında bu ülkenin farklı kesimleri, farklı siyasi ideolojisine sahip olan insanlar olarak oturup darbelerimizle yüzleşemiyoruz. Darbelerimizle yüzleşemediğimiz için de bu travmaları atlatamıyoruz. O yüzden de helalleşme kavramıyla çıktığınız bir süreçte yine kutuplara savruluyorsunuz ve kutuplaşmalara savruluyorsunuz. Bir başka şey, bence en önemli şey burada konuşulması gereken şu. Helalleşmeden daha çok siyasetin hızlı bir şekilde çözmesi gereken Türkiye'de temel sorunları var. Onlar nedir? Mesela siyasi etik ahlak yasası. Yani ben olsam bir siyasetçi olarak toplumun önüne helalleşme ya da uzlaşıyla helalleşme kavramıyla değil de siyasi etik ahlak yasasıyla çıkarım. Sözleşmeyle çıkarım. Yani niçin bir toplum sözleşmesi siyaset ortaya koymuyor? Seçimlere doğru gidiyorsunuz. O, halkın önüne bir toplumsal sözleşme metni koyun. Deyin ki yapacaklarımız şunlar şunlardır. Bunlara karşı söz veriyoruz. Ve sizden sandıkta bu size getirdiğimiz bu sözleşmeye onay istiyoruz. Sandık bir tür sözleşmenin, yani bu toplumsal sözleşmenin onayı haline gelsin. Aslında bu helalleşme süreçlerinden bence çok çok daha önemli. Bir başka şey, siyasetin en temel sorunlarından bir tanesi Türkiye'de bence ve bu örselenmiş kimlik travmalarını artıran en önemli şey, siyasi politikayla, yani siyasi partilerle devlet arasındaki ilişkinin sağlıklı bir şekilde kurulamaması Türkiye'nin en temel sorunlarından bir tanesi. Neyi kastediyorum, açık söyleyeyim. Tabii. Türkiye'de siyasi partiler devleti ele geçirilmesi gereken bir mekanizma, bir aygıt, bir örgüt olarak görüyorlar. Her parti iktidara geliyor, bir müddet sonra çekirdek tabanına dayayarak ötekileri dışarıda bırakıyor. Tabii. Şimdi bunu yaptığınız sürece de bu örselenmiş kimlik travmaları derinleşiyor Türkiye'de. O zaman bugün üzerine bugün örselenen ve kimlik travması yaşayan bir kesim varsa... Bu bugünün sorunu değil, bu sistemin sorunu. Evet. Bu sistemi çözmedikçe... Geçmiş örnekleri konuşuyoruz ya, oradan tabii, bugüne doğru gelirsek demek istedim. Her dönemin üzerinde tepinilenleri var dediniz ya. Evet, her dönemin üzerinde tepindiği bir kimlik var Türkiye'de. Hı hı. O yüzden de aslına bakarsanız siyasetçi sistemi konuşmak ve sistemi çözmek zorunda. Bu tür aparatlarla, yani ben buna küçük, stratejik, taktik aparatları diyorum politikada. Konjonktüre göre oynayan küçük taktiksel aparatlar bunlar. İster helalleşmeyi getirin, ister çözüm sürecini getirin. Benim için hiç fark etmiyor. Bunlar siyasetin aparatları. Bu aparatlar konjektürel olarak üretiliyor ama hiçbir zaman sorunu çözmüyor. Biz çözüm sürecinde de dikkat ederseniz sorunu çözemedik. Burada da isterseniz helalleşmeyle gidin, yine sorunu çözemiyoruz ve kutuplaşma hızlı bir şekilde savruluyor. O yüzden bu küçük siyasi taktiksel aparatlardan uzaklaşarak daha derin, daha sistematik değişiklikleri yapmamız lazım. Politikacıların, siyasetçilerin eğer Türkiye'nin önünü açmasını istiyorlarsa, Türkiye'de bir barış ve uzlaşı kültürünün oluşmasını istiyorlarsa, bir demokratisi kültürünün oluşmasını istiyorlarsa, bize daha yapısal çözümler üretmek zorundalar. Daha yapısal çözümlerle gelmek zorundalar. O yüzden bunlarla gelmedikleri sürece bu aparatlar siyasetteki tıkanıklığı çözemeyecek kanaatindeyim. O yüzden bu da Kılıçdaroğlu'nun bir taktiği olarak gözüküyor ama gördüğünüz gibi sonuç alıcı mı? Bence sonuç alıcı bir sürece doğru gitmiyoruz. Aksine kutuplaşmayı daha da derinleştiriyor. Yusuf Bey gitmeden, peki, Ersan Bey'e bir merhaba diyelim. O, evet, da geldi. Ersan Bey, Ersan Şen, merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ersan Hocam, merhaba, hoş geldiniz. Muharrem abi merhaba. Tüm konuklara selam, sevgi, saygılarımı sunuyorum. İyi akşamlar. Peki, Yusuf Hocam, hemen size geçmek istiyorum. Şimdi Hilmi Hoca'nın bıraktığı yerden. 1980 darbesi zaten kesimlerin birbirlerini anlamasına yol açmıştı ve hapishanede bir helalleşme vardı. Ama sonrasında baktığımız dönemde, şimdi bu kadar zaman geçtikten sonra
yeniden bir dini söyleme başvurma ihtiyacı duyuluyor. Yani Kılıçdaroğlu helalleşme diyor ama Cumhurbaşkanı da faiz meselesini açıklarken NASA atıf yaptı. Yine bugün İyi Parti lideri Meral Akşener de gülülden söz etti. Bu denli referansların dini söyleme oturmasını siz neye bağlıyorsunuz? Toplumda yakın geçmişe kadar var olan mukaddesatçı milliyetçi veya muhafazakar, mukaddesatçı muhafazakar, milliyetçi Atatürk milliyetçiliği gibi kavramlarımız söz konusuydu. Yani bir Türk-İslam sendisi, millet, ulus kavramları farklılıklar içeriyordu. Bu açıdan baktığımızda yeni bir döneme mi girdik? Bu dönemin bir getirisi olarak yeniden bir İslami veya dini kavram üzerinden mi meselelerimizi çözmeye çalışıyoruz? Teşekkür ederim. Şimdi aslında dinin siyaset içerisinde yer alması veya dinin kullanılması siyasette yeni değil. Çok yani eskiden beri süre gelen bir şeydir. Yani işte şu partiye oy vermezseniz işte Müslüman olmazsınız falan gibi veya ne kadar Müslüman olduğunu görürüz gibi bir takım söylemler de söz konusu oldu biliyorsunuz. Şimdi ben bu tabii helalleşme konusunun çok kötü bir kelime olduğunu düşünmüyorum. Yani ancak tabii Sayın Kılıçdaroğlu muhalefet partisi ve bugüne kadar iktidara gelmedi. Şimdi iktidardaki insanların daha çok hatalar işleyeceğini ve bundan dolayı yaptıkları hatadan dolayı işte tabii Hilmi Bey'in söylediği gibi bu özür anlamında da olabilir ama helalleşme de bir yerde suçunu itiraf etmek anlamına gelir. Yani bir takım kabahatler işlediğini, yanlışlar yaptığını, bu yanlışlardan dolayı özür mahiyetinde işte ben bu hataları yaptım, özür dilerim, beni affedin gibi bir anlamda da olabilir. Ama tabii dini olarak meseleye baktığımız zaman bu kul hakkı dediğimiz şeye girer. Yani kul hakkı ile ilgili de biliyorsunuz söylemler vardır. Yani Cenab-ı Allah bana her şeyle gelin ama kul hakkıyla gelmeyin. Dolayısıyla onu ben affetmem dediğini göz önüne alacak olursanız. Şimdi burada tabii dini bir söylemin siyasette ne kadar geçerliliği vardır. Şimdi tabii dikkat ederseniz başörtüsü dahil olmak üzere hemen her konuda din siyaset içerisinde yer alıyor. Ya bundan nemalanan, bundan işte oy kazanan ciddi bir yapı var. Şimdi halbuki yani gerçek Müslümanlık, gerçek İslam'ı benimsemiş insanların dini siyasetin seviyesine düşürmemeleri gerekir. İnancı burada kullanmamaları gerekir. Ama maalesef Türkiye'de bunun aksini görüyoruz. Belki de Kılıçdaroğlu, Sayın Kılıçdaroğlu şunu söylüyor. Ya hani her ne kadar ikna odalarından söz etse de aslında bir yerde gündemi bir şey oldu. İktidarın hep gündem belirlediği bir siyasi ortamda Kılıçdaroğlu son çıkışıyla gündemi belirledi aslında. Herkes bunu konuşuyor. Yani iktidar da bunu söylüyor, bunun üzerinde tartışıyor. Yani gündemi bir yerde Sayın Kılıçdaroğlu bu söylemiyle kendisi belirledi ve hep bu konu tartışılıyor. Şimdi iktidara yani diyelim ki helalleşmeden söz eden bir muhalefet liderinin neden karşı çıkıyor iktidar? Normalde ya sen işte suç işlemişsin ki bunları yerine getir işte Sayın Cumhurbaşkanı işte sen önce başörtülü bacılarından af dile onlarla helalleş diyor mesela. Şimdi ama diğer taraftan bir taraftan da Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylemi iktidarı da hedef alıyor. İktidarın kendi yapmış olduğu yanlışlardan dolayı da helalleşmesi gerektiğini ortaya koyuyor bir taraftan da. Yani bu bir iki yandan taraflı, da hocam şöyle değil. Denebilir mi? Yani iktidarın geçmişe yönelik yani bugün helalleşilmesi gereken konular olarak bahsettiğimiz bu konuları konuşurken bu eleştirileri dile getirirken CHP'yi işaret eden bir söylemi var yıllardır. Belki evet. de buna yönelik de iktidarın kendisine yönelttiği bu suçlama ya da eleştiriye karşı da bir tavır gibi değerlendirilebilir mi? Tabii ki yani şöyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu an mesela yapılan anketlerde belli bir oy oranı üzerine çıkamadığını görüyoruz. Sebebi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin toplum nazarındaki pozisyonu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi
geçmişteki bir takım, yani İnönü dönemi de dahil olmak üzere, işte Türkçe ezan okutulmasından tutun da bir takım diğer başka şeylere kadar toplum nezdinde çizdiği imaj, oy vermeyi, yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeyi engelliyor. Yani %24'ün üzerine çıkamamanın verdiği bir sıkıntı var. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu bir taraftan Cumhuriyet Halk Partisi ile bu konuda toplumla barışma yoluna gitmekle kendi açısından bir şey yapıyor, partisine avantaj sağlama yoluna gidiyor. Bir taraftan iktidara diyor ki bak ben helalleşebiliyorum, bütün bunlara rağmen sizin de helalleşmeniz lazım. İşte hani birileri diyordu ki bir ayeti kerime var ya, hani innallahi yekmuru bil adli diye başlayan ayeti kerime, orada da akrabaya yardımı bilmem neyi emreder derken akrabalarını şeye getiriyorlardı, bir takım görevlere getiriyorlardı, bunu farklı şekilde algılıyorlardı. Şimdi bunların hepsi hak ve hukuka aykırıdır. Yani helalleşmeyi gerektiren konulardır. Hak etmiş insanı getirmek yerine, yani liyakat sahibi olan insanları getirmek yerine, siyasi bakış açısıyla kendi siyasetini destek verenlerin bir takım yerlere getirilmesini de ortaya koymuş oluyor. Nitekim bir yerde iktidarın Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı elindeki en önemli kozun alındığı görülmek suretiyle iktidar bu kadar karşı çıkıyor Kılıçdaroğlu'na. Normalde yani şöyle düşünün, ben helalleşmek istiyorum, yani şimdi Muharrem Bey'le helalleşmek istiyorum, öyle diyeyim. İşte ben yanlışlar yaptım, hatalar işledim, ona karşı suç işledim. Muharrem Bey kusura bakmayın, ben hata işledim, özür diliyorum sizden, gel helalleşelim demek. Tabii bu bir taraftan dini yönü de var bunun, tabii insani yönü de var. Şimdi helalleşelim diyoruz, karşılıklı olarak bir barış ortamı sağlıyoruz. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu sözüyle birlikte normalde iktidar tamam gel o zaman hep beraber şimdiye kadar birbirimize olan yanlış sözlerimizi, kırıcı sözlerimizden vazgeçelim. Gelin Türkiye'yi ayağa kaldıracak ortak bir çalışma içerisine girelim demesi gerekirken tam tersine toplum daha da kutuplaştırılmaya çalışılıyor. Sen kimsin ki helalleşiyorsun, sen bilmem nesin ki, diyelim ki tamam hata işlemiş olabilirim. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanı da birçok zaman ben aldatıldım demedi mi? Yani işte Barzani aldattı, Esat aldattı, Amerika aldattı, FETÖ aldattı demedi mi? Yani bunu kendisi itiraf etti. Öyleyse demek ki insanlar aldanabiliyor, yanlış yapabiliyor. Bundan dolayı da topluma özür diliyor. Ben diyor aldandım diyor, itiraf ediyor. O zaman muhalefetle iktidar arasında eğer Türkiye'yi gerçekten düşünüyorlarsa bu türden bir çıkışın normalde bu kutuplaşmanın önüne geçip birlik ve beraberliğe yönelik bir oturup konuşmaları gerekir. Gelin kardeşim o zaman derdimiz nedir? Bu ülkenin işte insanların asgari ücretle geçinemedikleri veya Türkiye'nin dış politika üzerinde şu işte tenkit edilen, muhalefetin tenkit ettiği konuları gel birlikte oturup konuşalım, bir çözüme gidelim. Ondan sonra veya iç politikada gelin şöyle bir politika izleyelim, çözüme gidelim. İşte şu kadar maaş alan, 3-5 maaş alan insanların gelin bunları düzeltelim demesi normalde gerekirken, şimdi sen kimsin ki helalleşelim diyorsun ama iktidar olan Cumhuriyet Halk Partisi değil ki. Yani kaç senedir Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olmadı. Demek ki iktidar olmadan yapmış olduğunu düşündüğü yanlışlardan vazgeçeceğini söylüyor ve bunda helalleşmek istiyor. Ama o zaman bir taraftan da ben iktidara geliyorum mesajını vermiş olmuyor mu hocam? Yani ben tabii ki bir taraftan devletin doğru veriyor. Yönetimine geleceğim ve devlet adına ben helalleşeceğim mesajını da vermiş olmuyor mu? Kesinlikle. Zaten o anlama geliyor bir taraftan da. Yani ben yarın iktidar olduğumda ki bu bir mesajdır. İktidar olma yolunda oy almayı düşündüğü veya alamadığı, almayı ama planladığı kesimden de oy almak için ben iktidar olursam bakın bunları hatalar işledim, bu konuda helalleşiyorum ve bir daha bu hatalar işlemeyeceğim demektir. Veya böyle hatalar işlenmeyecektir. Devlet adına da söylemiş olabilir Sayın Kılıçdaroğlu, sadece partisi adına değil. Yani yarın iktidar olduğu takdirde ben işte bugüne kadar iktidarların yapmış olduğu bu hataları asla işlemeyeceğim. Ben devlet olarak şimdiden sizden bu konuda özür diliyorum, helalleşiyorum, bir daha bunu tekrar etmeyeceğim anlamına da gelir. Geniş anlamda baktığınızda. Ama şurası muhakkak ki
Tabii Sayın Cumhurbaşkanı Nas meselesini ileriye sürdü, faiz meselesini ileriye sürdü. Ama şimdi orada da tabii Nas suresini okuyacak olursak, işte gizli olarak onu işte sure anlamında söylemedi herhalde hocam. Efendim? Ama bunu insan adı. Sure, o zaman onu Nas sure insan olarak söylemedi. Yani Nas peki insandır. Ey Nas diye hitap edildiği takdirde ey insanlar anlamına gelir. Şimdi o zaman bununla alakası yok ki. Tamamen farklı bir nitelik taşıyor o. Yani aslında Nas'tan özür dilemesi gerekiyorsa iktidarın dilemesi gerekiyor. İşte haksızlıklar meydana gelmiştir. Birçok insanlar bundan yakınıyor. Bunları göz önüne alması lazım iktidarın. Ve belki de işte aslında bu bir yerde ortaya konmuş gibi bir pozisyonda oluyor. Yani bir muhalefet liderinin bu şekilde işte helalleşme istemesi iktidarı toplum nazarında, ya aslında bizden helalleşmesi gereken iktidardır diye düşünce meydana gelecek endişesi var. Bu endişeyle birlikte tepki gösteriliyor. Normal şartlarda eğer dediğimiz gibi saf düşünce içerisinde olacak olursak, böyle bir teklifin ana muhalefet partisinden gelmesi iktidar tarafından hoş karşılanmalı. Gel oturalım o zaman, parlamenter sistem mi konuşacağız veya cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini mi devam ettireceğiz? Hukuk yönünde adaletsizliklerin önüne mi geçeceğiz? Eğitim sistemimizi daha mı düzgün bir hale getireceğiz? Milli değerlerimize daha mı yakın ve bağlı kalacağız? Bütün bunları oturursunuz, konuşursunuz o zaman. Yani bu konuşma kültürünü göstermesi gerekir iktidarında. Zaten iktidar, yani 20 yıldır iktidar. 20 yıldır iktidarsa, hatalar işliyorsa, şimdi 20 yıldır muhalefetin hata işlediğini söylüyorsanız, yani terör gruplarıyla birlikte mi oluyorsunuz, onlara yanaşıyor musunuz derken, aslında kendi yanaştığı veya terör gruplarıyla birlikte olduğu dönemleri unutmaması lazım geliyor. Yani kendisi de o hatayı işlemişti, eğer hata olarak görüyorsa bunu, o zaman o hatayı kendisi de işlediği için o hatalar zinciri içerisinde ben de bunları zamanında işlemiştim, sen de işliyorsun diye onu da konuşabilirsiniz. Dolayısıyla konuyu dini cepheye çekmemek lazım. Dini siyasete alet etmemek lazım. Yani din bütün insanların kendi vicdanında Allah'a olan bağlılıkları ve sorumluluklarıdır. Öyleyse bu konuyu farklı biçimde ele almak lazım. Bu helalleşmek konusu dini olduğu kadar tabii ki insani bir duygudur diye düşünüyorum. Ersan Bey, siz ne dersiniz? Yusuf Bey diyor ki bu, yani muhalefetten bir partinin helalleşme çağrısında bulunması, iktidarın da bu kez benden de bir helalleşme beklenebilir çünkü ben yıllardır iktidardayım diye düşünmesine yol açıyor, o yüzden de reaksiyon veriyorlar. Öyle mi? Yani bugün bu 20 yılda helalleşilecek kesimler ortaya çıktı mı? Yani iktidarın helalleşmesi gereken ya da iktidardan helalleşme bekleyen kesimler ortaya çıktı mı? Şimdi Serap Hanım, benim değerlendirmem şöyle. Esasına gelirken ne konuşacağım diye düşünüyordum. Çünkü önem atfettiğim bir mesele değil bu. Onu söyleyeyim size. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının üzerinden, yani helalleşme, bir mahcubiyet, bir hatanın telafisi, giderilmesi anlamında helalleşme, dini elbette bir kavram. Onun dışında son zamanlarda Sayın Akşener'den Ömer'in yolunu duyuyoruz. Onun dışında Cumhurbaşkanımızdan faiz üzerinden Nas kelimesini kullanıp şunu düşünüyorsunuz. Yani diyorsunuz ki, yani eğer dinen bu yasak haramsa, ondan dolayı yapılıyorsa, bu bir ekonomi uzmanlığından kaynaklanan tercih değilse, insanların önüne hakikaten şunu söylemek lazım. Verdiğimiz karar iktisadi açıdan yanlış ama dini açıdan doğru. Dolayısıyla bu siyasilerin anayasanın 24. maddesine açıkça aykırı bu tarz davranışları, bu tür sözleri, yazıları uzun zamandır Türkiye Cumhuriyeti'nin hep gündemindedir. Sayın Kılıçdaroğlu, ben şunu söyleyeyim. Sayın Kılıçdaroğlu aday, öyle gözüküyor. Yani Cumhurbaşkanı adayı. Yani en azından kendisini Millet İttifakı'nın çoğunluğunu temsil eden olarak
aday olarak ortaya koymuş durumda. Buna Sayın Akşener ne diyecek? Nasıl bir tepki ortaya koyacak? Diğer siyasi partiler, Millet İttifakı'nın bilemiyorum ama ben şunu tavsiye ediyorum Sayın Kılıçdaroğlu'na. Şuraya da notumu aldım. Sayın Kılıçdaroğlu İstanbul'un ilçelerini bir bir geçsin. Başta Bağcılar, Ümraniye, Esenler, Güngören, Kasımpaşa, Bahçelievler, Arnavutköy, Pendik, Soğanlı, Eyüp, Fatih, Kağıthane olmak üzere kendini tanıtsın. Kahvede çay içsin, inşaatta ekmek, soğan, domates yesin. Geçsin ülkeyi, yerinde tanısın, yeter. Bu arada Sayın Cumhurbaşkanı'nın da ağzını almasın. Çünkü helalleşecekse zannediyorum Sayın Cumhurbaşkanı ile helalleşir. Onun dışında kimseyle helalleşeceği bir durum yok. Şöyle söyleyeyim size. Yani neticede Türkiye Cumhuriyeti'nin hakikaten geldiği yere baktığımızda, siyasi tartışmalara baktığımızda Sayın Kılıçdaroğlu'nun kullandığı toplumsal uzlaşma veya tahammül, yani Türk milletinin asgari müştereklerde birleşemediği yerde toplumsal uzlaşma yerine helalleşme kavramını tercih etmesini AK Parti'ye karşı fikren mağlup olduğunun bir göstergesidir. Onu size söyleyeyim. Çünkü 2023 seçimlerinde halkı ikna etmek, yani mütedeyyin kesimi ikna etmek amacıyla helalleşme turuna çıkacağını söyleyen ve burada AK Parti'nin Sayın Cumhurbaşkanı'nın eski Türkiye kelimesi vurgusu üzerinden o dönemle ilgili yapılan tüm eleştirileri üzerine almak suretiyle, ki üzerine vazife olmadığı halde, çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olabilir ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin Mustafa Kemal Atatürk dahil tarihinden sorumlu ve onlar adına özür dilemesi, helalleşmesi, yapılan hatalar varsa ve mahcubiyetler nedeniyle bir helalleşme turuna çıkmak suretiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmiş döneminden kaynaklandığını söylenen o hataların yegane özür dileyeni ve helalleşen olarak kendisini göstermesi bence son derece yanlış. Onun üzerine de vazife değil, özellikle Mustafa Kemal Atatürk dönemiyle ilgili. Yani siz neyle helalleşeceksiniz? İstiklal mahkemeleriyle mi helalleşeceksiniz? Veya Mustafa Kemal Atatürk döneminden sonra varlık vergisiyle mi? O dönemin mağdur olduğunu ileri sürenleriyle mi helalleşeceksiniz? Neyle helalleşeceksiniz? Menderes dönemiyle mi helalleşeceksiniz? 1959-1960 yıllarıyla mı helalleşeceksiniz? Ben şimdi size sıralayacağım. Bakın şöyle söyleyeyim size. Kanaatimce Sayın Kılıçdaroğlu bir türlü Sayın Cumhurbaşkanı'nın yörüngesinden çıkamıyor. Onu hedef almayıp onun ve AK Parti'nin hedefine koymak suretiyle, kısır döngü siyasi tartışmaların dışına çıkmak suretiyle gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'nin gündemine gelemiyor. Bakın ne yapması gerekiyor biliyor musunuz Sayın Kılıçdaroğlu? Bakın şunu söyleyebilir. Türkiye Cumhuriyeti'nin Lozan Barış Antlaşması'yla kapitülasyonlar kalktı. Ama Türkiye Cumhuriyeti şöyle bir dönem de yaşadı. Türkiye Cumhuriyeti Alman vatandaşı olan Deniz Yücel'i gönderdi. Türkiye Cumhuriyeti Amerikan vatandaşı olan Papaz Brunson'u gönderdi. Türkiye Cumhuriyeti Fransız vatandaşı olan Löbbero'yu gönderdi. Türkiye Cumhuriyeti son derece enteresan bir şekilde iki İsrail vatandaşını özel jetle uçağa koyup gönderdi. Türkiye Cumhuriyeti'nde hukuk herkese eşit uygulanıyor mu? Türkiye Cumhuriyeti'nin mahkemeleri, hakimleri bağımsız ve tarafsız mı? Siz bunları tartışacaksınız. Türkiye Cumhuriyeti'nde helalleşmeler öyle oluyor. Ya helalleşme. Ben size söyleyeyim. Helallik almak adaletle olur. Hukuk devletinde helallik adaletle olur. Adaletle. Türkiye Cumhuriyeti'nde adalet var mı? Ona bakacaksınız. Ben size şimdi sıralayacağım. Devam edeceğim. Yani neticede konuşulacaksa bunlar, ki ben size şunu söyleyeyim Muharrem abi. Yani 11.28 dolar olmuş, 12.65 euro olmuş. Türkiye Cumhuriyeti'nin muhalefet partisinin lideri olan şahıs helalleşmeden bahsediyor. Sen kimle helalleşeceksin ya? Ben size söyleyeyim. Bakın şuraya da notumu aldım. Sözde Ergenekon, Balyoz, Şike kumpaslarını kuranlarla mı helalleşeceksin? Sözde gazetecilerle mi? Sözde yazarlarla mı? Ülkenin silahlı kuvvetlerinin üzerine kabus gibi çökenlerle mi? Bırakın bu mağduriyetlere yol açanları. Yani şöyle söyleyeyim size. Bunlar hesap verecekler. Bunlar hepsi hesabını, bedelini ödeyecek bunun. Böyle bir şey yok. Türkiye Cumhuriyeti'nde eğer helalleşme olacaksa hukuk ve adalet üzerinden olacak. Öyle yani ben efendim helallik istiyorum, verdim helallik, cenaze namazında imamın arkasında durur, helal olsun mu diyoruz? Böyle bir dünya var mı? Kim kimi kandırıyor? Böyle bir şey var mı? Türkiye Cumhuriyeti'nin şu anda gündemi bu mu? Türk milletinin gündemi bu mu? Yani Sayın Kılıçdaroğlu efendim bakın nasıl da gündemi belirledim. İki haftadır herkes peşimden koşuyor. Hayır, değil. Sen
iktidarda olanın ekmeğine yağ sürüyorsun. Başka bir şey yaptığın yok. Senin söylediğin bu meselelere milletin karnı tok. Onların kulakları duymuyor çünkü karınları aç. Sayın Kılıçdaroğlu salı günü grup toplantılarını monolog yapmak suretiyle eğer milletin gündemini belirleyeceğini zannediyorsa ciddi bir yanılgı içindedir. Onu size söyleyeyim. Ben bir devam edeyim. Sayın Kılıçdaroğlu eğer helalleşecekse kendi döneminin bireysel hatalarıyla helalleşmeli. Sayın Kılıçdaroğlu'nu Ankara'dan İstanbul'a yürüten akılsız başın cezasını ayakların çektiği anayasanın geçici 20. maddesine milletvekillerinin yasama dokunulmazlığına imza atmak suretiyle yaptığı hatanın bedelini ödeyecek. O helallik onlardan istesin. Enis Berberoğlu'ndan helallik istesin. Oralarda yargılanan efendim usule aykırı milletvekillerinden gitsin helallik istesin. Ben size şöyle söyleyeyim. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin sözde Ergenekon balyoz dönemi yaşanmış, şike kumpas dönemi yaşanmış, bu dönemde bu ülkenin üzerinden silindir gibi geçilmiş. Ha bunları üstlenmiyorsa, bunları etmiyorsa o zaman o helalleşecek kişilerin isimlerini tek tek alt alta yazmak suretiyle bu milletin önüne koymak durumundadır. Eğer sorumluluğu varsa, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorumluluklarından bahsediyorsun. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorumluluklarından bahsediyorsak ben her şeyi dönemine göre değerlendirilmesi gerektiğini düşünürlerdim. Yani şimdi siz eğer bir seçime girecekseniz, o girdiğiniz seçimde o seçimi kazanma hedefindeyseniz ve burada arkadaş ben bir gündem belirleyeyim diyecekseniz ve helalleşme gibi bir dini kavramın arkasına sığınmak suretiyle siz Türkiye Cumhuriyeti'nde insanların birbirlerine tahammülünü veya Türkiye Cumhuriyeti'nde insanların uzlaşmasına hizmet edeceğinizi zannediyorsanız bence bu şekilcilikle ancak bir yere kadar gidebilirsiniz. Başka bir yere gidemezsiniz. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi hiç kimsenin günah keçisi değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu tür tartışmaların içine sokmak ve alet etmek kanaatimce çok yanlıştır. Ben şunu sormak istiyorum. Sayın Kılıçdaroğlu acaba bunlarla ilgili birilerini helalliğe davet edecek mi? İlker Başbuğ, efendim işte hapse atanlar, oralarda tutanlar, zindanlarda birçok hayatını kaybeden insanlar. Ne yapacağız yani bunlarla da mı helalleşeceğiz biz? Nasıl helalleşeceğiz? Bu helallik nasıl olacak? Bu hesaplar, kitaplar görünmeyecek mi? Yani siz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hukuk devleti olduğunu bir kenara koymak suretiyle haydi helalleştik, herkes yoluna, biz bundan sonra temiz bir sayfa açtık diyerek yürüyebilmeniz mümkün olabilir mi? Bence Sayın Kılıçdaroğlu şunun hesabını yapmalı. 2017 yılında yapılan referandumda, mühürsüz oylarda, zarflarda onlara itiraz etmek, karşı koymak yerine gece, daha gece olmadan saat 23'te teslim bayrağını çekip Türkiye Cumhuriyeti'nde kardeşim referandumun sonucu belli olmuştur diyerek yolumuzu yürüyeceğiz deyip ardından da şimdi bu yönetim sistemini eleştirmek suretiyle o zaman yapılan hatanın altına imza atmasının hesabını vermeli. Helalleşecekse kendisi bireysel hataları, yönetim hataları üzerinden helalleşmelidir. Dolayısıyla ben açıkçası şununla ilgileniyorum. Hakikaten bilmiyorum. Hazun'un da zannediyorum bu değerlendirmeleri yapıyor. Bakın bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde an itibariyle hiç kimsenin hesap etmedi. A4 fotokopi kağıdı Eylül ayı sonunda 20 lira, şu an 40 lira olmuş. Tonera bakıyorsunuz Eylül ayında 110-120 lira, şu anda 200 lirayı geçmiş. Tuvalet kağıdının 16'lı 3 katlısı 57,90 Türk lirası, 32'lisi 4 katlısı 86,70 lira olmuş. Türkiye Cumhuriyeti'nde Muharrem abi 50 kiloluk un 300 liraya dayanmış ya. Siz neden bahsediyorsunuz ya? Yani çelik çoma koyuyorlar hala. Bugün, bakın ben bugün size şöyle itibariyle 450 lira bir çuva. Şöyle söyleyeyim size. Çelik hala yanıyor. Yani hala. Vakti birden bir fırıncı aradı bugün. O söyledi, oradan biliyorum. Yani yayına gelirken Vakfı Kebir'den bir fırıncı arkadaşımız aradı. O diyor ki 450 liraya aldım bugün onu, ben o ekmeği kaça satacağım diye. Böyle bir şey var. Hocam yalnız bir şeyi dikkat çekmem gerekiyor. Şu an siz konuşurken buldum. Grup konuşmasında Kılıçdaroğlu dedi ki helalleşme ile hukuku karıştıranlar var. Helalleşmek, yüzleşmek, barışabilmek, devam edebilmek demektir. Tam da oraya geliyordum. Bunun yarası olan topluluklarla yapacağız. Hukuk başka, kim ne suç işlediyse onun karşılığı hukuktur. Hukukla helalleşmeyi karıştırmamak lazım. Zaten hukukla, yani onunla zaten helalleşmek imkansızdır. Hukuk onun hesabını muhakkak soracaktır diyor. Peki. Böyle bir bakışı var. Hani siz dediniz ya. Ben devam edeyim. Hukukla olması gereken diye. Aynen. Buyurun öyle hocam. Aynen öyle. Bakın şöyle söyleyeyim size. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu kavramı ortaya koymakta iki gayesi olur değil mi? Bir, gündem belirlemek. İkincisi ise AK Parti'ye oy vermiş, Sayın Cumhurbaşkanı'nı seçen iradenin korkularını ortadan kaldırmak. Acaba Sayın Erdoğan seçilmeyip de Millet İttifakı'nın adayı seçildiğinde biz
o dönemin kazanımlarını kaybeder miyiz? Başörtüsünü, türbanı kaybeder miyiz? Alanlarımız daralır mı? Din ve vicdan hürriyeti üzerinde sorun çeker miyiz? Tekrar korku iklimine girer miyiz? Baktığınızda buradan bir yola çıkarak Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği, efendim biz muhafazakar ve mütedeyyin kesimle helal. Ben de size şunu söylüyorum, bu nasıl olacak? Bu ancak sosyolojik açıdan yaklaşmak suretiyle kendinize gidip sokak sokak, ev ev, diz dize temas kurarak, omuz omuza, o insanlara göz göze, diz dize gelerek anlatmakla olacak. Bunun başka bir yolu olabilir mi? Yani siz şöyle bir şey yapabilir misiniz helalleşme dediğinizde? Arkadaş biz, bakın helalleşme ne? Kavramı kaybetmeyelim Muharrem abi. Helalleşme bir mahcubiyetin, nasıl dersiniz, birisi telefonla arar, 3 gün dönemezsiniz. Ondan sonra denersiniz, dersin ya helal edin hakkınızı. Hani dönemedim, kusura bakmayın. Bu bir mahcubiyetin ifadesidir. Bir hata yaparsınız, hatadan dolayı bunun bedelini ödemezsiniz. Bedelini ödeyemezsiniz. Ben de şunu söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nde, hukuk devletinde bu tür mağduriyetlere uğramış, diyelim ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek parti döneminde iktidarda olduğu veya kısa süre iktidarda olduğu dönemle ilgili helalleşmeyi bir hukuk devletinde adalet dışında nasıl sağlayacaksınız? O zaman Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu kavramı kullanmakla içine düştüğü çelişkiyi görüyorsunuz. Yani bunun bir anlamı yok. Şekilci oluyor ve tek bir yere gidiyorsunuz. O da şu, buraya aldığım notu aynen size okuyorum. Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu cümleyle açıkça türban, başörtüsü, laiklik gibi konularda Cumhuriyet Halk Partisi'nin eskisi gibi olmadığını ve geçmişte bu konularda yaptığı siyaseten siyasetin hatalı olduğunu kabul etmesi olarak değerlendiriyorsun. Zaten üstü kapalı olarak Sayın Kılıçdaroğlu bu tür meseleleri gündeme getiriyor. Başörtüsünü gündeme getiriyor. Artık bu Türkiye Cumhuriyeti'nin bir sorunu olmadığını, kendilerinde katkı yaptığını söylüyor. Ben de şunu söylüyorum şimdi. Eğer biz hukuk üzerinden helalleşmeye gitmiyorsak, efendim işte geçmişte yapılan hataların, örneğin varlık vergisiyle ilgili bir hatanın bedelini helalleşmek suretiyle bizim nasıl Türkiye Cumhuriyeti'nde giderebilmemiz, ortadan kaldırabilmemiz mümkün? Yani altının dolu olmadığını gördüğümüz bir konudan bahsediyoruz. O zaman elde kalan sadece şu oluyor, efendim Cumhuriyet Halk Partisi aldığı oyu belirli, sınırlı olan ve Türkiye Cumhuriyeti'nde sağ kesimden oy alamadığınız zaman seçilemeyeceğiniz gerçeğini gördüğünüzde, bu gerçeğin, çünkü bakıyorsunuz belediyelere, İstanbul Belediyesi'ni kazanan esasında sağ tandanslı. Baktığınızda Ankara Belediyesi'nde seçimi kazanan Mansur Yavaş, Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir dönem içinde yer almış bir isim. Bunları dikkate aldığınızda herhalde Sayın Kılıçdaroğlu şunu söylüyor. Diyor ki ben bu seçim atmosferine, seçim arenasına girdiğimde sağ seçmenden oy almak zorunda olduğuma göre, bu sağ seçmeni temsil eden kesimde belli olduğundan, bunların duyabilecekleri endişeleri gidermek anlamında el uzatmak ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin artık değiştiğini anlatmak olarak gördüğü bir helalleşme kavramını, niyet okuyuculuğu yapmıyorum, sizin anlattığınızdan benim anladığım o. Bunun dışında bir anlam o zaman ifade etmiyor. Yani geldiğimiz sonuçta yer, helalleşme yolculuğuna çıktığı bu aşamada ben de diyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olması itibariyle her dönemi, her konuyu zamanında ve o dönemin şartlarına göre değerlendirmek olduğundan, Sayın Kılıçdaroğlu'nun örneğin Mustafa Kemal Atatürk dönemiyle helalleşebilmesi onun hakkı ve yetkisi değildir. Bunu yapamaz. Bunu siz isimlendirmedikten sonra, cisimlendirmedikten sonra, genel anlamda Türkiye Cumhuriyeti'nde, biraz önce Sayın Hocam söyledi, helalleşelim, helalleşelim, hadi bir Muharrem abi hakkını helal et abi. Helal olsun, helal olsun, güzel. Helal, ne değişti, ne olacak sana? Yani? Nereye varacaksınız? Böyle bir şey olabilir mi? Ama peki, toplumda da şunu da... Hocam tam kaldığınız yerden... Bir cümle söyleyip bitireceğim. Ama. Yani o kadar çok Ersan Bey, o kadar da çok konuşuldu ki mesela işte azınlıklar sosyal medyada, işte o 6-7 Eylül bahsedildi ya, bizi de bir andılar, ne kadar iyi oldu, buna dokunmak hiç karşılığı yok mu diyorsunuz bu ifadelerin? Ya bir siyasetçinin, CHP şu parti bir parti bir kenara. Ben bir şunu siyasetçiden, söylüyorum. Toplumun belli kesimlerine böyle bir çağrı, seslenişin bir faydası yok mu gerçekten? Ben şöyle söylüyorum. Helalleşme kavramının iyi olduğu konusunda bir tereddüt var mı? Yok. Kullandığımız bir kavram mı? Evet. Ancak herhalde kendimi anlatmakta biraz zorlanıyorum. Diyorum ki şu anda toplumun duymak istediği, hissetmek istediği, yaşamak istediği bu değil.
Toplum şunu söylüyor. Bu yap değil. İşlet devletlerle harcanan paralardaki hesapsızlığın hesabı. Bunu nasıl helalleşeceksin? Bunları ortaya koyacaksın. İnsanın karnı doymazsa kulakları duymaz. Bu insanların derdine deva olmak anlamında sen nasıl yapacaksın? Bunları duymak istiyor. Yani duymak istediği ilk kavram bu tür bir helalleşme yolculuğuna çıkmak bu suretiyle değil. İnsanlara el uzatmak ve mütedeyyin kesimin oyunu kazanacağını zannetmek değil. O siz kendinizi gittiğinize zaten anlatacaksınız. O insanların korkmaması yönünde telkinlerinizi yapacaksınız. Ben diyorum ki bu helalleşme kavramı üzerinden olmaz. Ama lafı bir tartışma ortamı açılıp oraya çevirip buraya çevirip yok ben onu öyle söylemek istemedim, bunu böyle söylemek istemedim. Esasında ben hukuk üzerinden değil de ben işte din üzerinden, dini hissiyatlar üzerinden, muhafazakarlar üzerinden buralara Cumhuriyet Halk Partisi'nin zamanında yaptığı hatalardan veya yanlış uyguladığı siyasetten dolayı bunların bir helalleşmesi olarak görüyorum diyorsa ben de diyorum ki bunun bir anlamı yok, gereği yok. Bu Sayın Kılıçdaroğlu'nun yetkisinde değil. Seçim atmosferine girilmişse oraya hiçbir şey kazandırmaz. Şu anda bence esas önemli olan Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletini yakıcı şekilde etkileyen sorunlara gerçekten oraya konsantre olup çözüm önerilerini ekibinizle birlikte ikna edip anlatmak. Peki. Yani ben belki siyaseten, bakın şöyle söyleyeyim, Ankara'dan İstanbul'a yürüyüşte de Sayın Kılıçdaroğlu'nun arkasından belki yüz binler geldi ama ne sonuç elde ettiniz? Türkiye Cumhuriyeti'nde şu anda hukuk daha iyi yerde mi? Bugün verdiği veya vermediği kararlardan dolayı tasfiye edilen mahkemeleri görmüyor muyuz? Ne kadar ilerleyebildik? Anayasa Mahkemesi ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararlarını uygulamadığı zaman siz o yürüyüşte sonuçta nereye gelip de bu ülkenin neresinde hukuku iyileştirebildiniz? Yani attığınız taş ürküttüğünüz kurbağaya değdi mi? Elde ettiğiniz sonuç ne? Kazandığınız ne? Size kazandırdığı ne? Bunlara baktığınızda ben siyaseten doğru bir hamle, doğru bir adım olarak görmüyorum. Peki. Peki hocam, İbrahim hocam, şöyle bir durum söz konusu, biraz önce de sordum. Şimdi çok yakın bir geçmişe gittiğimiz zaman mukaddesatçı, muhafazakarlık, milliyetçilik, Atatürk milliyetçiliği gibi kavramlar vardı. Yani ümmet millet, evet. Milliyetçi ulusçu gibi veya millete dayalılık veya ulusa dayalılık gibi kavramlar vardı. Türk İslam sentesi, millet ve ulus kavramları da önemli eksenlerden oluşuyordu. Bugün bu benzer kavramları söylemek olası mı? Yani mukaddesatçılıktan artık söz edebiliyor muyuz? Kentsel modern muhafazakarlık bunu farklılaştırdı mı? Ve siyasal söylemlerin bu denli bir muhafazakarlığa doğru evrilmesinin gerisinde de acaba bu mu yatıyor? Öncelikle şöyle söyleyelim. Tabii ki Türkiye uzun bir süredir bir modernleşme geçiriyor. Dediğiniz kavramlar belli yıllarda hakimdi. Hatta Cumhuriyet'e geçiş döneminde biliyorsunuz Anadoluculuk diye bir tartışma çıktı. O da muhafazakarlıktı. Ama o da hemen ikiye bölündü. Evet, o da ikiye bölündü biliyorsunuz. Bir Anadolucu, Mavi Anadolucular, bir daha sağ Anadolucular, Remzi Uzarıklar, Hilmi Ziya Ülkenler çıktı. Esasında Türkiye'de tabii bu kavramsal değişim hep yaşanıyor. Ama daha sonrasında işte hemşerimiz Erol Güngör. Tabii ki. Belki bunlar içerisinde en taş tutarlısı. Evet. Ondan sonraki sürece baktığımız zaman Ziya Gökalp'in izinde gidenler. Tabii ki. Birçok şeyi görebiliyoruz. Ama buradaki sıkıntı şu aslında. Türkiye bu evrimi geçirirken esasında toplumsal evrimi, dönüşümü geçirirken Cumhuriyet'ten çok önce başlayan kazanımları Cumhuriyet döneminde bir kısmını geliştirebildi. Bir kısmını da o Osmanlı dönemi, son dönemi hatta 17. 18. asırdan beri başlayan bir modernleşme sürecimiz var. Bu süreç içerisinde de kazanımlarımız var, kayıplarımız var. İşte Mümtaz Turhan Hoca da bununla ilgili söyler. Başkaları Niyazi Berkes'in biliyoruz çalışmalarını. Yani biz de genelde bu şeye dönüştü tabiri caizse. Biz işte mukaddesatla ilgili ya da vatan, millet, dini değerler, işte ümmetçilik ve benzeri değerleri eğer korursak, işte Mustafa Kemal Atatürk'ün de hani bir mesajı var meşhur, Erol Güngör Hoca'nın buna dair de güzel bir çözümlemesi var biliyorsunuz. İşte çağdaş medeniyetler seviyesini üstüne çıkmak esasında. Bunları bile hep tartışırken birçok yanlışlar yaptık. Ara sıra doğrular da yaptık. Yani hep yanlış yaptık demiyorum ama burada bu
adını saydığınız bütün bu kavramlar ister sağdan ister soldan hiç fark etmiyor. Yani Anadoluculukla başlayalım diyelim ki işte Kemalizm gelişiyor. Ayrıca modern anlamda ulusalcılığa dönüşüyor. Bir taraftan MHP çizgisinde bir milliyetçilik gelişiyor. Hemen onda nihalatsız ayrışıyor. Siyasal olmayan bir milliyetçilik şeklinde bir ayrışma var orada. Derken günümüzde biraz daha tek tanrıcı Türklere referans veren biraz daha az da olsa böyle bir grup var. Dinden biraz daha kendine mesafeli olan milliyetçilik var. O milliyetçiliğin solda da, içerisinde de yine kendi içerisinde tabii, ayrımlar tabii. var. Tanrı dağcılar, hiracılar. Tabii ki, tabii ki. MHP için, MHP'nin 80'li yıllara yakın döneminde biraz İslami referansların atmasıyla, kanımız aksa da Zafer İslam'ın sloganlarıyla biraz daha dönüşen bir ideolojik duruş var. Aynı şey İslamcılık için de geçerli ama ben bu İslamcılık dediğim kavram özellikle Cumhuriyet dönemi için kullanıyorum. Cumhuriyet öncesi dönem için ben İslamcılık kullanmıyorum. Orada kullanılan kavram İslamlaşma kavramı daha çok. İslamcılık daha çok siyasal bir kavram ve Cumhuriyet döneminin ürettiği bir kavram. Biraz önce Hilmi Bey güzel bir şeye değindi. Hani herkesin üzerinde tepinildi bu ülkede. Hatta ben şöyle bir örnek vereyim. Belki Hilmi Bey onu hatırlar. Ankara Üniversitesi'nde yanlış hatırlamıyorsam 12 Eylül'den sonra biz 84'te girdik fakülteye. İnkılap tarihi dersinde hazırlatılmış bir kitap okuduk. Türkiye'de anarşi ve terörle ilgili. Hı. Bu kitapta Türkiye'de var olup da düşman görülmeyen hiçbir grup yoktu. Şimdi ister istemez bakıyorsunuz. O zaman bu ülkenin sahibi kim? Ya da kim düşman görülmüyor? İşte bu süreç içerisinde, böyle bir süreç içerisinde ister istemez herkes örseleniyor. Herkes yara alıyor. Ama o Rıza imalatları, hissediyor. Rıza imalatları süreçlerinde bunu çok gördük. O devletin evet. Rıza imalatı yaratma süreçlerinde evet. Antikomünizm ve kutuplaştırma önemli ki. Unsurdu. Ama bir doğal süreç var ama. Yani devlet var olmayan bir şeyi çıkartmıyor. Devlet var olan bir eğilimi destekliyor. İşte siyasal İslamcılık gibi. Zaten bir şey var. Muhafazakar bir kimlik var. Anadoluculuk belki çok bilinmez. En çok kime tepki olarak çıktı mesela? Ziya Gökalp'e. Esas olarak Ziya Gökalp'e tepki oldu. Halbuki orada baktığınızda Ziya Gökalp daha haklı Anadoluculara. Anadoluculuk Türkiye Cumhuriyeti elimizde kalmış. Koca bir imparatorluk dağılmış. Duygusal bir tepki. Aslında patolojik bir tepki Anadoluculuk. İster sağ ister sol hiç fark etmiyor. Aslında orada Türk İslam'la Anadoluculuk arasındaki bir farkın ortaya konulması açısından değil miydi o ilk çıkışı? İlk çıkışı öyle ama şöyle şimdi Gökalp'in öne sürdüğü teori Türkleşmek, İslamlaşmak, muasırlaşmak bütün Türk dünyasında ortaklaşa söylenilen ve daha realist bir teoriydi. Gerçekçi bir teoriydi. Akçura'nınki de öyleydi ama Anadolucuların teorisi artık neye dönüştü? Duygusal, biraz önce söylediğim gibi patolojik sığınmaya dönüştü. İşte Anadolu'da Leyla Mecnun diyorum, Kerem ile Aslı, Kerem. İşte efendim Battal Gazi ki hep Anadolu masallarıyla Anadolu ki Malkaçoğlu ve benzeri Hazreti Ali'nin cenkleri bunlar ön plana çıkarılarak bir Anadolu kimliği aslında üzerinde durur. Bu da gerçekçi değildi. Esas gerçekçi olan ne? Türkler Osmanlı'da da Selçuklu'da da bir Türk kimliğine sahipler. Madem öyle bu Türk kimliğini hep birlikte ne yapalım? Koruyalım. Bunun yanında Müslüman bir kimliğimiz var. Bu kimliği de koruyalım. Osmanlı'nın son dönemde verilen layihalarda bu açıkça belirtiliyor. İşte Müslümanlık, Türk unsur, esas devletin hakim unsuru Osmanoğulları. O da Türklerden geliyor zaten. Bunu korumaya çalıştık ama sizin dediğiniz gibi sonraki kavramlar, bu bahsettiğiniz hele ki Menderes döneminden itibaren zihniyette çok daha büyük bir yozlaşma dönemi başlıyor. Gerçekçi bir mukaddesatçılık da yok. Gerçekçi bir nasıl söyleyelim sol sosyalizm veyahut da demokratik sol adına ne derseniz deyin bir ideolojik çizgi kalmıyor Türkiye'de. Sebebi de bunun zannediyorum biraz önce helalleşme tartışmalarında da bu yaşandı. Biz bazı kavramları temelini bilmeden kullanıyoruz. İşte bu helalleşme kavramı da keza aynı şekilde. Yıllardır biz neyi savunuyoruz? İşte din siyasete alet edilmemelidir diyoruz. İmam Maturidi övüyoruz. Niye övüyoruz? Siyaseti dinden ayırdı diye övüyoruz. Çünkü siyasetin dili ayrıdır. Bizim düşünürlerimiz ne diyorlar? Devletin dili esas dini adalettir diyoruz. Devletin dini olmaz. Bunu söyleyen 100 yıl önceki düşünürlerimiz. Yeni değil yani bu. Ama şimdi iş nereye geliyor?
NAS'la devlet yönetmeye geliyor. Yani iş işte o kadar aslında bir bozulma var ki. Kılıçdaroğlu'nun bu sözünde de aynı şey. İlk kez mi geldik NAS'la devlet yönetme? Şöyle yani söyleyeyim. Çünkü her zaman böyle bir dil vardı aslında. Cumhuriyet döneminde, zaman. Cumhuriyet döneminde din siyasallaştı mı doğru? Hı-hı. Her zaman siyasallaştı ama bu şunu göstermiyor. Cumhuriyetin ana karakteri dinin siyasallaşması mıydı? Hayır. Evet. Cumhuriyet laiklik üzerine kuruldu. Hı-hı. Hatta Cumhuriyet'in ana esası neydi? Bireylerin din ve vicdan özgürlüğü üzerine kuruldu. Hatalar yapıldı mı? Yapıldı. İlk Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Supi Tanrıever'in Milli Eğitim Bakanı iken yaptığı bir konuşma var. Orada vurguladığı şeylerle devlet devam etseydi, nitekim o dönemin Diyanet İşleri Başkanı Ahmet Hamdi Aksekili çok güzel bir cevap verdi ona şey olarak, destek olarak. Dedi ki keşke böyle devam etsek. Ama biz ne yaptık? Bir müddet sonra ideolojik söylemleri tercih ettik. Bunu CHP'de yaptı, bunu diğer partilerde yaptı. Hı hı. Bugün aslında ben Kılıçdaroğlu'nun söylemini de bu bağlamda, sizin sorunuz bağlamında çok doğru bir söylem değil zaten. Ayrı bir konu ama olay eğer olumlu bir yöne doğru götürürsek belki buna yüzleşme, toplumsal yüzleşme ve bireysel olarak en azından kendi açısından ben artık değiştim, farklı bir politika uygulayacağım demek olarak yani gençlere de sesleniyor olarak algılıyorum ben bunu. Ben artık Türkiye'de din ve vicdan özgürlüğüne de ben böyle okuyorum veyahut da laikliğe de değer vereceğim, laikliği laikçilik olarak değerlendirmeyeceğim, bir vaat yapmayacağım. Bir vaat aslında. Yoksa Ersin Beyaklayan burada kimsenin adını özür diye helalleşmenin özüne aykırı. Çünkü helalleşmede ben sizden helallik isterim. Hacca giderken isterim. Herhangi bir hata yapmışım helallik isterim. Veyahut da musalla taşında biz onun adına isteriz ki onun da bana göre sadece kul hakkı açısından sembolik bir anlamı var. Sayın Kılıçdaroğlu perşembe akşamki yayınımız sırasında dedi ki bunu Cumhuriyet Halk Partisi'ne mesafeli duran muhafazakar kesimler bana önerdi dedi. Yani helalleşme deyimi. Bunun farkındayız ama Muharrem Bey sorun sorduğunuz soru açısından da düşünüldüğünde konuşmacıların hepsi aynı meseleler üzerinde durdu. Dikkat ederseniz üç konuşmacı da. Şimdi bunun çözümü bu değil. Bugün Türkiye başta da arkadaşımız söyledi. Bütün kimliklerde sıkıntı var. O zaman devletin bu şu anda da devleti yönetmediğine göre bir muhalefet partisinin bir vaat olarak daha gerçekçi, somut önerilerle gelmesi lazım. Yani ne yapacağım ben? İktidara geldiğimde ne yapacağım? Veyahut da iktidardakilerin bunu söylemesi lazım. Onlar söylediğinde biz diyeceğiz ki bir dakika siz uygulamalarınıza bakalım. Mesela bugün Kılıçdaroğlu'na birisi sorduğumda şunu hocam, sorabilir. Onu da sorduğumda şöyle bir yaklaşımı söz konusuydu Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Yani gündelik siyasete dönük eleştirilerimizi tabii ki dile getireceğiz. Ama toplumun da bir barışmaya, bir birlikte yaşamak için bir zemine ihtiyacı var. Onu da biz bugünden kurmak zorundayız yaklaşımı vardı. Onu destekliyoruz ama bunun ben başka bir boyutuna bazı şeylerine dikkat çekildi. İş kendi yapmadığınız, ona dikkat çekiyorum. Kendi yapmadığınız bir şeyden özür dilerken dikkatli olmanız lazım. Mesela Kılıçdaroğlu'nun zaman zaman dile getirdiği veya ona tepkiler gazetelerde, basında işte Demirtaş'ın cevabı veyahut da işte bizim Uludere'deki yapılan olaya atıfı, onda Roboski diye talihsiz bir şekilde Roboski diyor. Oranın adı Türkiye literatüründe Uludere'dir. Uludere. Veya Uludere'nin köyü neyse Ortasu zannediyorum ismi Roboski'nin, Kürtçe ismi Roboski'dir. Oranın ismi eğer neyse onu kullanması lazım. Ama bir muhalefet partisi liderin buna bile dikkat etmediğini görüyoruz. Yani ya da özellikle kullanıyor olabilir, dikkatsizlik ama, değil de. Ama özellikle kullanıyorsa bile o zaman ben şundan şüphe ediyorum. Acaba bu ifade yeni bir açılım politikasının işareti mi? Olabilir. O zaman ister istemez biraz önce konuşmacılar onu dedi, daha yeni büyük şeylere yol açabilir. Kutuplaşmalara. Siz zaten şuna geliyorsunuz. Hatırlarsanız daha önce de şöyle beyanları vardı. Ermenilerden özür dileyelim. Şimdi bazı olaylar vardır ki tarihle yüzleşirsiniz. Tarih, arşivler açılır. Yusuf Hocam Türk Tarih Kurumu Başkanlığı yaptı. Bu işlerle ilgili bir şey olmadı. Yok, geçmişte. Cumhurbaşkanı söyledi. Geçmişte Kılıçdaroğlu'nda bu tarz mesajlar var. Gençlik arasında da oluşmuş böyle şeyler var. Sanki böyle bir şey olmuş da ya yaptıysak ne yapalım? O dönemde yapmışız şeklinde. Ya yapmadığımız bir şeyden özür dilenmez ki. Ortada yapılmış bir şey varsa
Onu dileyecek de devlettir. Özür diler o da. Helalleşme dilemez. Helalleşme dini bir kavram, Müslümanların kullandığı bir kavram. Yani gidip de Hristiyanlardan hakkınızı helal edin denmez. Yani onun için burada kullandığınız kavramlar çok önemlidir. Kullandığınız kavramlarda biraz önce sizin söylediğiniz gibi eğer Türkiye'deki kimliklerin tahlili ciddi yapılırsa o zaman insanlara ulaşmanız daha peki, kolay. Peki bugün geçmişten örnekler verdiniz, epey geçmişten. Bugüne gelirsek eğer hangi kimlik Türkiye'de hakim ya da yaygın nasıl tanımlarsınız, nasıl değişti? Herhangi bir kimlik değil. Türkiye Cumhuriyeti üniter bir devlettir. Evet. Cumhuriyetle yönetilir. Laik bir devlettir. Din ve vicdan hürriyetine sahiptir. Ama bunlar hiç kimsenin hak ve hürriyetini engellemeyecek. Hukukun üstünlüğü, adaletin yerine getirilmesi, şeffaf yönetim. Bunları söyleyeceksiniz. Bunu herkes biliyor esasında. Yani kimsenin bu konularda en ufak kendisi de biliyor mutlaka siyasetçilerin ama gelen liderler, iktidara gelenler, biraz önce Hilmi Bey bahsetti. Gerçekten hep böyle oluyor. Geçmişte de yaşadık. Yani o zamanki yönetimlerden Kılıçdaroğlu'nun sorumlu tutmuyoruz ama Türkiye'de hangi parti gelirse gelsin seni mi alacaktım diyor. İşte yani başkası, sanki öteki var, bir de iktidara gelen var sanki. Böyle bir algı Türkiye'de yerleşmiş durumda. Ben diyorum ki eğer bir mesaj verilecekse Türkiye'de kimlikler üzerinden. Türkiye'nin üst bir kimliği var, Türk kimliği. Vatandaşlık üzerine dayalıdır bu. Kimse bunu örselememelidir. Ama maalesef bu da örselendi Türkiye'de. Şimdi siz böyle örselenmiş bir kavram üzerinden Roboski derseniz bu kez bazı başka şeyler akla gelmeye başlar. Ha, bir Kürdistan devletin bir kurulmasına izin vereceksiniz. Veya açılım politikasının çok daha şiddetlisine mi başvuracaksınız? Elbette bazı şeyler yapılabilir. Dedim ya Türkiye'de hak, hukuk her zaman öndedir. Kimi yargılıyorsanız hukuk çerçevesinde yargılarsınız. Hukuksuz bir şekilde kimseyi de hapse atmamalısınız. İnsan hakları konusunda hassas davranmalısınız. Kadın cinayetleri konusunda, çocuk kaçırmalarının arttığı bir dönemi yaşıyoruz. Bunlar konusunda hassas davranmalısınız. Ama bunu yaparken hangi kimliği esas alacağınız aslında var. Yani ama ben Müslüman, ben ilahiyatçıyım diyelim ki ben Müslüman kimliği öne süreceğim. Toplumun çoğunluğu Müslüman diyorum. Tamam da Müslüman var, Müslüman var. Dindar tipolojisini nasıl yapacağım? Hangi dindar tipini esas alacağım? İşte mutaassıp dindar tipini mi? Biraz daha ılımlı Müslüman tipini mi? Veyahut da ya bırakacağım bunlar kendi halinde devam edecek. Ben sadece özgürlükler vereceğim. Esas Avrupa'yı Avrupa yapan bu değil midir? Bizim de o zaman bunun üzerinde biraz daha durmamız lazım. Yani mevcut yapımızda bize herhangi bir kimliği başka bir kimlik üzerine dayatma hakkı verilmiyor zaten. Yoksa mesela bugün muhafazakar sağ iktidarı yaşanıyor epeydir, uzun süredir biliyorsunuz. Muhafazakar sağ kimlik FETÖ'nün veyahut da FETÖ sonrasında da diğer bazı cemaat veya tarikat kimliklerinin öne çıkmasını sağlıyor. Bunu ne adına yapıyor? Sadece ve sadece alnı secdeye gelenlerin hakim olması. Ve şöyle bir algı var. Ha bunlar hakim olursa daha iyi bir toplum olur. O sadece sizin üstü kuruntunuz. Olmadığını da gördük hep birlikte. Yani neler yapıldığını ülkede gördük. O zaman karşı taraftan buna karşı çıkanların da aynı fikirle geliyor olmaları burada peki, bizi tehlikeye sokabilir. Buna dikkat etmemiz lazım. Evet, o zaman reklama gitmeden önce Volkan Bey'e dönelim. Volkan Bey hep her kimlik ezildi, her kimlik örselendi, her kimliğin Yusuf üzerinde... Yusuf Hocam bir şey söylüyor ama... Yusuf Hocam bir alalım Yusuf Hocam'ı. Yani ben helalleşme konusunda yanlış bir değerlendirme yaptığımızı düşünüyorum. Yani cezai müeyyide içeren veya topluma ve devlete karşı işlenen suçlarla ilgili helalleşme zaten olmaz. Şimdi genelde bu konu üzerinde daha sanki ağırlıkta duruluyormuş gibi geldi bana. Halbuki bunlar tamamen farklı bir şey. Helalleşme sadece kişisel... Kemal Bey de zaten ondan söz etmiyorum diyor. Mağduriyet yaratılanlar, mağduriyet yaşayan insanlara yönelik bir helalleşme. Bir sebeple mağdur edilmiş olanlara, yoksa bu işte köprüden veyahut da ihalelerden, şuradan buradan nemalanmış, iktidarın yanlış yaptığı... Bir konudan dolayı zaten helalleşme olmaz. Onun çözüm yeri hukuktur.
Anlaşıldı hocam. Volkan hocam. Volkan hocam peki siz sekülerizmde çalışıyorsunuz. Helalleşme de bir sekülerlik midir? Bu özellikle siyaset sosyologları için çok ama çok lezzetli bir konu. Yani, çok hem de. Tavsiyem şu andaki genç araştırmacılara, doktora yapanlara, hocalara... Veya sizin çalıştığınız, sizin geliştirdiğiniz bir kuram var. Siz 2015'te hatırladığım kadarıyla kaygılı muhafazakarlar diye... Endişeli muhafazakarlar diye bir kuram ortaya koymuştunuz. O sizin muhteşem kitabınızdaki o kuramdı. Peki o kuramdan yola çıkarsak muhafazakarlar hala endişeli de onların endişesini ortadan kaldıracak bir helalleşme mi aranıyor? Bir de ben az önce yarım kaldığı için tamamlayayım. Hep muhafazakarların endişesini konuşuyoruz. Başka endişeli kesimler var mı bugün ülkemizde? Kimler onlar ilaveten? Tamam. Şimdi öncelikle 2015 yılında Endişeli Muhafazakarlar Çağı kitabını yazdığımda bir iddiam var. Tek bir iddia vardı. Sanıyorum 2008 yılında Bekir Ağırdır'la beraber ortaya atılmış olan endişeli modernler kavramı vardı. Evet, Türkiye'deki modernler endişeler. Sonra Binnaz Hoca'nın kitabıyla beraber, kitabın ismini hatırlıyorum. Türkiye'de Öteki Olmak öteki sanıyorum. Olmak. Evet. Evet, o kitapla beraber tüm Türkiye şeyi tartıştı. Modernler, endişeliler gün geçtikçe Türkiye... Hatta panik içindeler evet, anlamında da bir ifade kullanmıştım. Türkiye toplumu gün geçtikçe dindarlaşıyor, İranlaşıyor. Ancak ben tam o sırada Hollanda'da doktoramı yaparken çalıştığım konu Avrupa sekülerleşme tarihiydi. Çok ilginç bir şeyi fark ettim. Avrupa'ya dair ne okuyorsam, yani Avrupa tarihine dair ne okuyorsam, ya Allah Allah, acaba bu Türkiye'de de mi gerçekleşiyor şu anda diye bir, çünkü bir kalıp var zaten, hepimiz kabul ediyoruz. Türkiye dindarlaşıyor. Ben o şekilde gitmiştim doktora yapmaya. Hı hı. Ama sonra okudukça, Avrupa'daki dönüşümü gördükçe, Türkiye'deki dönüşüm, Türkiye'deki gençlerin dönüşümünün Avrupa'dakiyle benzer olduğunu gördüm. O ilginç bir andı. Acaba Türkiye bilinenin aksine, iddia edilenin aksine sekülerleşiyor olabilir miydi? Kitap bu bunun üzerine çıktı. Kitap Türkiye'de Türkiye'nin sekülerleştiğini ilk defa söylüyor. Bir kitap olarak söylüyor. Bunu vurgulamam gerekiyor. Çünkü Türkiye'nin sekülerleştiğini ilk söyleyen kişi ben değilim. 2010 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyoloji bölümünden Tayfun Amman Hoca efsane bir makale yazdı. Açık ve örtük, açık sekülerleşme ve örtük sekülerleşme aileyle ilgili bir makaleydi. Zaten benim kitabımda Tayfun Hocam'ın makalesinin genişletilmiş verili hali. Kısacık araya gireceğim ama siz sonra diyorsunuz ki ben bu Türkiye'deki sekülerleşme ile ilgili bir doktora tezi için yanlış hatırlamıyorsam başvurduğum üniversitedeki hocaları ikna edemedim. Çünkü benim anladığım sekülerleşme ile onların anladığı sekülerleşme farklıydı. Türkiye'de bir sekülerleşme ile ilgili hemfikir miyiz? Sekülerleşmeden ne anlıyoruz o zaman? 2010 yılında hemfikir değildik. 2015 yılında da hemfikir değildik. Zira benim ağzımdan şu anda sekülerleşme kelimesi çıktığında muhtemelen burada 6-7-8 kişiyiz, bizi izleyenler var. Herkesin aklına aynı şey gelmiyor. Ciddi bir kakofoni var. O nedenle izninizle başlarken, en azından bu konuyla ilgili konuşurken tanımımı sizinle paylaşmama izin verin. Şundan dolayı benim ağzımdan sekülerleşme çıktığı zaman özellikle Türkiye'de uzun yıllar sekülerleşme, laikleşme, dinsizleşme, ahlaksızlaşma, bazıları için çağdaşlaşma, bazıları için dünyevileşme gibi kavramlarla karıştırıldı. Hiçbiri değil. Doktora yaparken her gün şöyle oluyordu. Çok ilginç bir süreç var. Şimdi kavram Batı'ya ait. Hristiyan dünyasına ait. Bunda bir tartışma yok. Yani onların yaşadığı sorunlardan sonra sekülerleşme kavramına biz sahip o kavram orada ortaya çıktı. Ben o kavramı Türkiye'ye uygulamak istiyorum. Ama uygulayamıyorum. Çünkü kavram kilise yüklü. Kavram katoliklik yüklü, uygulayamıyorum. 2013 yılının Mart ayı. Her akşam yatağa yeni bir kavramla giriyorum. Tamam dedim, şimdi evrensel bir kavram buldum. Sabah uyanıyordum, kavramın açığı vardı. Okuma yapıyordum, tartışıyordum. Aha tamam, şimdi buldu evrensel bir kavram. Uzatmıyorum, özür dilerim. Şimdi size söyleyeceğim, az sonra söyleyeceğim tanım, bana ait bir tanım. Tek, doğru, tartışmaya açık olmayan bir tanım iddiasında değilim. Ama ve lakin az sonra söyleyeceğim sekülerleşme kavramını Amazon kabilelerinde de kullanabilirsiniz. Türkiye'de de kullanabilirsiniz. Alaska'da da kullanabilirsiniz. Ne sekülerleşme belli bir toplumda, belli bir zaman dilimi içerisinde din değil, doğaüstü alan. Benim tanımımın merkezinde doğaüstü alan var. Anladım. Dini çıkartıyorum.
Tamam. Konu zaten orada, sorun orada yaşanıyor. Yani dini çekiyorum, yerine doğaüstü alanı koyuyorum. Sekülerleşme... Doğaüstü alana birçok şeyi koyabilirsiniz. Aynen, teşekkür ederim Muharrem Hocam. Sekülerleşme, doğaüstü alanın, aç parantez, din, dinimsi yapılar, halk inançları, fal, burç, astroloji, gelenek, enerji adet, çalışmaları, aklınıza ne geliyorsa, kapa parantezi. Doğaüstü alanın toplumsal prestijinin ve gücünün geçmişe kıyasla azalması demektir. Peki, helalleşmeye gelirsek... Tekrarlıyorum, siyaset... Burada anladığım şu, yani belki karıştırılan o Nebi Hoca'da, Nebi Sümer Hoca'da, Profesör Doktor Nebi Sümer Hoca'da benzer bir yaklaşımda bulunmuş. Helalleşmeyi dini bir anlamda kullanmadı. Yani o bir reconciliation dediğimiz, yani barıştırma, uzlaştırma anlamında kullandı. Varsayalım dini bir anlamda kullanılmış olsun. Oradan yola çıkalım. Acaba bu sekülerleşme teorisi açısından teorisyenler buna ne der? Çünkü Türkiye'de ne zaman bir siyasetçi ya da bir birileri dindarlıkla ilgili, dindarlaştığımıza dair bir kavram, bir şeyler kullanırsa bana direkt şu söyleniyor. Hani Türkiye sekülerleşiyordu, bak oldukça dini söylemler var. Ve buradan devam edelim. Varsayın Kılıçdaroğlu kavramı dini anlamda kullandı. Tamam. Bir, öncelikle tanıma geri dönüyorum. Geçmişe kıyaslama yapması gerekiyor sekülerleşme çalışmaları için. Gidelim 1990 yılındaki siyasetçilerin diline bakalım. Parti grup toplantılarına, mitinglere. 1970, 1980, 1960. Söylem analizi ve içerik analizi yaparsınız ve çok net siyasetin dili sekülerleşmiş mi, sekülerleşmemiş mi ya da dindarlaşıyor mu ortaya çıkar. Zaman, çok özür diliyorum. Bir cümle söyleyeyim, bununla biraz detayını reklamdan sonra alalım. O zaman daha iyi konuşacağız. Sekülerleştik mi, sekülerleştirmedik mi hem toplumda hem siyasetin dilinde. Volkan Ertit'ten reklamdan sonra cevabını alalım. Devam edelim. Türkiye sekülerleşti mi? Tam bu soruyu sormuştuk. Hatta siyasilerin söyleminden, işte NAS kavramının, helalleşmenin kullanılması üzerinden konuşurken Volkan Ertit biraz geçmişe gidersek, geçmişteki parti grup toplantılarındaki söylemlere, işte mitinglere değil mi, seçim vaatlerine bakarsak kıyaslarız dedi. Siz belli ki buna baktınız. Tam tersi. Ya da bakmadım. Bu çok bu bir doktora tezi, bu bir yüksek lisans tezi ya da bir kitap olabilecek bir konu. Çok da siyaset sosyologları için çok lezzetli bir konu. Ama geçmişten bugüne bakmışsınızdır Türkiye'ye elbette. Türkiye'nin sekülerleşmesi ayrı bir konu. Siyaset dilinin sekülerleşmesi ayrı bir konu. Biri din sosyolojisinin alanına giriyor, diğeri siyaset sosyolojisinin alanına giriyor. Ve Kılıçdaroğlu'nun son söylemi, yani işte helalleşme kavramını bu minvalde değerlendireceksek, tekrar diyorum, sekülerleşme için neye ihtiyacımız vardı? Az önce tanımı vermiştim. Referans noktasına. Kıyas yapmadan sekülerleşme hakkında konuşamıyoruz. Yani Muharrem Hocam sekülerleşti mi, sekülerleşmedi mi? Bilmem. Muharrem Hocam'ın geçmişine bakmak zorundayım. Ya da onu kendi anne ve babasıyla kıyaslamak zorundayım. Ne yapması sekülerleştiği anlamına gelir. Yine tanıma gitmeme izin verin. Sekülerleşme doğaüstü alanın etkisinin, gündelik hayata etkisinin azalması demekti. Eğer söz konusu Türkiye ise yapmamız gereken şey şu. Doğaüstü alan bu ülkede hangi noktalarda hayata dokunuyor? Onları bir belirleyelim. Ardından şu soruyu sormak durumundayız. Bu alanlarda geçmişle gün arasında bir kıyas yapacağız. Evet. Ve eğer doğaüstü alan, bazen din, bazen halk inançları. Çünkü kırsala gittiğinizde göreceğiniz şey kitabi bir din değil. Daha çok halk inançları olacak köylere gittiğinizde. Yeni işte kentlilerde gördüğümüz bu spiritüellik akımları, enerji akımları. Bunları geçmişle günü kıyaslayacağız ve çıkan sonuç bize sekülerleşiyor muyuz, desekülerleşiyor muyuzu söyleyecek. Benim birkaç cevabım var. İzninizle söyleyeyim. Tabii. Kitapları yazarken, iki kitabı da buna ayırdım. Yani bu konuya ayırdım. 9 kriterimiz vardı. Birinci kriter, inanç ve ibadet. Çok basit bir kriter var değil mi? Eğer Türkiye geçmişe kıyasla daha fazla inançlı insana ve daha fazla ibadet eden insana sahipse, o zaman desekülerleşiyoruz. Tersi desekülerleşiyoruz. Bakalım rakamlara. Ne olmuş Türkiye'de? Direkt sizlere
işte %2, %3, %4 gibi şeyler söylemeyeceğim. Sadece şunu söylemek istiyorum. Yapılan tüm çalışmalar. MAK Araştırma Şirketi, Gezici Araştırma Şirketi, işte Açık Toplum Vakfı'nın şu güne kadar yapılan tüm çalışmalar inanç özelinde, KON'da tüm çalışmalar... Bizim de var TEPAV olarak. Aynen, TEPAV'ın çalışması inançlı kişi sayısı Türkiye'de azalmakta, nokta. Eğer bunun tersini ortaya koyan bir çalışma varsa bunu duymaktan, görmekten ve okumaktan çok mutlu oluruz. Hatta şöyle ilginç bir şey oldu. Buna ne etki yaptı? Üç tane kriterimiz var. Bilimsel gelişmeler, endüstriyel kapitalizm ve kentleşme. Üçünü bir araya getirdiğimizde bir kavrama ulaşıyoruz. Modernleşme. Modernleşme sekülerleştiriyor. İki kavramdan oluşan ve muhtemelen de sosyal bilimlerin en basit, basiti olumsuz anlamda kullanmıyorum, en basit, anlaşılması en kolay teorisine geliyoruz. Yani Türkiye modernleşti. Sekülerleşme teorisi. Modernleşirsen sekülerleşirsin. Türkiye modernleşti mi? Tartışmaya açık değil. 1950'lerden ve 60'lardan başlayan süreçle beraber Türkiye, ben onunla ilgili Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü'nün her 5 senede yayınladığı, 1968 yılından itibaren yayınladığı Türkiye'nin toplumsal yapısındaki dönüşümleri açıklayan bir şey eseri var. 5 yıllık periyotlarla. Onu açıp baktığınızda sizlere izninizle birkaç tane maddede Türkiye'de ne olduğunu söylüyorum. Şunu söyleyeyim. Bu değişimlerde bazı değişimleri gördüğünüz zaman şey diyebilirsiniz. Yani ama tamam böyle ama çok iyi değiliz o noktada. Mutlak iyiden bahsetmiyorum. Sadece değişimden bahsediyorum. Bir, Türkiye'de nüfus artış hızı aynen Batı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi düşmekte. Düşüyor. İki, doğuşta yaşam beklentisi modernleşen ülkelerde olduğu gibi yükseliyor. Üç, bu arada şimdi ben bu 2015 yılında bunları ilk söylediğimde, bu 1968'den günümüze kadar olan süreci söylediğimde bu ne yazık ki siyasallaştırıldı. Yani ben sadece son 15 yıldan bahsetmiyorum. Modernleşme süreci 15 yıla ait bir süreç değil. 1960'dan günümüze Peki. bir süreci anlatıyorum. Üç, Türkiye'de üniversiteleşme oranı arttı. Üniversitelerimizde ciddi sorunlarımız var. Eğitim kalitesiyle ilgili sorunlarımız var. Ama ve lakin geçmişe kıyasla daha fazla öğrencimizi şehirlerinden başka şehirlere gönderiyor durumdayız. Dört, tarım sektörü azaldı. Hizmet sektörünün ve sanayi sektörünün arttı. Bir sürece geçtik. Ortalama ilk evlenme yaşı modernleşen ülkelerde yukarıya doğru seyreder. 1960'larda kadınlarda ilk evlenme yaşımız 19 iken günümüzde kaça çıktı sizce? 25-27. 25-27. 24.7. Erkeklerde 28. Kadın başına düşen çocuk sayısı. Eğer 1960'larda olsaydı kadın başına düşen çocuk sayımız 6 olacaktı. Günümüzde iktidarın tüm isteğine, tüm arzusuna rağmen, 3 çocuk arzusuna rağmen kadın başına 2, keşke 2 olsa. 2'den az iktidar, mı? Çünkü 2 şu demek, nüfusunuz devam ediyor. 1,88. Türkiye nüfusu azalmaya başladı. Aynen Batı Avrupa ülkelerinde, Kanada, Amerika ve Avustralya'da olduğu gibi, diğer modernleşen ülkelerde olduğu gibi. Tamam. Modernleşme orada kalkınmayı da götürmek lazım ki o kadar genç nüfus varken o süreci öyle de tamamlamak tabii gerekiyor. Yüksek, o bir avantaj çünkü. Tabii buna bir de yüksek katlı binalara taşıma. Değişimden bahsediyor sanırım Volkan. Sadece biliyorum olarak... ben diyorum ki bir de ayrıca bir boyutu var ki onun o genç nüfusu kalkınma için de itici güç olarak evet. kullanmayı becermek. Şimdi genelde modernleşme iyi bir şey olarak algılanıyor. Ama bunları söylediğiniz zaman. Volkan hocam bir şey daha eklemek lazım. Yüksek katlı apartman kültürü. Kentleşme. Aynen. Şimdi tekrarlıyorum. Bu veriler, Hacettepe Üniversitesi'nden aldım bu verileri. Teori şunu söylüyor. Eğer elinizde modernleşen bir topluluk varsa onun sekülerleşmesini bekliyoruz. Bak bakalım sekülerleşmiş mi, sekülerleşmemiş mi? Baktık. Sonuç. 9 kriter belirledim. İnanç, ibadet, aile yapısı, eşcinsellik, kıyafet kodu, halk inançları, İslam'ın günlük hayattaki prestiji, bunun içerisinde imamlar ve dedeler, bir de bebek isimleri var. İslam'ın medya görünürlüğü, Alevilik ve Sünnilik. Bu 9 kriter arttırılabilir, azaltılabilir. Bunlar benim kriterlerim. Eksik de olabilir dediğim gibi, fazla da olabilir. Ve abartmama izin verin. Muhtemelen bu konularla ilgili yazılmış Türkiye'deki tüm çalışmaları taramaya çalıştım. Yani tüm demeyi isterdim ama kaçırmış şeyler vardı. Bazen kendimi tıp fakültelerinin yayınladığı eserlerde buldum şeyden dolayı işte cinsellikle ilgili konulardan dolayı. Bazen kendimi iktisatçılarda, bazen kendimi sosyologlarda ya da ilahiyat
Çi hocalarımızın eserlerinde buldunuz. Sonuç. Tartışmaya açık olmayacak şekilde akademik metinler üzerinden söylüyorum bunu. Tartışamayacağımız kadar Türkiye'deki yeni kuşak kendisinden önceki kuşaklara kıyasla doğaüstü alandan uzak bir hayatı deneyimliyor. Bu iyi mi kötü mü ayrı bir tartışma konusu. Bunun laiklik ya da laikleşme ile alakası yok. Ayrı bir tartışma konusu. Dinsizleşme ile de alakası yok. Ayrı bir tartışma konusu. Belki programın ilerleyen noktalarında... Esas bu belki de. Evet. İlerleyen noktalarında sekülerleşme ve diğer kavramlar arasındaki farkı konuşuruz. İzninizle şimdi maddeleri kısa kısa şunu geçiyorum. Biraz daha açabilir misiniz? Yani o maddelere geçmeden şunu biraz daha açabilir misiniz? Gençleri bu doğaüstü yapılardan uzaklaştıran nedenler de görüyorsunuz. Sadece kentleşme ve modernleşme değil mi? Yoksa... internet hayatının getirdiği başka koşullar veya kendi aralarındaki ilişki biçimlerinin farklılaşması mı? Muallim hocam, teori modernleşme sekülerleştirsin diyor ya, modernleşmenin 3 ayağı var. Türkiye özelinde söylüyorum, Avrupa özelinde 7 ayak geçiyorum, Türkiye özelinde 3 ayağı var. 1- bilim, 2- kentleşme, 3- kapitalizm. O 7 ayağı merak ettim ama Türkiye'ye uyarlayamadığınız diğer 4 ne? Paylaşmaktan çok mutlu olurum. 7 dinamik var. 1- Rönesans. Avrupa, ya benim birinci yüksek lisansım Katolik Leuven Üniversitesi'nde yaptığım yüksek lisans şu soruyu araştırıyordu. Ne oldu? Avrupa'da ne oldu da Avrupa dünyanın en seküler kıtası? Sadece bu soru etrafında tartışma yürüttüm. Tamam. Ve 7 tane cevabımız vardı. 1- Rönesans. 2- Reform. 3- Mutlak monarşiler. 4- Bilimsel gelişmeler. 5- Aydınlanma çağı. 6- Kapitalizm. 7- Kentleşme. Hah dedim. Bunlar Avrupa modernleşmesinin 7 dinamiği bu arada. Bu 7 dinamiği alıp başka ülkelere uygulayabilir misiniz? Uygulayamazsınız. Zira Rönesans sizin tarihinize ait bir şey değil. Antik Roma'ya, antik Yunan'a dönen Avrupalılarla ilgili bir konu. Bizimle ilgili bir konu değil. Güney Kore ile ilgili bir konu değil. Reform dediğimiz hareket, hocalarımın yanında yani o konuda üzerinde konuşmak istemem ama Protestanların Katolikliğe karşı verdiği mücadelelerin sonucunda ortaya çıktı. Bizimle ilgili bir konu değil. Mutlak monarşilerin yükselmesi ve papaya karşı olması bizimle ilgili bir konu değil. Genelleştiremiyorsunuz. Aydınlanma çağı, 4. madde genelleştiremediğimiz, o da Voltaire'in, Diderot'un, o aydınlanma filozoflarının bilimsel gelişmelerden, bilimsel devrimlerden aldıkları güçle kiliseye karşı açtıkları savaş. Bunların hepsini kenara bırakıyorum, kullanmıyorum. Ama çok ilginç bir şey oldu. Bilimsel gelişmeler, endüstriyel kapitalizm ve kentleşme. Tarihi Avrupa'ya dayanıyor olsa dahi Güney Kore'de, Japonya'da, Türkiye'de, Alaska'da görebileceğiniz her yerde varlar. O zaman hadsiz bir şekilde şunu söyleyebilir miyim diye düşündüm. Acaba bu teoriyi evrenselleştirebilir miyiz? Çünkü Anglo-Sakson literatürde yapılan tartışma diyor ki biz bunu sadece Avrupa için söylüyoruz. Yok yok, bunu Avrupa için söylemeyelim sadece. İddiamız şu, kentleşme... Bilimsel gelişmeler ve endüstriyel kapitalizmin yaygınlaştığı yerlerde doğaüstü alan hayattan çekiliyor. İlginçtir ki sekülerleşme teorisinin çöktüğünü iddia eden hiçbir akademisyen henüz hem modernleşen ama aynı zamanda da desekülerleşen bir ülkeden veri koyamadılar ortaya. Benim yaptığımda bu teoriyi önce evrenselleştirmek yani her yerde kullanılabilir hale getirmek hem yeni bir tanımla hem de o üç ayak üzerine sonra da Türkiye'ye dönmek. Döndük Türkiye'ye. Bilimsel gelişmeler var. Yani hayatı daha fazla dokunuyor. Kentleşme evet, var. Evet, kentleşme ve kapitalizm. Sonuç, inanç ve ibadet. Tüm çalışmalar inançlı kişilerin ve ibadet eden kişilerin oranlarında düşüş olduğunu söylüyor. Bunun tersini ortaya koyan hiçbir çalışma yayınlanmadı Türkiye'de. Ben yeni bir çalışma yaptım bu sene içerisinde. 4391 kişiyle yapılmış bir çalışma. Sonucu paylaşmama izin vermenizi istiyorum şeyle ilgili, bu inanç ve ibadet bölümüyle ilgili. Göremedim, rakamlar aklımda. Tanrı'ya inancı olan, şüphe duymadan Tanrı'ya inancı olan 4391 kişinin %84'ü Tanrı'ya şüphe duymadan inandığını söylüyor. Bir şey vurgulamama izin verin. Bu rakam daha çok Orta Anadolu'dan toplanmış. Yani örneklem Orta Anadolu'yu yansıtıyor. Bu şu anlamda değerli. Orta Anadolu Türkiye'nin daha muhafazakar kitlelerin yaşadığı bölgedir aslında. Tabii.
O nedenle farklı yerlerden örneklem alınırsa hikaye farklılaşabilirdi. Aynen Konda'nın bulduğu gibi %3,2 Tanrı'ya inanmayanların oranı, agnostiklerin oranı %2,2 ve topladığımızda bu ülkede en azından benim yaptığım o 4.391 kişilik örneklem özelinde söylüyorum. O örneklem özelinde ülkede %16 Tanrı ile kurduğu ilişki, yani inançla kurduğu ilişki %99'u Müslüman, geçmişte derdik yani %99'u Müslüman ülkeyle paralel gitmiyor. Bu birinci hikayemiz. İnanç ve ibadet azalmış. Kaç yaş grubu bu? Bu arada Ersan Bey'in bir eklemek istediği bir şey var zannediyorum. Ona gideceğiz. Kaç yaş grubu bu 4300 küsur kişi? 18-66. Yani bütün geniş tabii, yetişkin. Geniş. Şöyle kuşakları kıyaslamaya çalıştık ve hı-hı, ciddi bir bölüm iki kuşak, yani farklı kuşakları da örnekleme dahil edeceğiz. %16 ne yapıyor dediniz? Ben tam netleştirdim. %84 şüphe tamam, duymadan. %84 şüphe duymadan %16'sı da şüpheyle geriye kalan, yaklaşıyor diyorsun. %16 şunlardan oluşuyor. Ateistler. Sorgulayanlar. Agnostikler, evet. Hı hı. Tanrı'nın bilinemeyeceğini söyleyen agnostikler. Yani Tanrı'ya inanmıyorum ama doğaüstü bir gücün olduğuna inanıyorum diyenler. Bir de şüphelerim var, inanıyorum ama şüphelerim var diyenler. Hı. Ersan Bey, sizin ilave etmek ya da öncesinden eklemek istediğiniz bir şey var sanırım. Buyurun. Öncesinden eklemek istediklerim var. Volkan Hocam'ın açıklamalarına teşekkür ediyorum. Çünkü onun açıklamalarıyla şimdi alakası olmayan bir konuya gireceğim ama Volkan Hocam'ın açıklamalarına kendi cephemden şöyle bir ekleme yapmak istiyorum. Bilinen basit tanımıyla, bildiğim tabii kadarıyla bu sekülerlik ile laiklik arasında bir ayrım, fark olduğu söylenir ama toplumsal ve kültürel alanların dini kurum ve sembollerin hakimiyetinden uzaklaştırılması veya uzaklaşması olarak biliniyor. En basit tanımıyla sekülerizm veya seküler yaşam biçimi. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nde hakikaten bu konuda adımlar atılmış mıdır? Biraz önce hocamın söylediği o üç unsur üzerinden elbette gelişme yaşanmıştır ama bence siyaset buna izin vermiyor. Baktığınızda yapılan açıklamalara, efendim işte o toplumsal kültürel alanlarda yaşananlara gördüğünüzde gerçekten bizim hani benimsediğimiz veya benimsemek istediğimiz, doğru veya yanlış üzerinden gitmiyorum, seküler yaşam biçimi şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde evet tam manasıyla kabul edilmiş midir derseniz ben onun gerçekleştiğini görmüyorum. Çünkü bilimin öne çıkması dediğimizde bilimselleşmenin kutsalın önüne çıkması ve bilim üzerinden tartışmaların yapılması gerek dediğimizde biz biliyoruz ki bu sıralarda oturduğumuzda da hayat içinde de açıkçası o rahatlıkta bu tartışmaları yapamayız. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde... Volkan Hoca'nın size itirazı var hocam. Söyleyeceğim. Türkiye Cumhuriyeti'nde şu anda özellikle AK Parti iktidarı döneminde sekülerleşmenin arttığını söylemek en azından siyasi konjonktürde pek mümkün gözükmüyor. Yani istediğiniz kadar açıklamamız bir itirazı yakın var hocam. Siz bir alalım bir bakalım. Buyursun, ben onu söylemek istemedim ama konuyu kendi alalıma. Olsun, yine de bir alalım itirazını. Bir alalım. Buyurun Volkan Hocam. Ersan Hocam, teşekkür ederim sorunuz için. Aslında bu soruyu sorması çok iyi oldu Ersan Hoca'nın. Tam da size az önce bahsettiğim o 2010'lar ve 2015'lerdeki tartışmalar bunun üzerine kuruluydu. Hikayenin en can alıcı noktası da burası. Türkiye AK Parti'nin Türkiye'de dindar bir nesil istediği aşikar. Bunu zaten saklamıyor AK Parti. Kendisi de söylüyor. Bizzat söylüyor Cumhurbaşkanı. Aynen. Bu tartışmaya açık bir şey değil. Bu zaten bir bilinen bir şey. Ama sosyoloji böyle bir şey değil. Yasaları çıkarttığınız zaman toplum o yasalara devletimiz yasa çıkarttı dur o zaman uyuyoruz demiyor. Tam tersi de yarın bana güç verin. Ben diyeyim ki tüm camileri kapatıyorum. Bundan sonra hiç kimse camiye gitmeyecek. Yasakladım. Ben devlet olarak yasakladım. Toplumdan şunu beklemeyin. Devletimiz camilere gitmemizi istemedi. Tamam o zaman bırakalım. Söz konusu toplumsal değişimler ise yasalardan, devletin yasalarından çok daha büyük, çok daha etkili, hayata dokunan yasalar. Yani görünenden algılanandan farklı diyorsunuz. Örneğin Diyanet İşleri Başkanı hem kurum hem başkanı bizzat çok daha görünür. Sık sık gündem oluyor işte açılışta yer alması. Pardon Ersan Bey, size zaten geleceğiz, affedersiniz. Tam yeri gelmişken sormaya ihtiyacı duydum. Bunun karşılığı toplumda
göründüğü gibi değil mi? Serap Hocam çok ilginç. İzin verin bunu başörtüsü örneğinden rakamlarla size anlatayım. Tam da bu olayı anlatayım. Şimdi 2008 yılına 2009 yılına kadar başörtülü hanımefendiler üniversiteye giremiyorlardı. Değil mi? Sonra başörtülü hanımefendiler yasa değiştikten sonra üniversiteye girmeye başladılar. Birden üniversitede başörtülüleri gören bazı arkadaşlarımız dediler ki Türkiye dindarlaşıyor. Her tarafta başörtülüler var. Yok, dindarlaşmıyor. Daha önce yasalardan dolayı takamadıkları başörtüsünü artık yasa değiştiği için takmaya başladılar ve siz de var olanı görmeye başladınız. Sosyoloji bu yüzden çok değerli. Görünenin ardındaki görünmeyeni ortaya koymaya çalışır sosyoloji. Sayısı artan şey başörtülü hanımefendinin sayısı değildi. Sadece görünürde başörtüler arttı. Şimdi 4391 kişiyle yaptığımız o çalışmanın sonuçlarını söylemek istiyorum size başörtüsüyle ilgili. Bu zaten bu arada size az sonra vereceğim rakamlar şaşırtıcı rakamlar değil. Bunu zaten sokakta görüyoruz. Bu sadece hikayenin netleşmesi için söylüyorum. Rakama ihtiyacımız var. Buyurun. Başı kapalı anne oranı. Ben bu arada rakamları vereceğim. Sizden de şunu rica ediyorum. Bir düşünün Türkiye'yi. Gerçekten anneler ve kızlar arasında böyle bir fark var mı? Siz de bunu gözlemliyor musunuz? Normalde dindarlaştığı iddia edilen bir ve çoğunluğu Müslüman olan bir ülkede ne bekliyoruz? Kıyafet kodlarında İslami yönde bir değişme bekliyoruz. Tamam, Türkiye'den de bunu bekliyoruz. Başı kapalı anne oranı %73,5. Başı açık anne oranı %12,5. Tamam, %73'e %12. Türkiye'de yani Türkiye kelimesini geri alıyorum, özür dilerim. Örneklemimde 4391 örneklemde %73 başı kapalı anne, %12,5 başı açık anne var. Şimdi esas soruya geliyoruz. Kuşaklar arası kıyaslamaya. Genç yani annelerin kızlarından bahsediyorum. Başı kapalı oranı sizce kaç? Şöyle bir kaç hocam? Vereyim. Doğrudan söyleyin. %44. %73'ten %44'e. Başı açık kadınların oranı nedir? Annelerin kızlarının oranı nedir? %34. Yani %12,5'tan %34'e bir iğme var. Ben bu rakamları görünce şaşırmadım. Bunu yine modernleşmeye mi bağlıyorsunuz? Kentleşme, üniversiteleşme, Caner Hoca da diyor ki, Caner Taslaman Hoca da diyor ki, modernleşme ile sekülerleşmenin paralelliği Avrupa dışına çıktığımızda Avrupa kadar aynı paralellikte gitmiyor diyor. Bunu hep söylüyorlar. Ne zaman sekülerleşme teorisinden bahsetsek, Türkiye sekülerleşiyor desek şöyle bir ifade çıkıyor karşımıza. Batının kavramlarıyla bir, Türkiye'yi inceleyemezsiniz. İki, batıdaki süreci buraya... Tamam, ben zaten batıyı bıraktım. Ben burayla ilgileniyorum. Kavram buraya ait, batıya ait değil. Türkiye modernleşti mi? Geçmişten bugüne kentleşme oranı arttı mı? Söyleyeyim. %82'den, yani oran olarak 1975'te köy nüfusu %82 idi. Günümüzde kent nüfusu %92. Tamam, tartışmaya açık değil. Üniversite arttı mı? Arttı. Kapitalizm yani sanayi, tarım sektörü azaldı, sanayi arttı. Aynen Avrupa'da olanlar oldu. Peki bu doğaüstü alanın gündelik hayattaki etkisini azalttı mı Türkiye'de? Azalttı. Tam olarak konu yani oraya nasıl gidiyor bilmiyorum. Batıdakiyle buradaki aynı değil. Ben aynı demiyorum zaten. Basit bir şey söylüyoruz. Ortada bir teori var, ortada bir iddia var. Eğer bunun öyle olmadığını iddia ediyorsanız, ki o da bilimsel bir iddiadır. Şimdi ben iddialarımı bir kitap içerisinde ortaya koymak zorundayım değil mi? Ben bir iddia koyuyorum ortaya. Sanırım Caner Hoca'nın buradaki yaklaşımı da Peter Berger'e yaklaşımı. Yani o zaten bir kitaplaşmıştı. Yani o da bir kitaba sonuçta atıf yapıyor. Ama çok ilginç. Peter Berger'e atıf yapıyor. Peter Berger'e atıf yapılıyor. Ersan Hocam son bir dakika. İzin verirseniz bir dakika Ersan Hocam. Çok özür dilerim. Yok, unutuyorum söyleyeceklerimi. Cevap vermek istiyorum ama neyse. Aman hocam sakın ola. Söz bir dakikanızı rica ediyorum. Türkiye'de ne zaman sekülerleşme konusu açılsa zaten Peter Berger, bu arada bir ünlü bir din sosyoloğu, fikrinden vazgeçmiştir deniyor. 2019'da bir makale yazdım. 10 maddede Peter Berger'ın iddialarının verisiz olduğunu, Berger'ın veri kullanmadığını söyledim.
Bir tane verisi yok. Ancak sanıyorum bu hoşumuza gidiyor. Sekülerleşme teorisi çöktü. Türkiye atıfı çoktur bir de onun. Aynen. Türkiye üzerinden inanılmaz bir şey. Bu arada, neyse bunu akademik bir şeye semitik tartışmaya sokmanın anlamı yok. Türkiye'de tabii ki sekülerleşmeyebilir. Desekülerleşebilir de gelin konuşalım bunu. Ama şuna ihtiyacımız var. Çok basit bir şey. Çok akademik bir şey. Veri. Veri olmadan benim nasıl konuşma hakkım yoksa bence başkalarının da yok. Bu kadar kolay olmamalı. Belki buradaki itiraz hocam, verilerin dilini yeterince çözebiliyor muyuz? Belki Caner Bey'in oradaki itirazı, hani siz metafizik şeyler azalıyor dediniz ya, onu biraz daha genişleterek, doğaüstü şeyler. Kendiniz de şu vurguyu yaptınız zaten. Sekülerleşme, modernleşme, sekülerleşmeyle paralel gidiyor ama bunu ben dindarlaşmanın azalması olarak görmüyorum dediniz. İçinde dindarlaşma da var. Temelde dindarlaşmayı birazdan konuşalım. Ersan Bey'in kaldığı yerden şimdi, sözü ona verelim, sonra da Hilmi Bey'e de geçelim. Ersan hocam, helal edin hakkınızı. Bakın gördünüz mü? Bakın bir helalleşme daha hocam. Muharrem abi, bu programda yükselebilmek mümkün değil. Sakin gidiyor herkes. Ben de can kulağıyla dinliyorum. Çok iyi. Şimdi çok şöyle iyi. Söyleyeyim. Sizi böyle de görelim hocam. Şöyle söyleyeyim. O belli olmuyor işte. Bazen böyle bir konuya takıldığım zaman yükselebiliyorum. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Geçen hafta bizim programda epey yükselmiştiniz Ersan Bey. Olabilir. Şöyle söyleyeyim. Ya şimdi, iki gün boyunca titik kaldı. Öyle mi? Şimdi Volkan hocamın sosyoloji bilim açısından söylediklerini can kulağıyla dinledim. Tabii ayrı kulvarlardan geliyoruz. Yani ben mesela İran İslam Cumhuriyeti'nin siz seküler olduğundan bahsedebilir misiniz? Bahsedemezsiniz. Ama insan biçimleri kendi içinde veya o insanlar yurt dışına gittiklerinde seküler yaşam biçimini benimseme gayretinde olduklarını biliyoruz. Ama benim bahsettiğim biraz devletçi. Yani yöneten tahtından ben bahsediyorum. Yani şunu ifade etmek istiyorum. Mesela Türkiye Cumhuriyeti'nde 4 artı 4 artı 4 var eğitim öğrenimde. Muharrem abi, 1.400.000 öğrenci 12 yıllık eğitim öğreniminin son 4 yılında okula gitmiyor. Nereye gidiyor bunlar? Tarikata mı gidiyor, cemaate mi gidiyor? Hangi okullara gidiyor bunlar? Nerelerde okuyorlar? Yani biz bahsediyoruz ama bahsettiğimiz, evet, hocamın söylediği çağdaşlaşma, efendim işte modernleşme, kentleşme, buralardan, ama buna izin vermeyen bir sistem var. Yani sizin uygulamaya çalıştığınız o laiklik olarak anayasanın ikinci maddesine koyduğunuz kavram ile bugün yönetim biçiminde veya uyguladığımız sistem uygunluk arz etmiyor. Bundan kaynaklanan sıkıntılarla karşı karşıyayız biz. Yani şimdi siz gelecek nesilleri yetiştirdiğiniz yerde, tevhid-i tedrisattan bahsettiğiniz yerde, anayasanın 42. maddesinde eğitim öğrenim üzerinde devletin mutlak bir hakimiyeti vardır, denetimi gözetimi vardır dediğiniz yerde Fethullahçı yapılanmanın Türkiye Cumhuriyeti'nin ne hale getirdiğini eğitim öğrenim üzerinden gördük. Şimdi siz o yaşam biçiminden seküler olarak bahsedebilir misiniz? Görünürde öyle olabilir. Ama baktığınızda geldiğimiz yere hiç de öyle olmadı bu iş. Dolayısıyla belki hani ben hukuk kulvarından gittiğim için, pozitif hukuk kurallarından gittiğim için kanaatimce Türkiye Cumhuriyeti'nde sekülerleşme veya laiklik ilkesi üzerinden samimiyetten uzak, henüz o asgari müştereklerde birleşmeyi, uyumlu hale gelmeyi tamamlayamamış bir süreçten geçtik. Belki AK Parti döneminin buna şu faydası oldu. Evet, muhafazakarlar, mütedeyyinler yaşadıklarını söyledikleri o sorunları bu dönemde aşarak belki o uzlaşı sağlandı. Umarım sağlanmıştır. Zaten ben de helalleşme yerine uzlaşmanın kullanılması gerektiğini söylüyorum. Çünkü tahammül etmektir esasında. Toplum yaşamı bir tahammül üzerine kurulur. O tahammül kültürünün geliştiği yerde helalleşme ihtiyacının duyulmadan o yaşam biçiminin sürdürülmesi mümkündür. Mesela laiklik tanımı dediğinizde, ben size hukuk üzerinden laiklik tanımını yaptığımızda Türkiye Cumhuriyeti'nde bunun mutlak hakim olduğunu söyleyebilir misiniz? Anayasanın 174. maddesinde efendim tarikatları, siz tekke zaviyeleri kapatmışsınız ama şimdi biz de facto adıyla fiili olarak bunların devam ettiğini ve insanların gayet meşru ve hukuki zemindeymiş gibi bunları tartışmaya açtığını görüyoruz. Ama siz baktığınızda laiklik üzerinden, işte hukuk üzerinden laikliği şöyle tanımlıyorsunuz. Bir ülkenin, bir devletin, bir dinin veya birkaç dinin, bir mezhebin veya birkaç mezhebin hukuk kuralları veya kurallarıyla
hukuk sistemini oluşturmaması, hukuk kurallarını teşkil etmemesi. Yani siz beşeri ihtiyaçlar, beşeri önermeler üzerinden hukuk sisteminizi ortaya koyup söylüyorsunuz ama siz bakıyorsunuz şu anda iktidarda olan, muhalefette olanın kullandığı dile, hayır, hiç de biraz önce Volkan hocamın söylediği biçimde cereyan etmiyor. Yani şimdi bir sorun var. O soruna işaret etmek için bunu söyledim. Sekülerleşmek mi iyidir? Benim için iyi olan şudur. Bilimin öne çıktı. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği kuruluş felsefesinde hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Eğer Türkiye hocam, Cumhuriyeti'nde. Şeyi de çok beklettik. Hilmi Hoca'yı da çok beklettik. Birkaç cümle söyleyip bitireceğim. Muharrem abi, benim söylemek istediğim bu değildi. Bakın asıl konumuzdan sapmadan ben şunu söyleyeceğim. Kendi açımdan. Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediğine helalleşme. Helalleşme yolculuğu kavramını niye gündeme getirdiğine baktığımızda esasında seçim odaklı olduğu konusunda tartışma yok. Ama içi boş. Ya ben ona işaret etmek istedim. Yani hukuk tahtında helalleşme kavramı bir anlam kazanmıyorsa Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk devleti olduğu bir yerde ne anlam ifade eder? Sadece seçim odaklı olarak muhafazakar seçmeni kazanmak. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi Ekmelettin İhsanoğlu'ndan itibaren bu yöne evrildi ve bunun tadına vardı. Ha bu gerçek anlamda yani solcu olarak kendisini gören Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş insanlarda nasıl bir etki uyandırdı bilmiyorum. Ama biraz önce yine tekraren söylüyorum. Helalleşme kavramının içine her ne kadar muhafazakarlık olarak görse de Sayın Kılıçdaroğlu'nun kimlerle helalleşeceği, sözde Ergenekon balyoz döneminde o acıları Türk askerine, Türk insanına yaşatanlarla o helalleşmeyi nasıl bulacağı hususunda onu göremiyorum. Tamam şundan şundan birkaç şey oluyor efendim. Hukuk ayrı, bu ayrı. Hayır, değil, öyle bir şey yok. Siz bunu söylerseniz o zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin biraz önce söylediği Volkan Hoca'nın seküler benim laiklik dediğim kavramdan uzaklaşırsınız. Yani o kavramdan uzaklaştığınız yerde siyaseti, dini siyasete alet ettiğinizde o zaman diğer dini siyasete alet edenleri eleştirme hakkına sahip olamazsınız. Yani bu toplumun bir kesimine yaklaşma biçimi olarak gösterilse de doğru değil. Şunu söyleyip bitireceğim. Önemli olduğu için ifade ediyorum. Mesela Sayın Kılıçdaroğlu önermelerde bulunuyor. Gıdacılarla buluşuyor. Gıda sektörüyle buluşuyor. Allah aşkına şu aramızda hazunundan Sayın Kılıçdaroğlu'nun sorunları ortaya koyup çözüm önerileri olarak söylediği cümlelerden bir cümleyi hatırlayan var mı? Neyi hatırlıyorsunuz? Ne kadar inandırıcı geliyor size? Neyi söylüyor? Neyi çözüm olarak ortaya koyuyor? Yani benim esas gündeme getirmek istediğim bu. Yani benzinin bir günde 52 kuruş, mazotun 50 kuruş, LPG'nin 45 kuruş arttığı yerde Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti helalleşme kavramı üzerinden yapılacak efendim işte iktidarın ekmeğine yağ süren tartışmalarla zaman geçirmek zorunda mı? Bunlar nereye varacağını zannediyorsunuz? Anladım hocam. Hiçbir yere. Peki hocam. Peki, bir reklama gidelim mi? Bir reklama gidelim. Reklam dönüşü Hilmi Hoca ile devam edelim. Kısa bir reklam. Evet, devam ediyoruz. Türkiye sekülerleşti mi? Bunu konuşuyorduk. Volkan Ertit çalışmalarından çarpıcı veriler verdi. Evet, Türkiye sekülerleşiyor dedi. Ersan Şen dedi ki ama devletin dili laiklik konusuna vurgu yaptı. Biz daha çok dini söylem görüyoruz. Bu konuda eğitim politikalarına değindi. Buradan Hilmi Demir'e dönmek istiyorum. Çünkü onların da daha önceki yayınlarımızda da paylaştıkları çalışmaları var. Türkiye sekülerleşiyor mu? Bununla ilgili sizin elinizde bazı rakamlar da var, yaptığınız çalışmalar. Bize onlarla örnek verir misiniz? Evet, yer yer Habertürk'teki programlarda da bunu konuşmuştuk aslında. Yani ben de Volkan gibi 2005'te ilk defa yazmıştım. Türkiye'nin dinin dönüşünün Türkiye'de dindarlığı artırmadığını. Ben de mahallemden bayağı dayak yemiştim o zamanlar. Sonra bunu sizin programlarınızda bazen yer yer dile getiriyoruz, biliyorsunuz. Yine aynı tepkilerle karşılaşıyoruz. Şimdi Türkiye'de şöyle bir sorun var. AK Parti'nin iktidarda olması, AK Parti'nin dindar, muhafazakar bir parti olması, AK Parti'nin dindar bir nesil talebi ve isteği, Türkiye'nin sanki bu anlamıyla tamamen dindarlaşıyormuş gibi bir algı oluşmasına neden oluyor. Ama gerçeklik ya, sosyoloji böyle ilerlemiyor. Çünkü siyasal iktidarın diliyle sosyoloji her zaman birebir örtüşmez. O yüzden bizim için daha çok önemli olan burada verilerdir. Yani nedir?
biz sahaya ineriz, toplumun toplumundaki davranış ve tutumları ölçmeye çalışırız. Toplum kendisini nasıl ifade ediyor ona bakarız. Yani evet, sosyal bilimciler olarak. Biz de yer yer biliyorsunuz 2016'da yaptık, 2020'de yaptık. Aslında Türkiye'nin dini peysaj çalışmasını ilk defa biz 7000 örneklemle yapıyoruz TEPAV olarak. Bunları da tutuyoruz sık sık. Orada bulduğumuz bulgularla da yer yer paylaşıyorum. Mesela sorduğumuz temel sorular var. Bunların hepsi de aslında Volkan'ın dediklerini teyit eden şeyler. Mesela biz şunu sorduk, bu gündeme de gelmişti, eski Diyanet İşleri Başkanımız Ali Bardakoğlu da bunu bizim verilerimizden paylaşmıştı, hatırlayın. Tam o dediğidir Volkan'ın. Mesela diyoruz ki dindar olmayan birisi ahlaklı olabilir mi? Yani ahlaki alanı, ahlaki alanı metafizik olan şey mi belirler? Yoksa ahlaki alanı metafiziğin dışında aslında insan davranışları, insan tutumları mı belirler? Toplumun %67'si ne diyor Türkiye'de? Evet, dindar olmayan kimseler ahlaklı olabilir diyor. Şimdi bu çok ilginç bir rakam Türkiye açısından. Yani önemli de bir rakam. Demek ki Türkiye bu anlamıyla baktığınız zaman metafizik alanın değil, yani bireysel alanın ve ahlaki tutumları belirleyen şeyin dinden bağımsız olduğunu düşünüyor. Bu şu demek değil aslında, bu dindarlık karşıtı bir tutum da değil. Biz bunu gelenekte tartışabiliyoruz. Aslında Hanefi Maturidilikte olan bir algı bu. Yani o yüzden lütfen şöyle anlamayalım. Bunu dedik, o halde biz dinsizleşiyoruz. Ya bu değil, biz dinsizleşmiyoruz. Dolayısıyla buradaki sorun inançlarımızdaki erime değil. Buradaki sorun aslına bakarsanız hayatı algılayış biçimimizdeki farklılaşmalar. Yine mesela Diyaneti soruyoruz biz sorularımızda. Dini bilginizi kimden alırsınız diye soruyoruz. Yani Diyanetin etkisi toplumda %36. Şimdi Diyanetin bu kadar büyük bütçesinin olması, bu kadar büyük bir yapı olması toplumda birebir karşılığı olduğunu, dini alanı tamamen belirlediği anlamına gelmiyor. Tam aksine insanlar dini nereden öğreniyorlar? Bireysel olarak öğreniyorlar, ailelerinden öğreniyorlar bizde. Başka, bunu birkaç kişi de sordu. Metropol sordu bildiğim kadarıyla. Biz sorduk, başka araştırma şirketleri de sordu. Mesela çocuğunuzu cemaat okullarına verir misiniz diye sorduk. Toplumda çok ciddi anlamda neredeyse %80'e yakın oranda insan hayır cemaat okullarına vermem diyor. Şimdi dolayısıyla bu da çok karıştırılıyor. Hani Türkiye'de... Bu belki de 2016'dan sonra değişmiştir tabii, yüzde olarak değil mi öncesine kıyasla? Bunun da etkisi var. İşte belki Volkan'ın orada söylediği hani Türkiye'de sekülerleşmeye neler etki ediyor? O üç tane ana dinamik saymıştı. Belki bu üç ana dinamiğe bazı eklemelerde yapmak lazım ki ben bunu yapanlardanım. Yani farklı dinamikleri de etkili buluyorum Türkiye'de sekülerleşmenin hızlanmasına. Bakın ne diyoruz? Hızlanması. Yoksa Türkiye zaten kendi içerisinde bir sekülerleşme yaşıyordu. Ama bu bazen hızlanıyor. Mesela FETÖ vakası Türkiye'de sekülerleşmenin hızlanmasını artırıcı bir katalizör görevi görmüştür. Benim ölçümlerim, saha ölçümlerim bunu gösteriyor. Volkan Bey başörtüsüyle ilgili bir çalışma sını paylaştı. Anneler ve kızları üzerinden %73'e %12'ydi sanıyorum. Yani bu oranlarda kızlarda yani %73 annelerin başı kapalı, %12'sinin başı açık. Evet. Kızlarına geçtiğimizde %44'ünün başı kapalı, %32'sinin 34'ünün başı açık. Evet. Yani bir yüzdelerde değişim var. Genç jenerasyonda başı kapalı genç kadınların yüzdesi daha azalmış annelerine kıyasla diye. Evet. Sizin böyle bir çalışmanız var mı? Bir 10 yıl önce 10 yıl sonra gibi bir örnek verebiliyor musunuz? Tabii biz 2016 ile 2020'yi ölçtük ama elimizde bundan önce yapılmış çalışmalar var. Bunları da kıyaslayabiliyoruz. 2010'dan 2020'ye kadar baktığımız zaman başörtüsü örtenlerin oranında %8 azalma görüyorsunuz. Bu toplam nüfustaki. Toplam nüfustaki. %8 azalma gözüküyor. Yani mesela AK Parti iktidarıyla ya da şu anki iktidarla birlikte başörtülü sayısı artmıyor. Başörtüsünün serbest bırakılması Türkiye'de başörtülünün artışına bir müddet izin veriyor ama ondan sonra bir düşüş yaşanıyor. Şimdi dolayısıyla bu da biraz önceki Volkan'ın iddialarını aslında
teyit ediyor. Siz hocam bunu gözlüyor musunuz? Üniversitede öğrencilerinizde böyle bir gözleminiz var mı buna yönelik? Tabii ki bu gözlem açıkça görülebilecek mahiyette. Ama baştaki söylediği Hilmi Bey'in onu demin Volkan Bey'le de onu konuştuk. Bunun bir dinsizleşme olmadığını öncelikle vurgulamamız lazım. Evet. Yani nihayetinde olan şey bir modernleşme, dönüşüm yaşanıyor Türkiye'de. Bu modernleşmeyle birlikte insanlar tercihlerini farklı bir şekilde kullanıyorlar. Evet. Biz tabii biraz önce Maturidilik Hanefiliğe atıfta bulundu. Sadece Maturidilik Hanefilik de değil. Aristo'dan beri bildiğimiz, Platon'dan, Sokrat'tan beri bildiğimiz bir ahlakın insaniliği meselesi var. Yani kadınların yaşama katılması, şey. Daha görünür olması, tabii hayata ki, katılması, ki. Akademiye, çalışma hayatına değil mi? Bütün bunların ama bazı kesimlerde bunlar dinsizlik olarak ya da dine karşı dinin zayıflaması olarak görülüyor. Yani baş açılması veyahut da işte çalışma hayatında görülmesi. Belki burada aslında birazdan belki onu konuşsak bence bir de bir bağlantı olarak o daha bizim açımızdan tartışılabilir bir şey. Yani bu konuda veriler net ama kutuplaşmadan bahsetmemiz esasında burada önemli. Yani yoksa rakamlar değişir. Rakamlar yarın da artabilir. Mesela başka bir iktidar gelir. Bu kez de tersi olabilir Türkiye'de. Hocam, önemli olan o kutuplaşma. Şöyle yapalım. Evet. Hilmi Hoca'nın da sözü yarım kaldı ama Caner Taslaman da şu an yayındaymış. O da bir iki kelime söylemek istiyor bize bu konuyla ilgili. Hocam sizi dinliyoruz Caner Hocam. Evet, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Hoş geldiniz, istiyorum. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Siz de yurt dışındaydınız, bir türlü buluşamadık hocam. Evet hocam, geldik inşallah. Nasip olur, buluşuruz da. Şu anda Türkiye'deyim. Ya kısaca tabii telefondan uzun anlatmak da kolay değil. Kısaca demek istediklerimi söyleyeyim. Öncelikle Volkan Hoca'nınki gibi çalışmaların çok değerli olduğunu, televizyonlarda böyle çalışmalar üzerine sosyolojik analizlere hasret olduğumuzu, onlar çok güzel program yaptığınızı söylemek istiyorum ve de önemli bir konuyla ilgili. Teşekkür ederiz. Çünkü bu tip verilere dayanmayınca birçok şey nutuk atmak veya belli şeyleri tekrarlamaktan ibaret oluyor. Sekülerleşme tezleriyle ilgili tabii kısa bir şey söyleyeceğim. Öncelikle Volkan Hoca'nın Türkiye'nin sekülerleştiği, yani dine hayatta referansın azalması anlamında sekülerleştiği tezine ben katılıyorum. Yani bu tezin doğru olduğunu düşünüyorum ama tabii sekülerleşme teorileriyle ilgili belli sıkıntıların da olduğunu düşünüyorum diğer yandan. Bunun sebebi şu, yani sekülerleşme teorilerinde genelde söylenenler şehirleşme, teknolojinin ilerlemesi, işte bilimde artış, aynı zamanda sekülerleşme, demokrasinin paralelliğiyle beraber gidecektir. Yani bütün bunlar adeta evrimsel bir süreçtir ve kaçınılmaz olarak bunların hepsi paralel gider. Tabii bunu böyle bir mutlak veri, bir fizik yasası gibi alırsak bu tarz bir sekülerleşme teorisinde sorunlar olduğu gözüküyor. Yani işte mesela bir örnek, bu tarz işte modernleşme arttıkça, şehirleşme arttıkça mesela Arap ülkelerinin çoğunda demokrasi arttı diyelim ki. Fakat demokrasinin artmasıyla beraber halkta sekülerleşme artmadı. Hatta İslami referanslar demokratikleşme süreciyle beraber ortaya çıktı. Yani demokratikleşme ile sekülerleşmenin birçok ülkede orada paralel olmadığı gözüktü. Bu tabii ki global olarak sekülerleşme teoriyle ilgili söyleyeceklerim. Ama Türkiye'de de bence de sekülerleşme arttı. Hatta dinsizleşme demeyelim dedik ama bence yer yer dinsizleşmenin de arttığını söylemekten de çekinmememiz lazım. Tabii ki global olarak baktığımızda Türkiye ölçeğinde bunun yüzdesi düşük olsa da yani dinsizleşmenin de arttığını söyleyebileceğimiz veriler var bana göre. Buradaki ben en önemli unsurun hocamızın saydığı tabii ki şehirleşme, teknoloji ilerlemesi, bilimin artan otoritesinin de etkisi olmakla beraber, fakat bunlardan çok daha yüksek seviyede ekranlar karşısında yaşanan hayatların bu sekülerleşme sürecinde çok çok etkili olduğunu düşünüyorum. 1990'lardan sonra özel televizyonun gelmesi, daha sonra internetin yayılması, daha sonra sosyal medyanın gelmesi, bence bu süreçlerde insanlar kendileri dışındaki ötekiyle tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar karşılaştı. Çok basit bir veriydi. Yani dünyada sırf televizyonlar karşısında geçirilen veri ve sosyal medya, internetin geri kalanını bile almasak 5 saatin üstünde. Türkiye'de bu daha da bunun üstünde. Şöyle düşünün, yani 8 saat aşağı yukarı uyuyoruz. 16 saatin
5 saat kadarını televizyon veya işte sosyal medyaya bakarken ekran karşısında geçiriyoruz. Bu da tabii şunu getiriyor, yani buralardan gelen bilgi insanların zihnini ailelerden aldıkları gelenekler ve işte okuldan aldıkları eğitimden çok daha fazla şekillendirir seviyeye gelmiş vaziyette. Kişiler kendi dedelerinin veya dedelerinin dedelerinin karşılaşmadığı kadar öteki fikirlerle çok rahatlıkla ekran üzerinde karşılaşıyorlar. Mesela şöyle bir şey düşünelim. Herhangi birinin dedesinin İslam'la ilgili karşılaştığı eleştiri veya farklı fikir ne olabilir diye düşünelim. Van'da, Trabzon'da, Adana'da, Eskişehir'de, herhangi bir Türk şehrinde. Şimdi onun torunu, günümüzdeki bir genç, bir günde, abartmadan söylüyorum, bir günde kendi dedesinin karşılaştığından çok fazla İslam'ın ötekisiyle, öteki fikirle karşılaşıyor. Yani daha eskiden imanın taklidi iman şeklinde, evet, yani mahalleyi ve aileyi taklit ederek devam etmesi mümkünken, artık farklı fikirlerle karşılaşıp onlarla hesaplaşarak ancak bir imanın oturtulması mümkün. Ancak demeyeyim ama yani bunun olmasının zarureti daha çok artıyor. Peki. Bu da tabii neyi getiriyor birçok yerde? İnsanların farklı fikirlere kayması. Kısacık alalım Caner Bey. Çünkü görüntülü bağlantımız yok sizle bu akşam tabii, ne yazık ki. Şunu demek o yüzden bir kısacık alalım lütfen. Fikirleşmenin artmasının da Türkiye'nin iç koşulları, siyasetteki değişikliklerin insanların sandığından az etkili olduğu, küreselleşme sürecinde ekranlar üzerinden gelen bilgilerin Türkiye'nin iç siyasetinden zihinlerin şekillenmesinde çok daha etkili olduğu kanaatindeyim. Benim etkili iki oldu. Doktora tezimden evet. biri de Türkiye'deki İslam üzerineydi. Orada da aynı tezi savunmuştum. Gerekirse bir gün daha da uzun anlatırım. Evet. Çok teşekkür ederiz. Bir başka programda belki yüz yüze de daha detaylı yine sizin görüşlerinizi dinleriz. Çok teşekkürler. Volkan Hocam herhalde bir iki kelimesi var. Sağ olun. Caner Hocam merhabalar, iyi akşamlar. Sesinizi duymak çok güzel. Programa bağlandığınız için teşekkür ederim hocam. Ayrıldı bu arada Caner Bey. Söylediklerinizi, Türkiye ile ilgili söylediklerinizi zaten katılıyorum. Ancak şöyle ufak bir detay var. Bahsettiğiniz sekülerleşme teorisi modernleşmeyi getirir, ardından demokrasiyi getirir, o bu şu. Böyle bir iddiayı, böyle bir teoriyi hiçbir sekülerleşme teorisyeni savunmamaktadır. Ne Anglo-Sakson literatürde böyle bir teori vardır, ne de Türkiye'de sekülerleşme peki, hocam, düzeni bunu yazanlar akademik böyle bir şey savunmaktadırlar. En güzelidir. Çok şunu söyleyelim ama son bir cümle. Modernleşme sekülerleştirir derken şunu iddia etmiyor teorisyenler. Modernleşme aynı zamanda demokratikleştirir. Rica ederim böyle bir şey olabilir mi ya da olmak zorunda mı? Sekülerleşen bir toplum aynı zamanda çok daha antidemokratik bir hayatın parçası olabilir. O konuyla ilgilenmiyoruz ki. Konu bununla ilgili değil. Rusya gibi. Aynen. Çin gibi. Küba gibi. Konu bu değil ki. Çok basit bir şey söylüyoruz. Modernleşirseniz doğaüstü alan hayata daha az dokunur. Laiklik arttı mı azaldı mı? Demokrasi arttı mı azaldı mı? Hiçbir teorisyen bundan bahsetmiyor. Bunu vurgulamam gerekiyor, özür dilerim. Alanı korumam gerekiyor. Teorisyenler zaten eserlerini ortaya yani koydular. Yani özetle diyorsunuz ki Türkiye'de Türkiye sekülerleşti ama Türkiye'de laiklik azalmış da olabilir. Yani 2002... Ya bu bununla aynı, yani bu böyle bir orantısı yok bunun. Sekülerleştik ve daha laik yönetiliyoruz. Çok basit bir örneğim var. 1979 yılında İran şeriatla yönetilmeye başlandı. Hı hı. Normalde ne bilmemiz, ne anlamamız gerekiyor? Şeriatla yönetilen bir ülkenin gün geçtikçe toplumunun da dinlerleşmesini bekliyoruz. Sonuç? Değil. Ters. Değil. Hayır. Değil. Suudi Arabistan. Tam tersi de geçerli. Suudi Arabistan yine aynı şekilde. Birleşik Arap Emirlikleri. Aynen. Tabii tabii. Tam tersi de geçerli. Bir iktidar gelir dinlerleştirmek ister ya da bir iktidar gelir sizi dinden uzaklaştırmak ister. Başa dönüyorum. Yasalar, devletin yasaları toplumsal yasalardan daha güçlü değildir. Tabii sosyal iktidar her zaman için siyasal evet. iktidarın daha üzerindedir. Aynen. Yani bu bir gerçektir. Buyurun şimdi. Evet. Şimdi dolayısıyla bizim burada iki tartışmayı ayrı boyutlarıyla götürmemiz lazım. En büyük sıkıntımız bu. Siyasal tartışmalar başkadır. Hukuki tartışmalar başkadır. Sosyal süreçler ve sosyolojik tartışmalar daha başkadır. Şimdi o yüzden bizim en temel sorunlarımızdan bir tanesi sekülerleşmeyi tartışırken aslına bakarsanız siyasallaştırıyoruz. Tartışmanın kendisini siyasallaştırıyoruz. Siyaset o kadar toplumun içine işlemiş ki akademisyenler bile bundan kurtulamıyor. Aynen böyle. Akademisyenler bile bundan kurtulamıyor. Değil artık. Bu akademisyenler bile günün sonunda gelip bunu bir siyasal tartışmaya dönüştürüyorlar. Oysa biz burada sosyolojik bir tartışma yürütüyoruz. Evet. Hayatın kendisini, bireyin gündelik hayatını anlamaya çalışıyoruz. Aynen.
Bu birbirinden farklı şeyler. O yüzden mesela Çin bu anlamıyla mesela Konfüçyüslük için çok tartışılan bir şey vardır. Benim de bazen yer yer kullandığım seküler dindarlıktan bahsedilir. Tamam hocam, ben de şunu anlamaya çalışıyorum o zaman. Madem kentsel modern muhafazakarlık arttı, kentsel modern muhafazakarlığın bu kadar artması beraberinde sekülerleşmenin de gerçekleşmesini gerçekleştirdi dedi. Çok doğru. Çünkü hem kentleşti dedi, hem modernleşti dedi, hem üniversiteye gitti dedi, eğitim arttı, entelektüelizm arttı. Böyle bir yapıya girildi. Ama o zaman siyasetin dili niye muhafazakarlaşıyor? Bu başka bir şey. Siyasetin dili niye muhafazakar? Ama toplum siyasetten veya siyaset toplumdan kopuk değil ki. Her zaman aynı olmak zorunda değil. Tabii. Hilmi hocam sözünüzü kestim. Estağfurullah. Özür diliyorum. Estağfurullah. Birbiriyle mutlaka örtüşecek diye bir şey yok Muharrem Bey. Bazen siyaset mesela marjinal gruplara oynar. Türkiye'de de bu çok yapar. Siyaset farklı. Topluma oynamaz mı hocam? Siyaset toplumdan bir beklentiyi dile getirmez mi? Şimdi bakın, Türkiye'de en temel sıkıntılarımızdan bir tanesi budur. Siyaset Türkiye'de liderler üzerinden yürür. Liderler götürür siyaseti. Tamam. Siyasetin sosyolojisiyle liderlerin sosyolojisi aynı değil. Peki liderler biz bunu toplumda sekülerliğinde da daha ilerlediğini çok, görmüyor mu? Bir örnek vereyim. Mesela Tayyip Erdoğan'ın oyuyla AK Parti'nin oyu bir değildir. Şimdi buradan ne dediğimi anlayın. Liderler götürür siyaseti. Ve liderler götürdüğü için de Türkiye'nin siyasal sosyolojisiyle aynı. Mesela cemaat ve tarikatları düşünün. Türkiye'de cemaat ve tarikatların etkisi çok mudur? Hayır, değildir. Oy karşılığı var mıdır? 2016'dan sonra çok daha fazla düşmüştür. Ama siyasi liderler cemaat ve tarikat liderlerini dikkate alır mı? Evet, alır. Ve bu oy potansiyellerinden daha yüksektir Türkiye'de. O yüzden bunların birbiriyle karıştırılmaması lazım. Belki buradan tekrar tartışmamıza dönersek, Türkiye'nin bu muhafazakarlık dili de değişiyor. Bakın bunu da görmek lazım. O yüzden mesela biz bugün Türkiye'de siyaseti tartışırken de belki ilerleyen programlarda fırsat olursa tartışacağız. Yeni bir muhafazakarlıktan bahsediyoruz. Nasıl bir tarih var bunun? Şimdi önce şu konuyu bitirelim. Bakın bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. Türkiye'de yeni dini tipolojiler oluşuyor. Biz eskiden dini tipolojileri ölçerken din sosyolojisinde ya da İslam düşüncesinde genelde şöyle ölçerdik. İşte dinin tecrübe boyutu var, ritüel boyutu var, ideolojik boyutu var, bilgi boyutu var. Öbür tarafta bunu şöyle tasnif ediyorduk biz. Din, inanç, öyle değil mi? İbadet ve ahlaktan oluşur. Oysa bugün artık farklı yapılardan karşılaşıyoruz. Dini tipoloji bu bizde değil sadece. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde Pew Research bunu 7 segmende yeniden tanımladı. Dini tipolojileri yeniden oluşturdu. Bu anlamıyla Türkiye'deki dini tipolojileri de yeniden oluşturmak zorundayız. Benim mesela bu konuda biliyorsunuz daha önce de söylemiştim. Bazı tekliflerim var. Nedir onlar? Mesela Türkiye'de bir cami cemaati dindarlığı var. Türkiye'de bir cemaat dindarlığı var. Türkiye'de bir siyasal talep dindarlığı var. Türkiye'de bir milliyetçi dindarlık var. Türkiye'de yeni oluşmaya başlayan inançlıyım ama dindar değilim diye yeni bir segment oluştu, yeni bir tipoloji var. Türkiye'de kültürel dindarlık var, Türkiye'de seküler dindarlık var. Şimdi Türkiye'nin tipolojileri bu anlamıyla yeni baştan kuruluyor. Bu ister istemez muhafazakarlığın diline de oluşuyor. Bir örnek vereyim daha iyi anlaşılsın bu anlamıyla. Mesela Türkiye'de orta kuşağın üzerinde 40-50 yaşın muhafazakarlık algısı ile gençlerin muhafazakarlık algısı aynı değil. İşte Türkiye Sivil Toplum Kuruluşları adıyla bir örgüt vardı. Geçen hafta Habertürk'te de ben onun anketinden bahsetmiştim. Orada sorulan soru var mesela. Nedir o soru? Şu. Siz kendinizi aşağıdaki siyasal, ideolojik kimliklerden hangisine yakın hissediyorsunuz? Orada İslamcılık var mesela. İslamcılık %8 çıkıyor Türkiye'de. Ama Atatürkçülük, milliyetçilik %20'nin üzerinde çıkıyor. Şimdi bu da 18 ile 30 yaş arası 8000 kişiyle yapılmış peki, bir anket. Peki şimdi alakası olacak ama az önce konuştuk. Cumhurbaşkanının faiz haramdır. Yani bu hafta çalkalandı Türkiye tabii Merkez Bankası'nın kararıyla ve bugün işte 12.60'a gelen euro, 11.30, 11.28 şu anda dolar. Cumhurbaşkanının ekonomi politikasını açıklarken işte Nas söylemi ve faiz vurgusu daha önce de söyledi bunu ama bu sefer bir yöntem olarak da yani biz bunu referans alıyoruz dercesine söyledi.
Muhafazakar, dindar, kendini dindar olarak tanımlayanlar doğru, haiz haramdır diye bu ekonomi politikasını bu bakışla destekliyor mu? Nasıl karşılık buluyor? Peki biraz önce sanırım bu akşamdı Metropol'ün bir anketi var. Hocam açıkladım. Girmeyelim ona lütfen. Peki yani, isim vermeyeyim. Ya da şöyle. Çünkü bütün künyesini, dökümünü de bize getirmemiz. Ya da şöyle diyelim. Peki biz halka sorsak desek ki bunu destekliyor musunuz desek yüzde kaç çıkacak? Şimdi insanlar bu anlamıyla bakın biraz önce Volkan çok bir şey, önemli bir şey söyledi. Ya siyaset söyler, haklısınız ama bunun toplumsal karşılığı nedir? Buna bakmak lazım. Şimdi bunun birebir toplumda karşılığı var mı? Yani siz siyaseti dini jargonla sürdürdüğünüz zaman toplum bunu hoş karşılıyor mu? Mesela siyasi bunu soran birçok ölçüm ve birçok anket var. O yüzden bunların karşılığı birebir olduğunu düşünmüyorum. Yine söylüyorum, bunu söyleyenler ve burayı oynayanlar siyaseten de yanlış yapar. Yarın bir gün kazanamazlar. Biz bunu İstanbul seçimlerinde gördük. Türkiye'de siyaset dini jargonları kullandığı sürece bunun karşılığı bugün artık yoktur. Eski toplum dönüşmüştür, eskisi gibi değildir. Ve sekülerlikte biz nereye geldik? Buradan da anmak istiyorum kendisini. Rahmetli Durmuş Hocaoğlu vardır. Milli sekülerleşme tezini ilk o atmıştı. 94. 94 müydü? Yanlış hatırlıyorum. Galip. Sanki hocam. Öyle bir tarihti. Milli sekülerleşmeden bahsetmişti. Türk modernleşmesi milli sekülerleşmeye doğru gidiyor. Bugün aslına bakarsanız yaşadığımız bütün krizlerden sonra günün sonunda çıkıp geldiğimiz şey Durmuş Hocaoğlu'nun tezinin doğrulanmasıdır. Nedir? Yani bu, bir cümleyle. Bu şu demek. Milli devletten yanayız. Aslına bakarsanız dini önemsiyoruz. Din bizim hayatımızda çok da anlamsız bir şey değil. Ama aynı şekilde de biz hayatımızda artık sadece dini alanla kuşatılmamış şekilde modernleşiyoruz. Bir tür Türk modernleşmesi kendi yolunda ilerliyor. Bu anlamıyla yine benim sık sık söylediğim bir şey vardır. Mesela başörtüsü sorununun çözülmesi Türk modernleşmesinin önemli bir adımıydı Türkiye'de. Bizi daha da modernleştirdi. Türk modernleşmesini bir adım öne taşıdı. Biz aslında başörtüsü sorunu çözülürken hatırlayın buna karşı çıkanlar eğer Türkiye'de başörtüsünü serbest bırakırsanız Türkiye İranlaşacak tezini dile getiriyorlardı. Aksi oldu yani evet. AK Parti'nin Türkiye'nin modernleşmesine ve sekülerleşmesine katkısı oldu. Kadın, başörtülü kadın artık bugün ülkenin her yerinde. Mühendis oluyor, siyasetçi oluyor, bakan oluyor, bakan yardımcısı oluyor. Akademisyen oluyor. Dolayısıyla başörtülü kadının hayatın her alanına girmesi aslında kadının bir özne olarak, siyasal bir kimlik olarak öne çıkmasını sağladı. Bu Türkiye'nin modernleşmesinin en önemli kazanımlarından bir tanesidir. Yani başörtüsü engelleyenler Türkiye'nin modernleşmesini engelliyordu aslında bakarsanız. Biz bunu söylediğimiz zaman bizi itiraz ediyorlardı. Oysa bugün başörtüsü sorununun çözülmesi Türkiye'nin önünü açtı. Evet. O yüzden bizim siyasetle bu sosyoloji arasındaki pergelin açık noktalarını görmemiz ve bu gri alanları daha iyi kavramamız gerekiyor. Yusuf Hocam, şöyle bir şeyle karşı karşıyayız. İşte kentlerin en gözde semtlerindeki evlerinde mobilyalarından kıyafetlerine, bedenlerine kadar yeni bir tarzla karşılaşıyoruz. Bu tarz muhafazakar çekimserliği de tüketti. Kadını kafede tek başına oturur hale getirdi. Bu yeni muhafazakarlık sevgili Aksu Akçaoğlu'nun tanımıyla zarif ve dinen makbul olan yeni bir muhafazakarlık türünü mü yarattı? O bir müddetten beri var. Şimdi rahmetli Yaşar Hoca bir gün şunu söylemişti. Vapurda gidiyordum. Kadıköy vapurunda geçiyordum karşıya. İşte askılı elbise giymiş hanımlar ya bu hafta nerede mukabele düzenleyeceğiz diye onu tartışıyorlardı diye söylemiştim. Şimdi bir şey daha vardı Yusuf Hocam. Evet. Yusuf Hocam bir şey daha vardı. Yaşar Hoca derdi ki Türkiye'de din sekülerizmi savunur. Aslında biraz ben ona varacaktım. Türkiye'deki dindarlık hangi ölçüdedir? Onu iyi bir tartmak gerekiyor. Yani ben çok dindarım diyen insanlar ne kadar o dinin gereklerini yerine getiriyor?
Bir de o açıdan düşünün veya ne kadar savunuyor, evet, yeri geldiği zaman neler yapıyor. Şimdi bunları göz önüne aldığınız zaman işin rengi değişik. Aslında buradan gitmek lazım. Yani toplumun din anlayışı son derece önemli. Yani bir kesim tutuyor, diyor ki işte Kur'an-ı Kerim'i hatim olarak indirdiğimizde sevap kazanıyoruz diye düşünen bir grup var. Bir grup hatimle hiçbir sevap kazanamazsın diyen bir grup var. Yani asıl olan şey Kur'an'ın sevap kazanmak için gönderilmediği, işte okuyup anlayıp amel etmek için gönderildi ki demin söyledik maturidilik vesaire gibi. Şimdi ama diğer taraftan da gerek din adamlarının gerekse siyasilerin söyledikleriyle yaptıklarının uyuşmaması var bir taraftan da. Yani şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Naas'tan bahsetti ya, yani faizin, ribanın haram olduğunu söyledi. İşte orada dururken o ayetler, onlar orada dururken siz ne konuşuyorsunuz dedi. Ama diğer taraftan da bakıyorsunuz, devletin kendisi o zaten faizin içine batmış. Yani sadece bankalardaki faizlerden söz etmiyorum. Yani şans oyunlarından söz ediyorum. Veya işte bir takım başka yerlerden, uygunsuz evlerden gelen şeylerden, vergilerden bahsediyorum. Yani pek çok alanda devletin kendi bütçesine aldığı o tür hadiseler insanlar, özellikle gençlerin, hele hele ellerinde küçücük bir aletle her şeye ulaşabilen, bilginin her konusuna ulaşabilen gençlerin, bunlar tatmin edici olmuyor. Tam tersine, aksine bir tesir bırakıyor ve uzaklaştırıyor. Ondan sonra bir bakıyorsunuz bir grup tengrici çıkmış ortaya. Yani deizmin ötesinde bir de tengrici grup var Türkiye'de. Ondan sonra bir bakıyorsunuz. Ne demek bu? İşte tanrı dönemi o Türklerdeki eski tek tanrılı dindir. Tengrici. Hı-hı. Yani Müslüman olmayan ama onun yerine bir inanç açısından bir tanrı olduğuna inanan ayrı bir grup çıktı ortaya. Bunlar yavaş yavaş farklı toplum içerisinde, özellikle gençlerde farklı bir yapı meydana getiriyor, uzaklaştırıyor. Yani uhrevi olarak nitelendirilen konularda eğer siz tutarlı ve akılcı bir yaklaşım sergilemezseniz, İşte bu türden her bilgiye ulaşabilen kişileri tatmin edemezsiniz. Uzaklaştırırsınız. Ta onun için camilerdeki bir bakıyorsunuz cemaat sayısı düşüyor. Bu pandemi öncesinden başlayan, pandemiyle bağlantılı değil. Pandemi döneminde tamam ama pandemiden önce düştüğünü görüyorsunuz. Halbuki 1990'lı yıllardan sonraki dönemlerde mesela gittikçe camilerde daha fazla insan, cemaat görmeye başlamıştık. Ama bugün bırakın onu, şimdi cübbeli Ahmet Hoca bile diyor ki sakın ha çocuklarınızı imam hatiplere göndermeyin. Normal okullara gönderin, daha az tahrip olur diyor. Yani o dereceye varabiliyor. Şimdi dolayısıyla bu türden söylemler, tutarsızlıklar, din konusunda özellikle bunu temsil eden Diyanet İşleri Başkanlığı gibi kurumlar, bir takım insanların kafasına takılan konularda eğer doyurucu bilgiler veremezse gençlere, ister istemez onların uzaklaşmasına sebep olur. Nitekim böyle oluyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Birisi çıkıp yalan söylemenin işte devletin geleceği açısından doğru olduğunu söylemesi tepkiyle karşılanabilir hale geliyor ve uzaklaştırıyor sizi oradan. Veyahut da buna benzer olmak üzere bir bakıyorsunuz tarikatların eteğine tutunarak cennete gideceğini söylediğiniz zaman bu tepkiyle karşılanıyor ve bunun verdiği bir tahribat var. Şimdi bütün bunları bir araya getirdiğinizde tabii Volkan Hocalar bunları tam olarak incelemiştir. Ama söylediği mesela o 4000 küsur kişinin İç Anadolu'dan olduğunu söyledi. Ama kıyılarda veya büyük şehirlerde bu anketi yaptığımızda ne sonuç çıkacak? Tam tersi çıkabilir. Dolayısıyla bütün bunu bir Türkiye zaten kendisi de söyledi. Türkiye genel için söylemedi. Yaptığımız alan için söylüyorum dedi. Ama Türkiye şeyi değil, tablosu değil o söylediği. O İç Anadolu'daki daha çok muhafazakar olan bir bölgeyle ilgili söylediği. Yani %80. Ama oradaki değişim bu kadar yüksekse hocam, kıyıda daha yüksek değil midir Yusuf hocam? İşte onu söylüyorum, çok daha fazladır
Ve tam tersi dönebilir diyorum. Madalyon tam ters olarak olabilir o büyük şehirlerde ve kıyılarda. Dolayısıyla bu gelişmeleri göz önüne aldığımız zaman şimdi söz gelimi tam tersi mi olur hocam, yoksa daha yüksek mi olur? Tam tersi olur. Sanki yüksek olur. Yok şimdi diyelim ki yani başörtülü. Yani orada muhafazakarlaşma daha mı fazla kıyılarda? Başörtülü yani annelerin sayısı. Daha çok açık daha fazla. Başörtülü annelerin sayısı yani kıyılarda daha azalır. Onu destekliyorsunuz, anladım. Evet ama bir şey daha ifade etmek istiyorum. Şimdi özellikle siyasilerin dini konuda konuşmuş olmalarına karşılık kendilerinin tam tersine ondan daha farklı davranışlar içinde bulunduğu çeşitli medya veya sosyal şeylerde, medyada ortaya çıktığı zaman bunun verdiği tepki çok daha acı oluyor. Daha tahribatkar oluyor. Çünkü kendisini yöneten insanların söylemlerinin yanlış olması veya bugün söylediğinin yarın farklı bir şekilde tekrar edilmesi, başka şekilde söylenmesi, tam aksinin yapılması onlara olan güveni, söylediklerini de tamamen ortadan kaldırıyor. Yani bugün ak diyorsa, yarın kara diyorsa, şimdi artık insanlar düşünüyor, aklını kullanıyor. Aklını kullanan insanlar da kendilerinin aldattığını haliyle düşünüyor. İşte bu son derece önemli. Veya işte konuyu şu şekilde bitireyim. Ülkede işte cemaatler açısından ele alırsak, dini temsil ettiği söylenen cemaatler açısından alırsak, cemaatler içerisinde meydana gelen gayri ahlaki konuların işte veyahut da Türkiye'nin geleceğiyle ilgili olan bir takım işte işbirlikçilik yapmalarının sonucu haliyle toplum üzerinde gerçekten çok inançsızlığa, yani onlara güvene bir tepki doğurmak durumunda kalıyor. Bunların her biri bugün Türkiye'nin toplumsal yapısında sıkıntılar meydana getiriyor ve bir bakıyorsunuz ki dindarlar ve dindar olmayanlar şeklinde toplum ikiye de ayrılabiliyor. Tabii burada bilgisizlik çok önemli. Diğer taraftan işte Alevilik ne demektir onu bilmiyor veya Sünnilik ne demektir onu bilmiyorlar. Haliyle buradan meydana gelen şeyler de, kargaşa da yine toplum üzerinde bir kararsızlığa, bir karamsarlığa doğru toplumu itiyor. Evet. Peki. İbrahim Hocam, Ersan Hocam bir şey söylüyor. Çünkü iki defa söze girmek istedi, olmadı Ersan Hocam. Tamam. Buyurun. Şimdi bence iyi bir tartışma yapılıyor şu muhafazakarlaşma ve sekülerleşme veya dindarlaşma üzerinden. Ya Ali Rıza Güder arkadaşım, avukat meslektaşım bir bilgi paylaşmış. Diyor ki bireysel gelirlerin arttığı yerlerde ve ülkelerde, bu demokrasiyle de belki ilişkili, dindarlığın gerilediği tespit edilmiş durumda. Yani gelir artışıyla birlikte dindarlık hususunda da ciddi gerilemenin olduğu, ki önemli bir akademisyenin çalışmasından atıf yapmış. Bunu söylemek isterim birincisi. İkincisi, kanaatimce bunu sona bırakacağım ama Türkiye'nin sekülerleştiği veya muhafazakarlaştığından çok bence bizim tespitini yapmamız gereken husus, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde en büyük kutuplaşmalardan birisini yaşadığı ve ayrıştığıdır. Yani bu gerçeği görmek için herhalde müneccim olmaya veyahut da özel bir gayret göstermeye gerek yok. Yani mevcut iktisadi duruma veya siyasi açıdan açıklamalara bakıldığında 2023 yılına kadar yapılacak seçimlerin, yani zannediyorum Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en gergin atmosferinde geçecek seçim olduğu, herhalde bunun için özel bir gayret göstermeye, bu tespiti yapmaya gerek yok. Hani bunu biz iki konuda göreceğiz. Özellikle ismini anmayacağım bir terör örgütü üzerinden ve ona yaklaşmalar. İkincisi ise başörtüsü, türban ve o işte belli kazanımların kaybedileceğine dair yaşatılacak korku. Neden? Çünkü ekonomi kötü gidiyor. Ekonominin kötü gitti. Çünkü ekonomi kötü gittiğinde bu tespiti yapmak lazım.
ki önemli bir iktisadi sorundan, kriz denmiyor buna, insanlar çekiniyor bunu söylemekten, artık bazı kavramları ve eleştirileri gündeme getirirken özellikle ekonomistleri dinliyorum, korkarak, çekinerek konuşuyorlar. Çünkü cımbızla bir sözünü alıp Türkiye Cumhuriyeti'nde fiilen icra etseniz başınıza bir şey gelmez, ama bir şeyi söylediğinizde nereye götürüleceğiniz ve ne şekilde sıfatlandırılacağınız hiç belli olmaz. Ama şu bir gerçek. Türkiye Cumhuriyeti ciddi bir iktisadi sorun yumağında ve hangi kökenden, hangi dinden, hangi görüşten olursanız olsun Türkiye Cumhuriyeti herkesin karnını doyurma zorunluluğu var. Dolayısıyla zannediyorum bu ortak bir kaygı, ama bu kaygıdan kurtulmak veya bu kaygının üstünü örtmek isteyen iktidar elbette bu 2023 yılına kadar yapılacak seçimlerde eğer bu sorunu çözemezse, o zaman dayanabileceği, sığınabileceği şu var. Ya sadece insanların karnını doyurmasından mı ibaret? Yani ülkenin sorunu, elbette en önemli mesele o. O sorunu çözmedikten sonra diğerleri sadece hani gündeme getirip belki bu ülkenin milliyetçiliği veya bu ülkenin işte yaşadığı güvenlik sorunları sadece bizim sorunumuzdur. Biz olmazsak ülke işte beka sorunu yaşar, batar çıkar. Hayır, öyle değil. Ben şu tespiti yaparak sözümü tamamlamak istiyorum. Dolayısıyla diyorum ki Türkiye Cumhuriyeti'nin sekülerleştiğini mi, Türk milletinin muhafazakarlaştığını mı tespit etmek ve bunlardan birinin gerçekleşip gerçekleşmediğine kafa yormak yerine Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde belki de en önemli seçimlerinden birisine gidecek olan 2023 seçimlerinde bu ayrışma ve kutuplaşmadan nasıl çıkacağımızın biz tartışmasını yapmalıyız. Yani şurası kirli, üzerine beyaz bir örtü serdiniz. Efendim çok temiz. Hayır, değil, orası kirli. Neyi kandırıyorsun? Kimi kandırıyorsun? Türkiye Cumhuriyeti'nde ciddi bir kutuplaşma var. Ha, buna şunu diyebilirsiniz. Efendim suni, bu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tek başına yapabileceği bir şey değil. Veya siyasal iktidar bunu istese de beceremez. Hayır, değil. Beceriyor. Baktığınızda beceriyor. Yani siz Mustafa Kemal Atatürk dönemindeki yaşam tarzına baktığınızda, o dönemin fotoğraflarını göz önünüze getirdiğinizde yaşam tarzı biçiminde Türkiye Cumhuriyeti çok farklı yere geldi. İsterseniz 1930-40'ların fotoğraflarını getirin görelim. Ha, şimdi şunu söyleyebilirsiniz. Diyebilirsiniz ki o bir dayatmaydı. O dayatmadan Türk milleti kabul etmeyerek, Türk milleti hangi millet? Kim? Kim? Nasıl? Yani şimdi şu da söylenemez. Efendim işte kim ne söylerse söylesin millet istemedikten sonra olmaz. Hayır, olur. Ya belki Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletini oraya koyamazsınız, ama İran İslam Cumhuriyeti bunu yaşadı. İran İslam Cumhuriyeti'nin eski hayatına baktığınız zaman İranların çok farklı olduğunu görürsün. Ama birdenbire bir devrim adı altında bugün geldikleri yer, belki de kendilerine göre hak etmedikleri yer. Ben onu bilemiyorum, ama bizim yaşam biçimimizle uyumlu olabilir mi? Hayır, değil. Çok farklı. Sekülerler mi? Şimdi diyeceksiniz ki hayır. Ama insanlar seküler olmaya çalışıyor yaşamlarında, evlerinde, kapalı alanlarında, ama ortak yaşam alanlarında, kamu alanlarında dinselleştiklerini görüyorsunuz. Yani siz ona riayet etmezseniz yaşamınızı orada eşit bir şekilde sürdürülebilme imkanına sahip olamıyorsunuz. Şunu söyleyip bitirmek istiyorum. Modernleşme ve dindarlaşma aynı anda olur mu? Olmaz mı? Yani bu tartışmada bence bunun devletin ve siyasetin uğraşacağı bir konu değil bu. Hakikaten değil. Yani devletin ve siyasetin uğraşacağı konu şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin gerçek sorunları olmalı. Bakın şunu söylerseniz anlarım. İktisadi sorunları, hukuk güvenliği hakkı sorunu. Ve şuraya not aldım. Özellikle eskiden ne konuşuyorduk biz? İşte dindarlar göz ardı ediliyor. İmam hatipler göz ardı ediliyor. Şu anda liyakat, ehliyet sorununda Türkiye Cumhuriyeti'nin iktidar anlayışı olarak İmam hatiplerin en azından kamuda yer alması konusunda diğerleriyle eşit hareket ettiğini söyleyebilir misiniz? Söyleyebilecek miyiz? Bir bakmak lazım bakalım. Tercihler ne yönde yapılıyor? Nasıl yapılıyor? Biraz önce kıymetli arkadaşlar dedi ki hayır, bu devleti idare edenlerin isteğiyle olacak bir şey değil. Olabilir. Ben size söyleyeyim. Baktığınız zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna ve devamına, o da belki milletin ortak isteği değildi, ama ulus ruhuyla kurulan bir memlekette Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları dedi ki bu ülkenin bir kuruluş felsefesi vardır, budur, cumhuriyeti vardır, cumhuriyetin nitelikleri de budur. Şimdi biz bunun üzerinden gidecek miyiz, gitmeyecek miyiz? Bu konuda samimiyet var mı, yok mu? Bütün mesele bu. Yani bunu öteleyerek, oralara buralara iterek, sekülerleştiğini söyleyerek, millette yaşanan kutuplaşma, ayrışmayı, ben size söyleyeyim yani bunlar öyle sokakta konuşulan, insanların birbirinden uzaklaştığı, birbirine farklı baktığı alanlar. Ha, şunu söyleyebilirsiniz efendim,
Din kullanılıyor mu? Zaten Türkiye Cumhuriyeti'nde anayasa ne kadar dinle siyasetin karıştırılmaması, dinin siyasete alet edilmemesi gerektiğini söylese de bu oluyor. Ona bakarsanız Muharrem abi, yargıyla siyaset de birbirinden ayrı olmalı. Şimdi siz Türkiye Cumhuriyeti gerçeklerinde siyasetin yargıya müdahale etmediğini, siyasetin yargı üzerinde tahakküm kurmadığını söyleyebilir misiniz? Var mı bir baba yiğit onu söyleyecek? Söylesin de görelim. Hukuk peki, güvenliği hakkının peki, temeli. Peki dibi. Şunu bir söz söyleyip bitirmek istiyorum abi. Adaletin zedelenmesi o zaman ters bir sekülerleştirme mi yaşatıyor? Yani adalete itmesi aslında ters sekülerleştirmeyi de beraberinde getirmez mi? Ben şöyle söyleyeyim. Ben şunu söylemek istiyorum. Yani bunun iktidarda olana kızıp dinden uzaklaşmak olarak basite ele alınması yanlış. Onu görüyorum ben. Hmm. Bu da var. Efendim işte mesela faiz üzerinden başka şey. Mesela biraz önce Sayın Yusuf Hocam söyledi. Dedi ki ya iktidarda olanın veya devleti yönetenlerin yaptıklarıyla söyledikleri arasında o kadar fark var ki doğru. Doğru ama bir şekilde yönetip peşinden hala alternatif olamayan muhalefet karşısında %40 veya üstünde oy toplayabilme kapasitesine sahip bir iktidarla karşı karşıyasınız. Bu kadar yıpranmışlığa rağmen. Tamam ben bunu din temelli açıklamıyorum ama bu da bir gerçek. Çünkü şu söyleniyor, deniyor ki ya iktisat düzen ne kadar bozuk olursa olsun benim seçmenim oraya oy vermez. Niye? Hani bilimsellikten konuşuyorduk. Hani modernleşmiştik. Hani eğitim öğrenimde uçmuştuk. Neyi uçuyorsun sen? 1 milyon 400 bin öğrencin senin son 4 yılda 12 yıllık eğitim öğreniminde yok. Kadın hakları, kadın meselesi. Nerede var? İyileştik. Hani nereye iyileştik ya? Anayasanın 10. maddesinin 2. fıkrasında pozitif ayrımcılık gereği Türkiye Cumhuriyeti'nin yarısı kadınsa niye Millet Meclisi'nin yarısının kadın olacağına dair kanun çıkaramıyor bu ülke? Ne kadar samimisiniz? Ne kadar yapabiliyorsunuz? Yani erkekler bugüne kadar bu memleketi yönetti de çok mu iyi yönetti? Bırakın kadınlar yönetsin. Nerede samimiyet? Yok. Bunlardaki bizim meselemiz. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarından itibaren baktığımızda acaba o bakış açısındaki samimiyeti, oradaki kuruluş felsefesi, cumhuriyetin niteliklerini gerçek anlamda isteyerek getirdik mi buralara? Zaten öyle olsaydı FETÖ olmazdı. Ha şu doğru. Bakın laiklik üzerinden dayatmalar, laiklik üzerinden din ve vicdan hürriyetine yapılan baskılar, bunlarda yaşananlar, evet bunlarda yaşananlardaki sorunları biliyoruz. Hani deniyor ya bir helalleşme kültürü. Bunlarla ilgili işte hukuktaki sapmaları düzelttiğimiz, bugün bu sorunları aştığımız ama kimse şunu söyleyemez bence. Türkiye Cumhuriyeti'nde Cumhuriyet'in kuruluş felsefesi ve Cumhuriyet'in nitelikleri üzerinde toplumsal bir mutabakatın olduğunu, en azından siyasette olanlar bakımından aralarında bu konuda bir uzlaşmanın olduğunu biz göremiyoruz. Farklı sözler söylüyorlar. Veyahut da söyledikleriyle icra ettikleri çok farklı. Belki onlar devletin kademelerini fethedilecek kaleler gibi görüyorlar. Peki. Kamunun kademelerini öyle görüyorlar. Peki. Çünkü şöyle bir endişe var. Türkiye Cumhuriyeti'nde asgari müştereklerde birleşmeyince, insanda korku kavramı hakim olunca geldiğinde orayı ele geçirme, kendisiyle donatma, kendisine bağlama ve sanki devletin sahibiymiş gibi hareket etme kültürü, anlayışı ortaya çıkıyor. Zaten siyasi partiler dediğimiz temsil demokrasinin esası olanların, idare edenlerinin koltuklarında yıllarca kalmasının ana sebebi de budur. Bu değişkenlik olabiliyor mu? Bu hesap verilebilirlik olabiliyor mu? Biz sorabiliyor muyuz? Mesela bugün Avusturya Başbakanlığı bir anda parlamentosu, beğenmediğiniz Avusturya Başbakanlığı parlamentosu bir anda dokunulmazlığını kaldırdı. Türkiye Cumhuriyeti'nde bu ne kadar mümkün? Bu mümkün olabilir mi? Ne kadar siz bunu yerleştiniz? Ne kadar yerleşik topluma geçebildiniz? Mesela biraz önce İbrahim Hocam çok isabetli söyledi. Bu ülkenin kimliğine kardeşim? Türk vatandaşlığı. TEBA var mı? Yok. Lozan Barış Antlaşması'ndan beri böyle. Ama biz yakın zamanlara kadar İbrahim Hocam da bilir, Türk demeyi, Türk milletinin ferdiyim demeyi neredeyse konuşamaz hale getirildik. Nasıl geldik ya bu hale? Şimdi söylenebiliyor. Bizim söylediğimiz zamanlarda neredeyse beni ırkçı ilan edeceklerdi bu ülkede. Böyle bir şey var mı ya? Ben bir milletin ferdi olacağım. O milletin adı olmayacak. Atsız milletle yaşayacağım. Nereden gelip nereye gittim belli değil. Böyle bir dünya var mı? Ersan Bey, İbrahim Bey'i tam konuyu getirdiniz. Bir cümle söyleyip bitireceğim. Bir şey de sormak istiyorum size. Şunu söyleyip bitirebilir miyim? En azından şimdi kutuplaşma... Yusuf Hoca'nın da bir sözü var. İzin verin lütfen. Ben bir şey soracağım. Kutuplaşma konusunda herkesin fikir. Defalarca bunun üzerine ama program yaptık. Ve farklı görüşler var ama kutuplaşma tam olarak kim, yani laik dinler kutuplaşması. Evet, sizin tarzınız kutuplaşma, kimin size kutuplaşması? Türkiye Cumhuriyeti'nin kutuplaşması mı bugün? Bakın Türkiye'de. Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşadığı, çözemediği, asgari müştereklerde birleşemediği iki sorun vardır. Aynen bu İslam'ın
ki İslam dini çok önemli bir dindir. Benim kutsalımdır, dinimdir. Aynen onu tatbik edenlerde yaşanan sorunların çözülememesi gibi Hristiyanlıkta yaşanan, onu uygulayan, o İslam dininin kurallarını uygulayanlar arasındaki uzlaşmanın sağlanamaması, kavganın sonlanamamasından süren süreçte olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti'nde de iki mesele. Birincisi mütedeyyinlik ve bunun kullanışlı vasıta olarak görülmesi. Özellikle cemaat tarikat kültürü üzerinden anayasanın %74. Maddesine rağmen devam eden hukuka aykırı, kanuna aykırı yapılanma ve ikincisi elbette ırk üzerinden, etnik kimlik ayrımı üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'nde devam ettirilme gayretine görülen ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin acayip bir yönetim biçimine kavuşturulması yönünde birilerinin bitmeyen iştahları. Bu iki konuda biz uzlaşamıyoruz. Biz bunu görüyoruz. Şimdi siz nasıl gelip de bir adını söylememe gerek yok, bir siyasi partiyle oturup uzlaşma sağlayabileceksiniz? Kullandığı dille benim kullandığım dil arasında çok fark var. Ben diyorum ki üniter yapıda Türkiye Cumhuriyeti'nin dili Türkçedir. O vatandaş diyor ki kardeşim eğitim öğrenim dili ayrışmalıdır. Hadi oradan ya. Sen ne birlikten bütünlükten bahsediyorsun? Peki. Birlikten bütünlükten bahsediyorsun. Benim asıl söylemek istediğim o değil. Serap Hanım. Bakın ben şunu söylüyorum. Modern tamam, olmak veya dindar olmak gibi kavramlar. Şunu söylememe müsaade eder misin? İnsanların kişisel yaşam tarzı olarak kendi tercihlerinde olabilecek hayat tarzı biçimlerindir. Siyasetin işi bunlarla uğraşmak veya bu tür hususlara karışmak değildir. Harplerine de değildir. Onlar işlerine baksın. Üzerlerine düşenleri yapsın. Onlar peki, devletin sahibi değil. Peki. Sadece devletin sahibi olan, milletin verdiği kamu kudretini kullanma yetkisiyle kılınanlar. Sorumsuz veya laüsel de değiller. İstediklerini yapamazlar. Bu ülkenin bir kuruluş felsefesi ve cumhuriyetin nitelikleri vardır. Ona bağlı, sadık kalmak, ayakta tutmak, yaşatmak zorunda olmakla mükelleftirler ve toplumsal mutabakatla bu taahhüdü vermek suretiyle oraya gelmişlerdir. Bütün mesele budur. Yani siz anayasa diyeceksiniz, kanun kitap diyeceksiniz, işinize geldiğinizde onu kullanacaksınız, işinizde geldiğinizde diyeceksiniz ya onlar kağıt parçaları, orada ne yazılıyor önemli değil, hadi orada. Öyle şey olur mu? Peki hocam. Evet. Peki Yusuf şimdi hocam buyurun. Ben hem İbrahim Hoca hem de Volkan Hoca'dan önce şunu söylemek istiyordum. Onu atladım demin. Şimdi tabii yapılan bu araştırmalarda hani başörtülü anneler vesaire gibi bunların bir çoğu biliyorsunuz geleneksel olarak örtülen insanlar vardır Anadolu'da. Yani dini sebeplerle, saiklerle değil geleneksel örtü örter. Benim anam da öyle örterdi. Evet. Sırf ondan dolayı değil. Böyle örtünürdü normal Anadolu kadın olarak. Bir o var. Bir de siyasi iktidarın bakış açısına, dine bakış açısına göre kılık değiştiren insanlar var bir de biliyorsunuz. Yani bir takım şeyler elde etmek adına, işte makam mevki elde etmek adına hemen eşinin başını kapatan veya dindar kesilen, namaz kılmaya başlayan ama bundan arındıktan sonra derhal kabak çiçeği gibi açılan insanlar da var Türkiye'de. Bunlar göz önünde almak lazım. O Süslümanlar çok kalmadı herhalde değil mi? Son dönemde o... Var ama abi şunu söyleyeceğim. Yusuf Hocam, var, Yusuf Hocam, isimlerine pardon, Süslüman Yusuf dediğiniz... Hocam şu örneği vermek lazım. Bu ülkede bir kabataş vakası yaşandı biliyorsunuz değil mi? Kabataş vakası. Evet. Şimdi bunu hatırlatmama gerek yok. Var bu. Biz siyasetin yok, nasıl yani hareket var ettiğini biliyoruz. Nasıl kullanma gayretinde olduğunu da biliyoruz. Yani bazı hususlara hakikaten çok dikkat etmek lazım. Yani bunlar siyasete malzeme edilecek hadiseler değildir. İnsanların yaşam tarzlarına karışmayın. Eski hataları tekrar etmeyelim. Din ve vicdan hürriyeti varsa bunları yaşayalım. Ama bunları kullanmayalım. Bütün mesele bu. Peki. Çünkü bizim yapmamız gereken, halletmemiz gereken çok ciddi sorunlar var bu ülkede, bu millette. Bütün mesele budur. Ben bir de şundan bahsetmek istiyorum. Zannediyorum İbrahim Bey mi söylemişti bu şeyi, Rönesans veya reform hareketleriyle ilgili İbrahim Bey mi söyledi? Tam hatırlayamıyorum şimdi. Volkan Bey miydi? Şimdi dikkat ederseniz ben ona katılmıyorum. Türkiye'de adeta bir reform hareketi gibi bir hareket var. Yani reform hareketi hangi sebeple çıkmıştı Avrupa'da? İşte Latince olan İncil'i okuyup anlayamayan papazların veyahut da endülijans gibi bir takım işte günahların affedilmesiyle ilgili, cennetten yer satılmasıyla ilgili işte bir takım Hristiyanlığın krallarla kilise arasındaki işbirliğiyle ortaya çıkan sonuçlarına karşı çıkan bir protestan grubu çıktı. Yani onu proteste eden, yani İncil'in farklı dillere de çevrilebileceğini söyleyen bir grup çıkmıştı. Bununla ilgili bu tabii Hus'tan başlıyor. Hus döneminden başlıyor.
Yani sonraki sadece Rönesans'tan çok daha önce başlayan bir süreç. Ama bu reform hareketlerine benzer Türkiye'de yani bir takım kesimlerin dini kendi tasallutlarına aldıklarını belirtip ve bunlar kendi aracılığıyla dini adeta kendilerinin temsil ettiğini, hatta cennete ancak bunlara bağlandığınız takdirde gidebileceğini söyleyen bir kesim yok mu Türkiye'de? Ve bu bayağı da yaygın değil mi? Türkiye'de ne kadar tarikat veya cemaat ehli vardır bir göz önüne alacak olursak, sanıyorum ki bu çok daha farklı bir boyuta erer diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Peki. İbrahim Bey buyurun, bir soruya gerek var mı bilmiyorum çünkü konu belli bir yere kadar geldi, sizin de notlarınız var. Şimdi tabii olay başka yerlere de gitti esasında. Yani biz, şu kutuplaşmaya ilişkin belki. Sizce kutuplaşan kim? Yani Ersan Şen'in bir tarifi biraz var. Sizce önce deminden beri üzerinde durduğumuz olay modernleşmenin getirdiği bir sonuç. Türkiye'de nereye gidiyor? Elbette Yusuf Bey'in de söylediği, Ersan Bey'in de söylediğinde haklılık payı var. Türkiye'de bir kutuplaşma var. Sahaya indiğiniz zaman işte cepheler var, adeta ideolojik cepheler var. Ve biraz önce Muharrem Bey sordu, hani Cumhurbaşkanı bir şey ifade ederken bunu kime söyledi, işte nasıl? Aslında orada illa karşılığı olması gerekmiyor ama kendi dayandığı bir ideolojik zemin var, o zeminden konuşuyor. İşte en azından onları da memnun ediyor orada, dolayısıyla İbrahim Hocam, ben de orada mukaddesatçılık bu kadar geriledeyse ve muhafazakarlık da kentli ve modern bir hale dönüştüyse, o zaman o kesimde hala bu çalışıyor mu? Şöyle söyleyeyim, biraz önce söyledim. İlla ki siz zaten onu okuyabilseler, onu okuyabilseler farklı dil kullanacaklar siyasetçiler. Onu okuyamadıkları için, şimdi vardır, ideolojik partilerin hepsinde vardır. Dava, işte dava arkadaşlığı veyahut da işte eski değerleri devam ettiriyorum mesajı. Dikkat ederseniz bu son konuşmasında özellikle onun üzerinde atıfta bulundu. Muhtemelen karşı çıkanlar vardı faiz indirimi meselesine. Bu mesele esas olarak Türkiye'de zaten o dönüşümü göremiyor. Hiç kimse göremiyor. Siyasetçiler en son görenler zaten. Ama bu rakamlar, işte biraz önce Volkan Bey'in paylaştığı rakamlar veyahut da başka bir takım TEPAV'ın yaptığı çalışmalar veya Türkiye'deki doktora çalışmaları, master çalışmaları. Bu çalışmalar Türkiye'de dindarlaşmanın ne olduğunu ortaya koyuyor. Ama biz şunu rahat tespit etmemiz lazım. Dindarlaşmanın da çeşitli boyutları var elbette. Yani bir samimi dindarlık var, bir ikiyüzlü dindarlık var, bir gösterişçi dindarlık var. Birçok tipleşmeler var burada. Bu tipleşmeler üzerinden yeni dindarlık tiplemeleri de çıkabilir. Biz bunun esasında ne olduğunu iyi tespit etmemiz gerekiyor. Türkiye'de yaşanan bu dönüşüm sürecinde esasında ilahiyat fakülteleri olsun, diyanet olsun veyahut da doğrudan bu işle ilgilenen din sosyologları olsun, işin sahasına giren insanların esasında bunu takip etmesi gerekiyor. Türkiye modernleşiyor mu? Modernleşiyor. Bunda hiç kimsenin bir tereddüdü yok. Ha, burada Volkan Bey'in söylediği ve üzerinde tartıştığımız konu, sekülerleştikçe ya da modernleştikçe, İsmail Kara Hoca'nın bir görüşü var, belki Volkan Bey bilir, modernleşe modernleşe gavurlaşacağız diye. Böyle bir şey mi var? Yoksa modernleşe modernleşe yeni bir reform ya da yeni bir din güncellemesi ya da yeni dini hayatta yeni bir tabir caizse bir ivme mi yakalayacağız? Bana göre bu sonuncusu çok daha önemli. Çünkü Türkiye'nin tarihsel görüntüsü, yaşanan tarihsel süreç bunu gösteriyor. Ben bunu sadece Türkiye bağlamında da hatta düşünmüyorum. İslam dünyasının biraz daha Türkiye kadar modernleştiğinde tıpkı Ebu Hanife'nin yaşadığı dönemdekine benzer bir yeni bir içtihat anlayışı, yeni bir toplum anlayışı. Öyle de yani şöyle bir şey, bu kadar dini dindarlığı konuşuyoruz, sürekli kadınların örtüsünü konuşuyoruz ama ahlakla ilgili neredeyiz? İşte, yani ahlaka bakışla ilgili bu ülke nerede? Ahlakı da namus üzerinden konuşuyoruz. İşte zaten sıkıntı başka burada. Başka yerde ahlak sıkıntı yeterince burada. Bizde ahlaki ya dindarlığa doğru bir yöneliş var. Var mı esas sizce? Tabii ki ahlaki dindarlığa bir yöneliş var. Bu şu demek değil, toplum ahlaklaşıyor ya da ahlak toplumda çok değer kazanıyor anlamında söylemiyorum. Dindarlığın biraz daha ritüellerden arınmış veyahut da
biraz daha insani ilişkiler boyutu, ki aslında din biraz da bu. Yani din insanın inşa ettiği bir şey. Dini yukarıdan geliyor ama metafizik bir yaratıcının bize sunduğu bir şey, ama bizim düşünce geleneğimizde bu var. Din insanın inşa ettiği bir süreç. Biz bunu unutuyoruz. Dolayısıyla bu insan hayatının biraz daha modernleşmeyle, aydınlanmayla, bilgi çağını yakalamayla, işte sanal ortamlar ve benzerleriyle karşılaştıkça dini hayatındaki değişikliğin, bakın tırnak içinde söylüyorum, dini hayatındaki değişiklik, aslında yine din var, yine bir tanrı var ama bu farklılaşabiliyor, ya da tanrıyla ilişkisi bir samimi bir dinlerin günde 5 vakit namazı şeklinde olmuyor mesela. Farklı bir şekilde tezahür ediyor. Bu dinin tezahür şekilleri değişebilir ama tanrıyla olan bağı çok daha önemli bir konu. Onun için ben Türkiye'de hani ateizm, deizm tartışmaları yapılıyor. Bu bağlamda mukaddesatçılık, o muhafazakarlık zayıflıyor. Mukaddesatçılığın zayıflaması, muhafazakarlığın zayıflaması, dindarlığın zayıflaması anlamına gelmiyor. Yeni bir versiyonu ulaşıyor. Çünkü öbürünün hayatla bağı kopmuş durumda. Şu anda dindarlığımızın da hayatla bağı kopmuş durumda aslında. Çünkü bizim din anlayışımızda ilahiyatçıların anlattığı, cemaat tarikatlarının anlattığı veyahut da diyanetin anlattığı din artık karşılık bulmuyor. Bulmadığı için de sorgulayıcı bir nesil var. İlla bilerek sorgulamasına gerek yok. Sorguladığı şeyin karşılığını nerede bulursa oradan alıyor. Bazen Hinduizm'de buluyor, bazen başka bir yerde buluyor. Onu kendince Müslümansa İslamileştiriyor. Veya A dinine inanıyorsa, Batı'da da buna benzer örnekler var. Dolayısıyla biz de biraz bu konuya dinin insani yönü ya da dinin hayatla olan bağlantısı yönünü, ne yazık ki şu an ülkemizde dini söylemde bulunan insanlar görünürde dini söylemde hep kadın üzerinden ahlak tanımlanıyor. O bir gerçek. Ne yazık ki gerçek değerleri gölgede şu bırakıyor. Şu tehlike var zaten. Ben ilahiyatçı olarak bunu devamlı yazıyorum. Türkiye'de her iktidar olduğu gibi bu iktidar da kendine alan açmaya çalışıyor. Ve burada çocuklarını okullara göndermeyenlerden, özel tarikat okullarına gönderenlerden tutun da ilahiyatların bile özel olarak açılması Türkiye'de yasakken, bunu ilk kez açan FETÖ'dür biliyorsunuz. İlahiyat, özel ilahiyatların açılması, özel diğer okulların açılması ve oralarda adeta kendi din anlayışının verilmeye çalışılması bir gerçek. Bu var Türkiye'de, bunu kabul ediyoruz ama bunun rakamsal karşılığını bilmiyoruz. Ha, Türkiye İran olabilir mi? Gelecekte olabilir, bilemezsiniz. Yani sekülerleşme İranlaşmayı gerektirmez diye bir sonuç çıkmaz bana göre. Veyahut da sekülerleşme Suudi Arabistan gibi bir rejimin getirmesi. Ama toplumsal değişim, toplumsal gelişim öyle bir yöne gitmeyi bize gösteriyor mu? Göstermiyor. Şöyle söyleyeyim, Türkiye'nin tarihi verileri bunu göstermez. Yani. Ama Ersan, bu şu diyor, demek işte, değil. İnsanlar bireysel olarak seküler olabilir ama ülkeler o ayrı bir konu. Ben şunu, FETÖ örneği işte. Yani Türkiye FETÖ gibi bir örneğin çıkma ihtimalini görüyor muydu? Şiddete meyilli, ülkenin iktidarını ele geçirecek, hatta bence bir darbe girişimine kalkışacağına dair bir öngörü. Hayır, biz onu görüyoruz da devlet bunu görüyor muydu? Kusura bakmayın, görmek burada istemiyor. Bütün partilerin suçu var. Yani sadece bir partinin değil. Devlet belki de ilk başta bunu başka bir niyette kullandı. Oraları bilmiyoruz. Yani devlet bazılarına desteği belki de kasıtlı olarak verdi. Ben Türk dünyasına 95'ten beri gidiyorum. İlk 90'da gittim, Elçi Bey'le karşılaştığımızda Elçi Bey'in yanında, şimdi söyleyemeyeceğim, birkaç tane dini grubun elemanları vardı. Kusura bakmayın, bunu ben göndermedim herhalde. Kendileri de gitmedi büyük bir ihtimalle. Çünkü adam köy camisinden çıkmış gitmiş, bunu kendisi gidemez ki hocam. Yani burada mutlaka devletin de, devleti yönetenlerin de bir öngörüsüzlüğü var. Ya da öngörüsü var da kaybettiler sonra. Peki öyle bir şey var. Yani. Peki şöyle yapalım mı? Volkan Hocam, bir cümle mi söyleyeceksiniz? Evet. Araya gideceğiz çünkü kısacık alalım. Kötü şans. İbrahim Hocam'ın söylediği o yeni form var ya, yeni dini form. Türkiye'de yeni bir form var. Bununla ilgili söylemek istediğim bir şey var ama isterseniz... O zaman o dini formu size geldi zaten söz. Tamam. Bir reklam arası verelim. Evet. Dönüşte sizin o dini formla başlayalım. Evet, teşekkür ederim.
Tekrar iyi akşamlar. Volkan Hoca'da kaldık. Dedi ki yeni bir dini forma girdi bu konu. Evet. Peki o dini form nedir? Şöyle, dini form ne olduğunu söyleme hakkına ve haddine zaten sahip değilim burada hocalarım varken. Ama bunun sekülerleşme konusuyla, tartışmasıyla çok doğrudan ilgisi var. Sekülerleşme tartışmaları yaparken hatta şuraya karşı argümanlar birinci madde olarak yazmışım. Sağ olsun İbrahim Hocam konuyu açtı. Sekülerleşme yoktur. Yeni dini formlar vardır. Siz yeni dini formlara sekülerleşme vardır diyemezsiniz deniyor genelde. Deriz. Anlatayım sebebini. Sekülerleşme dinin aldığı yeni formla ilgilenmiyor. Çok basit bir şeyle ilgileniyor. Doğaüstü alan daha mı az dokunuyor, daha mı çok dokunuyor? Evet. Buradan yola çıkıp şöyle bir şeyle karşılaşabilirsiniz. O dediğiniz yeni form var ya, hayata daha çok dokunursa ne yapacağız? O zaman buna desekülerleşme diyeceğiz. Karikatürize etmeme izin verin. Bir inanç var, sizden günde 3 kere namaz kılmanızı istiyor. Bir şeyler oluyor ve yeni form geldi. Bu yeni form 5 kere namaz kılmanızı isterse ya da 10 kere hop desekülerleşme. Ya tam tersi ise? Örneğin bir inanç var, sizin kadınlarla ilişkinizle ilgili bir sürü şey söylüyor ya da erkeklerle ilişkinizle. Ama yeni form bu ilişkiler noktasında daha sessiz. Buna ne diyeceğiz? Sekülerleşme. Bunun, yani yeni formun sekülerleşme tartışmalarında kullanılmasının sebebi şu. Baştan itibaren söylemeye çalıştım ama henüz oraya gelemediğimiz nokta. Uzun bir süre boyunca Türkiye'de ve ne yazık ki Anglo-Sakson literatürden dolayı sekülerleşme, dinsizleşme olarak kodlandı. Rica ederim. İki tane çay bardağı var burada. Hangisinin hacmi daha fazla? Bunun değil mi? Şimdi bu yeni form olarak hayatımıza girdiğinde ben din bitti der miyim? Diyemem değil mi? Halen var elimde. Ama hacmi azaldı. Hayata daha az dokunuyor. O yüzden yeni form nedir, ne değildir bilmiyorum. Hocalarıma bırakıyorum bu konuyu. Ancak bu yeni form dediğimiz şey hayata daha az dokunuyor. Buna Çukurambar ise, modeli diyenler de var. Daha az dokunuyorsa. Dinde yenileşme diyenler de var. Buna sekülerleşme denir. Sekülerleşme dinsizleşme demek değil ki. Dinin yok olması, bitmesi değil ki. O tamam, bitmesi de tabii ki sekülerleşmedir. Ama hacim azalırsa, hayata daha az dokunursa yeni form, üzgünüm, sekülerleşme biz anlamına geliyor. Biz ona doğa üstünden daha fazla uzaklaşma. Bu kadar. Öyle bir yanlış algı var. Sekülerleşme devamlı bu şekilde devam edecek gibi de bir algı var. Hocam çok teşekkür ederim. İbrahim Hocam'dan bir pas daha geldi. Evet. Bunu da netleştirelim. Evet. Caner Taslaman Hoca da aslında ona biraz vurgu tabii yaptı. Sanki bu evrensel mutlaka bir süreç, lineer bir şekilde böyle devam bir şey edecek. Mesela. Sosyal bilimcilerin yarın hakkında konuşmaya hakkı yok. Evet. Bilemeyiz. 2004 yılında dünyanın en büyük beyinlerini bir araya getirsek, bir odaya koysak, bir ay burada kalacaksınız desek dahileri. Ve onlar işte yeme içme ne varsa versek ve desek ki önümüzdeki 15 seneyi bir tahayyül edin ve bize sonra söyleyin. Dünyanın en büyük beyinlerinden bahsediyorum. Facebook, Twitter, Instagram ve TikTok'u, YouTube'u bilemeyecekleri için yaşanacak hiçbir dönüşümü de tahmin edemeyeceklerdi. Evet. Sosyal bilimciler gelecekle ilgili kehanette bulunma hakkına sahip değillerdir. Onlar kahindir. Onlar bu anlamda sosyal bilimlere gerekli, yeterli değeri vermiyor demektir. Biz var olan süreci anlama ve açıklamakla yükümlüyüz. Ve söz konusu sekülerleşme tartışmasıysa, evet, çok özür dilerim İbrahim Hocam. Bundan 2 sene sonra, 10 sene sonra bu koltukta oturup Türkiye dindarlaşıyor, Türkiye de sekülerleşiyor da diyebiliriz tabii, evet, ki. Bilemeyiz ki hayat, evet, nereye gidecek. O yüzden bunun lineer olmadığını, ama işin peki, ilginç, şöyle bir tarafı Erçit var. Peki Volkan Hocam, madem öyle dönemler açısından alırsak, geçmişi okumaktan bu tarafa alırsak, siz 2000 başından bugüne kadar gelen süreci nasıl okuyorsunuz? Çok sert bir sekülerleşme var. Hmm. Çok 2000 yılından bu yana çok sert bir sekülerleşme var. İşin ilginç tarafı şu, AK Parti iktidarı Türkiye'nin dindarlaşmasını isteyen, dindar nesil yetiştirmek isteyen bir iktidar. Facebook AK Parti iktidarında. YouTube, TikTok, Instagram, üniversite sayılarının artması. İster AK Parti'yi koyun, ister CHP'yi koyun, isterseniz herhangi bir partiyi koyun. Bu Türkiye ile ilgili bir konu değil. Bu modernleşmeyle ilgili bir konu. Cumhurbaşkanı bizzat zaten sosyal medyayı hedef alan açıklamalar yapıyor. Bu konuda sert söylemleri var. Biraz da bunun etkisiyle mi? Belki bunun adını koyarak değil ama bunu gördüğü için mi? Cumhurbaşkanının sizce sosyal medyayı hangi noktalarda, hangi minimalde eleştirdiğini bilemiyorum. Ama eğer yani bir dejenerasyona yol açtığını söylüyor özetle. Aynen. Buradan da şeye geliyoruz işte. Sekülerleşme
çürümeye yol açıyor. Ya çürüme demek midir? Kötülüklerin kaynağıdır. Sekülerleşme bir cümlesi var. Demek çok yakın zamanda söyledi. Sadece sekülerleşme değil hocam. Modernleşme de dindarlık algısında olumsuz hep görülüyor. Yani zaten onun değil için mi? Tabii yani Müslüman. Yani sizce siz zaten öyle deyince, hocamın sözünü kesiyorum ama normalde Osmanlı'dan beri modernleşme bütün toplumlarda modernleşme sanki böyle kerih görülen bir şey, kötü görülen bir şey. Değişime karşıyız. Peki zaten İbrahim Hocam, değişime siz, bir karşıtlık var. Yani. Anladım. Siz oraya nasıl bakıyorsunuz? Şimdi yayının ilk başında da sormuştum. Bir müteddeyinleşme veya işte tedeyyün diyoruz daha çok. Müteddeyyün dediğiniz veya ümmetleşme ile millileşme arasında ara sıra çok ciddi çatışmalarla karşılaştık. 1970'li yıllarda. Ki o muhafazakar yapılanma içerisinde, o muhafazakar gelişim içerisinde farklı bir tutum söz konusuydu. Sonraki döneme bakıyoruz biz, ardından gelen döneme bakıyoruz. Bir mukaddesatçılıkla muhafazakarlık arasındaki çekişmeye bakıyoruz. Ondan sonraki dönemde Atatürk milliyetçiliği ile milliyetçilik arasında ve muhafazakarlık arasında bir çatışmayı görüyoruz. Bu döneme baktığınız zaman bu dönem modernleşme veya kentli muhafazakar modernleşme hepsini bir araya toplayıp uzlaştırdı mı? Yok, uzlaştırdığı zaten görülmüyor. Uzlaştırmadığı gibi işte sekülerleşmenin sebeplerini belki sosyologlar net olarak ortaya koyamıyor ama sekülerleşmenin sebeplerinden birisini Volkan Bey şey diye bağlıyor işte. Dindar nesil yetiştirme. Ben de aynı kanaatteyim. Dindar nesil yetiştirme duvara çarpıyor. Karşısında sen kimsin de beni belirliyorsun diyen bir gençlik ya da fark etmez. Orta yaş insanı bile yani zorla bir şeyi kabul ettirmeye çalıştığınızda bu insani şeye aykırıdır. Özgürlüğe aykırıdır. Dolayısıyla ters tepki görürsünüz. Bu bahsettiğiniz şeyler de hep ideolojik ayrıntılar. Yani mesela normalde Türk Cumhuriyet tarihinin seyrine baktığınızda Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren milliyetçiliğin, muhafazakarlığın geçirdiği ya da din algısının geçirdiği aşamalara baktığınızdaki kavgaların hepsi yönetimdeki insanların tavırlarıyla alakalı biraz da. Bir kısmı da modernleşmeyle alakalı ama bir kısmı yönetim size neyi baskılıyorsa ona karşı çıkıyorsunuz. Mesela yönetim diyor ki Türkiye dışında Türk yoktur diyor. İşte meşhur atsız hareketi. O zaman diyor ki böyle bir şey olmaz diyor. Yönetim diyor ki sizi dindar nesil yetiştireceğiz diyor. Bu kez başka bir aykırı grup çıkıyor. Bizzat dindarların içinden çıkıyor. Dolayısıyla burada esasında tartışma noktası bir verilerin tespiti var. Bir de bunların analizinin yapılması var. Yani analizi doğru yapmamız lazım. Din adına konuşanlar piyasada ya da konuşturulanlar ya da biraz önce sizin bahsettiğiniz çok sayıda üniversitenin kurulması Volkan Camdon'dan bahsetti. Dolu çalışma var bu konuda. Bilseler belki çok sayıda üniversite de açmazlardı. Üniversitenin açıldığı yerlerde modernleşme artıyor, sekülerleşme artıyor. Dünyada bu gerçekten böyle bir veri var. Çünkü şu andaki şikayetlerimizin çoğu işte hocamın araştırmalarında da vardır benim tahminim. Sosyolojik araştırmalarda eşcinsellikten bahsetti. Çünkü eşcinsellik, gayri resmi beraberlikler, şunlar bunlar, bunlar üniversitelerin olduğu her yerde çoğalmış durumda değil mi hocam? Çoğaldı mı? Sadece daha görünür ya da görünür oldu. Onu yani bilemeyiz daha tabii. Eski az veriler izlenir mi oldu? Ya şöyle. Örneği yok çünkü. Söz konusu flörtse. Ben şimdi size teknolojinin mahrem yakınlaşmayı nasıl etkilediğini örneğiyle göstermeme izin verin. Ben lisedeyken benim flört etme şansım hoşlandığım hanımefendinin telefonunu bir kere çaldırıp kapatmakta. O bunun farkına varacak, ondan sonra bana geri dönüş yapacaktı. Günümüzde eğer şu, ele alırsanız şunu, masada ebeveynlerinizle beraber, ailenizle beraber otururken az sonra seni arayacağım yazabiliyorsunuz. Bunu alabilirsiniz çocuğunuzun elinden, buyurun alın. Eğer şifresini biliyorsanız alamazsınız. Şimdi bunu bir programda söylediğimde Mustafa Öztürk Hoca demişti ki hocam 1970'lerde benim de anneannemin babaannemin şeyi olsaydı telefonu olsaydı onlar da flört ederdi.
Mustafa Hocam, bunu anlatmaya çalışıyorum. Yoktu. Evet. Olmadığı için de yapmadılar. Ben zaten... Zorunlu dindar. Günümüzde evet. ise bunu verirseniz, o işte sosyal medya ne derler, programları olursa, gençler annelerinden, babalarından daha farklı bir hayatı deneyimlemeye başlarlar. Türkiye'de an itibariyle 19 üniversitede eşcinsellerin kurduğu kulüp var. Rica ediyorum bir düşünün 1970'in 80'in Türkiye'sini. 19 üniversitede eşcinseller topluluk kurabilmiş durumdalar. Ben 2001 yılında ODTÜ'ye ilk girdiğimde 2001 yılından bahsediyorum. Tamam ODTÜ biraz farklı bir şey. Bu anlamda biraz daha eşcinsellere özgürlük alanı tanımış olabilir. O gün vardı, onu biliyorum yani. Ama toplum standı vardı. Bu yılda mesela bir protesto yapıldı, çok sert müdahale edildi, yürüyüşe izin verilmedi diğer tarafta. Ne zaman eşcinseller konusu açılsa sizin bahsettiğiniz şey geliyor. Örneğin 2003 yılında 10 kişi ilk defa eşcinsellerin onur yürüyüşünü yapıyor Taksim'de. Aradan geçen 7-8 senede 100 bin kişi Taksim'de yürüyor. Pardon, 2014 ve 13'de 100 bin kişi yürüyor. Şimdi bu sekülerleşme diyorsunuz değil mi buna? Ben diyorum. 2015 ya da 2016'da yasak geldi. Evet. Ve yapılmıyor. Bunun yapılamıyor olması. Evet. Bir bunun sene önce, evet, gelmez. Bir sene önce 100 bin eşcinselin ve eşcinsellerin haklarına destek verenlerin İstanbul'un ortasını bir araya geldiği gerçeğini değiştirmiyor. Evet, işte bu kulüp kurulması da geçmişte olmadığı, yani böyle bir gerçeğin olmadığı, yani üniversitelerde geçmişte 20 yıl önce böyle bir kulübün kurulmamış olması geçmişte olmadığı anlamına da zaten konu gelmiyor. Eşcinsellerin tabii, var olması olmaması tabii, değil. Sekülerleşme tabii, bunu tartışmaz. Az önce hocamızın dediği daha görünür olduğu için sanki böyle bir dejenerasyonu üniversiteler yol açıyor. Dejenerasyon tabirini böyle düşündüğüm değişim için söylemiyorum. Evet. Böyle değerlendiriliyor ya, o nedenle. Üniversiteler yani şey, ben eğer bana bir ülke verselerdi ve deselerdi ki bu ülkeyi sekülerleştirmeni istiyoruz. Tamam. Hayali bir ülke olsun ve sekülerleştir deselerdi. Okuduğum tüm makaleler, kitaplar, tezler şunu söylüyor. Üniversite açın mı? Üniversite açın. Evet. Aynen. Üniversite bireyin amcasından, teyzesinden, esnafından, kendi kültüründen çıkıp kendisinin bulduğu, kendi kişisel hayatını yaşamaya başladığı yerler haline geliyor. Bireyselleştiği bir yer haline geliyor. Bu Türkiye özgü değil. Bizim toplumumuzda bundan biraz korkuluyor ama değil mi? Çok eskiden beri korkuluyor. Tabii. Ama hocamın dediği bağlamda da korkuluyor. Şöyle de korkuluyor. Mesela Türkiye'de ilk tıp fakültesi ne zaman açıldı? 1827'ler hocam. Bundan övgüyle bahsederiz. İlk tıp fakültesini çok erken açtı. İlk Müslüman talebe ne zaman gidiyor? 45 sene sonra. Niye gitmiyor? Bundan dolayı gitmiyor. Tabii. Tabii şunu diyebilirsiniz. Pozitivizm vardı. Pozitivizm o kitaplığı tamamen pozitivist kaynaklardan ibaretti. Dolayısıyla da halk ya da şuurlu aydınlar asla çocukların oraya gitmesini istemiyorlardı diyebilirsiniz. Ama kaçınılmaz bir şekilde modern anlamda üniversiteyi Osmanlı kurmak istiyordu ve kurdu. Ve giderek de artırdı bunu. Cumhuriyet de bunu devam ettirdi kaçınılmaz bir şekilde. Yani bir modernleşme süreci var ve mecbursunuz modernleşmeye. Çünkü hayat yaşanıyor, devam ediyor. Siz ise birileri size diyor ki hala bundan 500 yıl önce oluşturulmuş bir aile kavramını size dayatıyorlar. Diye. Aile illa böyle olacak. Ama aslında erkekler işte toplumda kadınla akrabalık ilişkileri ya da iş ilişkileri dışında arkadaşlık ve bireysel ilişki kurmayı bu sayede öğreniyorlar ve bugün sorunlu ki hep de diyoruz ya, neden erkekler boşanma aşamasında ya da eski eşini sürekli takip ediyor, neden onu öldürüyor, neden şiddet uyguluyor? Sağlıklı kadın erkek ilişkisi kurulamadığı için işte yaşanıyor tabii bu. Tabii aslında ki daha sağlıklı kadın erkek, yani kendi bir kadınla bir erkekle ilişki kurmanın yolunu işte tek başlarına bireyselleşerek tabii, öğreniyorlar kadınla ve işte Türkiye'deki erkeklerin imtihanı aslında. İmtihanı. Evet. Ama burada şeyi karıştırmamak lazım. Bizim en büyük sorunlarımızdan bir tanesi şu. Sekülerleşme dediğimiz zaman her şeyin daha iyi olacağı ya da her şeyin tabii, daha kötüye gideceği tabii, gibi bir tabii, ön kabulle hareket. Bu değil. Tabii. İkisi de bakın yanlış. İkisi de yanlış. Bu iki tez de doğru değil. Yani sekülerleşme olduğu zaman mesela daha az şiddet mi olur? Hayır, biz bunu bilmiyor. Bu başka bu bir şey. Bu örnek üzerinden diyorum ben. Yok, sizin Bey için bu benim söylemiyorum. Sekülerleşme üzerine değildi. Bu üniversite üzerinden. Yok, sizin için yani söylemiyorum. Hani burada hocam söyledi başka bir şey. Başka. Mesela daha iyi demokratikleşme mi olur? Adalet mi olur? Ekonomi daha mı iyi olur? Hayır, bunu kastetmiyoruz biz. Bu ne, daha iyi olması başka bir şey. Burada sekülerleşme süreçleri ve bu değişimin kendisi başka bir şey. Burada anlamamız gereken en önemli hususlardan bir tanesi şu.
devlet eliyle ister din dayatın, ister bir başka ideoloji dayatın. Bunun mühendisliğinin tutmayacağı bir çağdayız artık. Neden? Çünkü artık dünya değişti. Tamam mı? Duvarları öremiyorsunuz. Aynı evin içerisinde artık çocuklarınızla yabancılaşıyorsunuz. Dünya değiştiği için de devlet eliyle, yani soğuk savaş döneminin jargonları geçti. Bizim en büyük sıkıntımız şu, Türkiye'de de öyle, siyasette de öyle. Nesil arasındaki en önemli fark da öyle. Yani bugün bizi televizyondan izleyen gençler büyük ihtimalle bize şunu diyecekler. Ya ne konuşuyorsunuz ki? Yani çünkü onların dünyasıyla bizim dünyamız farklılaşıyor, hızla farklılaşıyor. Nesiller arasındaki uçurum daha da artmaya başladı. Biz de gerek siyaset olsun, gerek Türkiye'nin siyasal alanını belirleyen yapılar olsun, soğuk savaş kalıntılarının devamı aslında. O zaman şu an işte laik dindar çatışması, kutuplaşması gençlerde böyle bir şey yok. Ona geleceğim. Şimdi gidin üniversiteye. Muharrem Bey'le. Muharrem Bey de üniversitede hoca, ben de üniversitede hocayım. Yani bir Volkan'da hepimiz üniversitede hocayız. Ya kampüslerde böyle bir şey yok. Kampüslerde kimsenin laik olmayan ondan sonra bir çatışması yok. Bugünkü genç neyi düşünüyor? Dolar şu kadar oldu diye düşünüyor. Tabii. Ben telefon alabileceğim mi diye düşünüyor. Ben araba alabileceğim mi düşünüyor. Yani kimsenin bireysel hayatlara müdahaleyle ilgili herhangi bir sorunu yok. Peki medyada gördüğümüz ne? Medyada görüyoruz ama diyeceksiniz bana hemen şimdi. Haklısınız, medyada görüyoruz çünkü bunlar daha görünür olmaya başlıyor. İnternette veya sosyal medyada, Twitter'da görüyoruz. Haklısınız. Orada çünkü aslına bakarsanız odalar, sağır odalar var. Yani birbirine konuşan kitleler var. Bunların hepsi yanıltıcı. Bunu nereden anlıyoruz? Çok basit bir şey ya. Bugün gittiğiniz zaman mesela gençlere soruyorlar değil mi? Gençlerde protesto oy daha fazla. Sandığa gitmeyeceğim şeklinde sayı artıyor. Ya da anketler bize şunu gösteriyor Türkiye'de. Hala nereye oy vermeyeceğini söylemeyen bir kitleyle karşı karşıyayız. Hı hı. İşte bu siyasetin dili. Toplumun sosyolojisini okuyamıyor. Mesela partiler kuruluyor değil mi Türkiye'de? Niye bu kadar çok parti kuruluyor Türkiye'de Allah aşkına? Niye bizde mesela Amerika'daki gibi ya da diğer Avrupa ülkelerindeki gibi partiler 50 yıllık, 60 yıllık değil? Niye bizde partilerin ömürleri çok kısa? Ya partiler kapanır ya da yeni partiler kurulur. O partilerden yeni partiler doğar. Hı hı. Ama gidin Avrupa'ya, gidin Amerika Birleşik Devletleri'ne. Uzun vadeli değil mi? 50 yıl aşan partiler var. Peki hocam, din sosyolojisinin veya dinin siyaset üzerindeki etkisi giderek zayıflıyor mu diyorsunuz? Aynen öyle. Dinin etkisi siyaset ve toplum bunu kabul etmiyor. Yani mesela siyasetçi dini hala bir enstrüman olarak kullanmayı isteyebilir. Bu eskiden kalmış bir alışkanlık da olabilir. Bir siyasi jargon dili de olabilir. Ya da kendi bulunduğu konum itibariyle hala bu alışkanlığını sürdürmeye de çalışıyor olabilir. Ama bu toplumda karşılık bulmuyor. Bunun toplumsal karşılığı yok artık. Hocam sizi desteklemek için iki örnek vereceğim. Birincisi üniversiteden. Bundan 10 yıl önce üniversitedeki öğrencilerimize baktığımızda başörtüsü veya mütedeyyin kesiminden gelmiş öğrenciler belirli şekilde hareket ederlerdi. Onların arkadaşlıkları hep bir aradaydı. Ama bugün geldiğimiz yerde başı açık, çok daha böyle modern giyimli bir kızla başı kapalı, daha mütevazi bir hayat tercih eden kişilerin yan yana arkadaşlıkları, dostlukları çok daha artmış olarak görüyoruz. Tabii. Birincisi bu. İkincisi, doğru. Çukurambar örneğinden yola çıkarsak, Çukurambar'daki kafeler önceden iki katlı veya arka bölmeli yapılırdı ve arka kapılarından da girişleri vardı. Bugün onların hepsi kapatıldı. Yani çünkü artık o bölgedeki mütedeyyin veya muhafazakar kesimin kadınları arkadaşlarıyla herkesin içinde görüşür oldu. Ve kafelerde kadınların tek oturduğuna, yani başörtülü kadınların tek başına oturduklarına da tanıklık ediyoruz. Bu da ciddi bir dönüşüme katkı verir. Size gösteriyor, size çok, katkı vermek için. Çok haklısınız Muharrem Bey. Bakın ben 1988 yılında Ankara İlahiyat Fakültesi'ne girdim. 89'da birinci sınıfa, ben lise mezunum, matematik bölümü mezunuyum. Dolayısıyla İlahiyat Fakültesi kendi tercihimle gittiğim fakülteydi benim. Liseden gelme alışkanlıklarımızdan dolayısıyla da biz kızlarla ondan sonra rahat konuşan insanlardık.
Hemen kızların o dönemde bizde birinci ilk sıraya bayanlar oturuyor, kadınlar oturuyordu. Biz onun arkasına oturduk. Teneffüste ne oldu biliyor musunuz? Sıralarımızı söktüler. Neden? Tabii kadın işte öğrencilerin arkasına oturulmaz, haramdır diye. Bu Ankara İlahiyat Fakültesi'nde 89 yılında oldu. Ama ben 89 yılında değil, 93 yılında Ankara İlahiyat Fakültesini bitirdiğimde o sıraları sokanlar kız arkadaşlarımızla birlikte sigara içiyorlardı kantinlerde. Şimdi Türkiye'nin değişimini doğru okumak lazım. Yani Türkiye artık o Türkiye değil. Türkiye o süreçleri çoktan aştı. Dolayısıyla bu dediğinize çok çok katılıyorum. Yani biz mesela Türkiye'de biraz önce sorduğunuz sorularda da 80 öncesinde milliyetçilerle, değil mi, ümmetçiler birbirine çatışırdı. Ama bugün milliyetçilerle ondan sonra İslamcılık arasında o kadar çok geçişkenlik var ki bugün dindar dediğimiz, mütedeyyin dediğimiz topluluklarda ve gençlerde milliyetçilik artıyor. Milliyetçilik en fazla Türkiye'de artan ana küme. Yani ne demek bu? Atatürk'te de Atatürk milliyetçiliği de var, İslamcı milliyetçilik de var, muhafazakar milliyetçilik de var, seküler milliyetçilik de var. Milliyetçilik bir ana küme olmaya başladı. Bunu bir önceki programda hatırlarsanız konuşmuştuk biz burada. Dolayısıyla Türkiye'de genç nesil, yeni neslin siyasete bakışı da değişiyor. Dinin siyaset olan ilişkisi de değişiyor. Ha, bugünkü siyaset eski jargonları kullanmaya devam edebilir. Yani, hiçbir şey demiyorum. Siyasetin şimdi, bir adım önde olması lazım. Bir yerde herhalde dilimde bir şey oldu veya bir şey anlatırken modern giyimliyle kapalı giyimli gibisinden bir şey söyleyeyim dedim. O doğru değil. Yani orada ifademin ne olduğu anlaşıldı herhalde. Benim şey yaptığım daha dekolte giyimliyle daha başörtülü ve kapalı giyimli ya bir bugün, kızın yan yana bugün olmasından söz ettim. Bugün kızlarımız şunu istiyor. Bakın başörtülü kızlarımız da bunu istiyor. Ya da ondan ya sonra kadınların hepsi normal biraz rahat bırakın diyor. Evet. Aynen öyle. İstediğimi İkisi giyerim, de diyor ki beni rahat atma. Bırakın diyor. Benim giyimimle, kuşamımla ilgilenmeyin. Evet. Bırakın bana bir sadece giyim tarzı. Sadece giyim kuşam değil, gülüşüyle ilgilenmeyin, ne yaptığıyla ilgilenmeyin. Yani biraz kendinize bakın. Özellikle de erkeklere şunu diyorlar. Biraz kendinize bakın. Ahlakı sadece bizim için. Şekilde aramayın. Tabii namusu sadece bizim için aramayın. Tabii. Yani ahlak arıyorsanız, namus arıyorsanız birazcık da siz erkekler kendilerinizde arayın. Hı hı. Bugünkü kızlarımız bunu istiyor. Dolayısıyla onların gündelik hayatı dayatmasına, belirli bir ideoloji dayatmasına herkes karşı çıkıyor. Kendi çocuklarınıza bakın. Etrafındaki çocuklarınıza bakın. Dolayısıyla çocuklarınıza artık siyaset dayatamıyorsunuz. O yüzden de maalesef babalarla oğullar, annelerle kızlar arasındaki fark giderek açılıyor. Benim 13 yaşındaki oğlum mesela bir söylemi cinsiyetçi buluyor. Diyor ki ne kadar cinsiyetçi, ne kadar ırkçı. Ben çok mutlu oluyorum. Yani 13 yaşında bir çocuğun onu birçok yetişkinin fark etmeyeceği o alttaki tonu fark etmesinden, bir filmde yapılan espriden ya da bir konuşulan bir yerde birinin fikrini söylerken kurduğu cümleden bunu anlıyor. Çocuklar artık bu kavramları görüyorlar. Evet. Gençler belki daha da çok görüyor. Yani mesela sağcı mısın, solcu musun diyor. Ne sağcıyım ne solcuyum diyor. Evet. Sağ sol ideolojisi ortadan kalkıyor. O yüzden hani hep söylüyorum. Gündelik hayatın siyasal dille belirlenmesi başka bir şey. Siyaset bizi aldatmasın. Elbette ki siyaset bazen konuştuğu zaman politika, gündelik politika konjonktürel konuşuyor. Ama unutmayalım ki eğer gerçekten toplumun büyük çoğunluğunun nabzını tutabiliyorlarsa biz bunu sandıkta zaten göreceğiz. Ama gördüğümüz şu anda ittifaklar o kadar çok birbiriyle yarışıyorlar ki ve geçişkenlik o kadar hızlı artıyor ki. Terazi tartılıyor tabii, değil mi? Yani bu da şunu gösteriyor ki demek ki toplumun büyük çoğunluğunun nabzını tutamıyorsunuz. Tutabilseniz zaten buna ihtiyacınız olmayacak. Yani Türkiye'de belki de siyasi taleplerin, yeni parti kurulma taleplerinin arkasında yatan da gerekçe de bu. O yüzden de hep söylediğimiz bir şey var. Biz burada konuştuğumuz zaman Türkiye daha iyi olacak. Türkiye daha kötüye gidecek şeklinde iki önerme üzerinden hareket etmiyoruz. Biz değişimi okumaya çalışıyoruz. Hı-hı. Bence siyasetçi de şunu yapmalı. Eğer akıllı siyasetçi şunu yapar. Bizim söylediklerimizden toplumun değişimini doğru okur. Dolayısıyla politikasını da onun üzerine inşa eder. Ya da onun üzerine inşa etmeye çalışır. O yüzden hani biz politikacının baktığı pencereden bakmıyoruz. Sonuçta
aramızdaki bu farka dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Evet, şöyle yapalım mı? Bey'den Yusuf hemen, Bey ve hemen, Ersan Bey'e hemen geçelim. Şöyle doğrudan başlayıp bir son sözler, hı-hı, artık son, hı-hı, cümleleri alalım. İstersen ki kendisi de bekliyordu uzun süredir, Ersan Hoca söz istiyordu. Hocam sizden başlayalım ama son sözler, çünkü çok az bir zamanımız kaldı. Tamam, ben toparlayarak gideceğim. Bir defa benim hazırımdan dinlediğim şu: devleti yönetenler ne yaparsa yapsın dayatamazlar. Yine toplumu oluşturan bireyler ne istiyorlarsa onu yaşamaya devam ederler. Ben de bunu zaten söyledim ama benim aynı fikirde olmadığım husus, siz özellikle dünyanın bundan sonraki 10 yılının yoksullaşma üzerine gideceğini ve otoriterleşmenin artacağı bir yerde hukuk eliyle, yasalar eliyle bu dayatmaların yoksullaşmış, yoksullaştırılmış bireylere sosyal yardımlar adı altında verilecek o desteklerle hiç de öyle söylendiği gibi bireylerin istediği gibi şekilleneceğini zannetmiyorum ben. Dolayısıyla bu söz, yani devleti yönetenler neyi isterse istesin, zaten ana çelişki o. Bu bir şekilde onların seçilmesini sağlıyorsunuz veya seçiliyorlar, idare ediyorlar ve dayatıyorlar. Ve sizin yaşam tarzlarınızla karışıyorlar. Yani sizin kişisel yaşam tarzı olarak kendi tercihlerinizde bırakmıyorlar. Bir şekilde o dayatmayı yapıyorlar. Biz Hazun'un da bu konuları konuşurken dahi aynı tedirginlik içindeyiz. Bunu biliyoruz. Sokakta da başka yerde de bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde kadın cinayetleri önlenemiyor kardeşim. Türkiye Cumhuriyeti'nde kadının hala erkekle eşit olmadığını görüyoruz biz. Bunun eğer eşit olduğunu söyleyen varsa, evet, anayasanın 10. maddesinin 2. fıkrasına baksın. Pozitif ayrımcılık yapılabilir diyor. Demek ki bu sorun var. Gideremiyoruz. Oysa bu ülkenin yarısı kadın ve hepimiz kadar, herkes kadar, herhangi bir cinsiyet ayrım gözetilmeksizin eşitiz. Cinsellik bu ülkede konuşulamıyor. Cinselliği nasıl konuşuyorsunuz? Anayasaya koyamıyorsunuz dahi. Anayasanın 10. maddesinde cinsiyet üzerinden eşitlik varken cinsellik tartışması yok. Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi. Ne konuşuyorsunuz? Ve şu anda Cumhurbaşkanı diyor ki İstanbul Sözleşmesi gündemimizde yoktur bizim diyor. Niye? Çünkü orada esasında kadın erkek sorununu da aşan şu vardı: toplumsal cinsiyetçilik, efendim cinsel tercih, cinsel yönelim gibi kavramlara duyulan o mesafe. Bu dünyada da var. Polonya'da da var. Başka memleketlerde de var. Macaristan'da da var. Yani neticede o insanların diledikleri gibi yaşayabileceklerine dair kabul yanlış. Olmaz. Olamıyor da zaten. Biz biliyoruz ki efendim işte üniversiteler. Türkiye Cumhuriyeti'nin üniversitelerle ilgili bir cümleyi söylemek istedim. Üniversiteleri açalım ama dört duvar olarak açtığımız üniversitelerin sonucunda ne olduğunu görüyoruz işte. Ara eleman bulamadığınız gibi her yere açtığınız üniversitelerle belki o şehirleri, ilçeleri gerçekten hareketlendiriyorsun ama akademi mi onlar Allah aşkına? Türkiye Cumhuriyeti'nde 29 ceza hukuku profesörü var ya. Ülkede 80'i aşkın hukuk fakültesi var. Ne konuşuyoruz biz? Eğitim öğrenim kalitesini verebiliyor muyuz? Yetiştirebiliyor muyuz? Hadi gönderin bakalım ceza profesörünün olmadığı size kaç hukuk fakültesi söylerim. Yetişebiliyor musun? Bizde ahbap çavuş ilişkileri vardır. Bizde planlama yoktur. Bizde orada yok, bize yap. Hatta denizin olmadığı yere biz liman isteriz. Öyle bir memleketiz. Geçtiğimiz zaman baktığımızda geçmiş siyasetimize böyledir. Planlama üzerinden gitmeyiz, ihtiyaçlar üzerinden gitmeyiz. Yapın üniversiteyi. Yapın da ne olacak? Mesela bakın, Türkiye Cumhuriyeti'nin 34 yaş altı 45 milyon nüfusu var. Türk milletinin tarihinde böyle bir genç nüfusu yok. Ne yapabiliyorsun o nüfusta? Hiçbir şey yapamıyorsun. Yaptığın sadece kutuplaştırıp ayrıştırıp senin olsun benim olsun onun peşinden gitsin. Ama endüstri çağını kaçırdık. Yakalayacağımız yazılım bilişim çağı, onda çok iyi gittiğimiz söyleniyor. Hindistan, beğenmediğimiz Hindistan yazılım üzerinden 60 milyar dolar ihracat yapıyor. Sen ne yapıyorsun? Sadece kumda yürüyorsun. Başka yaptığın ne var? Sadece konuşuyorsun. Evet. Lafla peynir gemisi yürüyor mu? Evet, tamam, işte askeri sanayide güçleniyoruz, orada burada güçleniyoruz da bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin Yunanistan'ın iki katı nüfusu her gün sabah okula öğrenci gönderdiği bir memleketten bahsediyorsun. Aynı başarıya sahip miyiz? Aynı orantıda sahip miyiz? Hayır. Çünkü kullanışlı vasıta görüyoruz onları. O insanların gelecek kaygısı var, yok mu? Var. Gençler, kadınlar diyoruz. Kadınlar üzerinden ne yapıyoruz ki gerçek anlamda? Sadece efendim işte kadınlar günü, Dünya Kadınlar Günü'nde işte bir güzel süslü sözler. İki kadın cinayetinden sonra efendim işte kınıyoruz. Alçakçadır. Gereken ceza verilecektir. Ne yapıyorsun? Ne adım atıyorsun? Sen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yarısının kadın olabilmesi yönünde adım attın mı? Gerçekçi, samimi oldun mu? Neden? Kadınlar erkeklerin gerisinde mi, arkasında mı yürür?
Bu anlayışı terk edebildin mi? Zihnini değiştirebildin mi? Bakın ben size şunu söyleyeyim. Belki Volkan hocamına katılmadığım demeyeceğim. Türkiye Cumhuriyeti'nin Rönesans'ı Atatürk'tür. Ben size söyleyeyim. Bunu görmek lazım. Bahsettiğiniz kişi kim biliyor musunuz? 1919'da çıktığı zaman Samsun'a, ondan sonraki modernleşmesi. Kadınlar üzerinde. Atatürk'ün süjesi kadınlardır. Bunu bilmek lazım. Bırakın sadece seçme seçilme hakkıyla. İlgilenmiyor. Miras haklarına kazanmışlardır. Kişiliklerini kazanmışlardır. Birey haline gelmişlerdir. Birey haline gelmişlerdir. Çalışabilmişlerdir. O kıyafetleri giyebilmişlerdir. Şimdi siz o kıyafetleri din üzerinden değerlendirin de görün bakayım. Nasıl değerlendireceksin? Bakın Atatürk'ün yaptığı en önemli husus şudur. Sekülerizm gerçekten de söyledi. Dinsizleşme demek değil. Ama sekülerizm bir yaşam tarzıdır. Laiklik hukuktur laiklik. Hukukun nasıl şekillendirileceğidir. Hukukun şer'i hükümlerden mi yoksa beşeri hükümlerden mi ibaret olacağıdır. İkisi arasında en önemli ayrım budur. Laiklikle biz sekülerizmi böyle ayırırız. Mustafa Kemal Atatürk tam manasıyla bir sekülerdir. Onu size söyleyeyim. Hiç katıksız. Ama bu dinsiz olduğu veya dinden uzaklaştırıldığı anlamına gelir. Rönesansıdır. Kur'an-ı Kerim'i anlaşılabilir hale getirmiştir. Bu ülkeye Türk alfabesini armağan eden insandır. Onu söyleyeyim size. Uluslaştırmıştır. Bireyselleştirmiştir. Vatandaşlık kavramını koymuştur ya. Böyle bir şey var mı? Vatandaş. Türk vatandaşlığı kavramını ortaya koymuştur. Ama biz ne yapıyoruz şimdi? Geldiğimiz yerde baktığımız tartışmalara, kutuplaşmalarda, ayrışmalarda aynı yerdeyiz. O soruların cevabını bulamıyoruz. Ne kadar biz Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Cumhuriyet'in niteliklerinde samimi bir biçimde yol alabiliyoruz? Ortaklaştık mı? Bu konuda asgari müştereklerde buluşup gerçekten sorunlarımızı çözüp yolumuza yürüyebildik mi? Evet milletiz. Evet Türk milletiyiz. Evet birçok sorunumuzu çözme gayretindeyiz. Evet kesintilerle de uğrasa demokrasiyi ilerletme gayretine giriyoruz. Ama yine baktığımız zaman bu sorunları biraz önce Hazır'ın çok güzel konuları konuşuyor. Ama o bahsettiğiniz siyasetçi dediğiniz en önemli kavram çünkü temsil demokrasiyi yöneten konumuna koyduğunuz eğer zihniyetinde olgunlaşma olamazsa o sorunlarını çözemezse bunu vasıta kılmazsa biraz önce söylediğim hususlara gerçekten nobran yukarıdan ben ne dersem onu yapar ben ne dersem o olur anlayışını terk etmezse siz nasıl ortaklaşıp da o Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu babalarının ortaya koyduğu kuruluş felsefesini ve Cumhuriyet'in niteliklerini ileri götürebileceksiniz? Bence bakın başka bir sorun daha var. Şimdi ülkenin en önemli meselesi şudur. Bakın ülkenin en önemli meselesi adalet sorunudur. Hukuk sorunudur. Şimdi siz Türkiye Cumhuriyeti'ne hukuk güvenliği hakkının herkes için eşit olarak var olduğunu söyleyebiliyor musunuz? Bunu yaşayabiliyor musunuz? İstatistik yaptınız yapın bakın. Her zaman hukukla ilgili de istatistik yapılıyor. Yok kardeşim. Sağlayamıyorsun. Niye? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti çifte standart var. Türkiye Cumhuriyeti anayasa kanunlar var ama bazen var bazen yok. Bazen uygulanır bazen uygulanmaz. Siz kendinizi güvende hissedebiliyor musunuz? Can ve mal güvenliği açısından hissedebiliyor musunuz? Hissediyorsanız gerçek anlamda yani diyorsanız idareye karşı, otoriteye karşı benim müktesep haklarım, benim hak ve hürriyetlerim her zaman korunur, asla müdahale edemez. Hiçbir zaman endişe içinde değilim. Her zaman güvendeyim ve güvenli bir şekilde yatırım yapabilirim. O zaman ben size şunu sorayım. Türkiye Cumhuriyeti'nin bankalarında 150 milyar dolar olduğunu düşündüğümüzde bu insanlar Türk vatandaşları niye yatırım yapmıyorlar? Niye yatırım yapmıyorlar bunlar? Niye paralarını yastık altında saklıyor? Niye yurt dışına, Londralara, oralara, buralara gidiyorlar? Bunu söyle. Başka bir şey söyleyeyim size. Konudan konuya atlıyoruz ama önemli olan meseleler bunlar. Niye Türkiye Cumhuriyeti'nin mahkemeleri dururken Türkiye Cumhuriyeti'nin yap işlet projelerinin tahkimlerini Londra'da, İsviçre'de görüyoruz? Türk mahkemelerinin adı yok mu? Türk mahkemeleri güvensiz mi? Niye bu bir ülkede Türkiye Cumhuriyeti'nde gözaltına alınıp tutuklanan iki insan bu ülkeden götürülürken oranın temsilcisi Türkiye Cumhuriyeti'ne herhangi bir taviz vermedik, herhangi bir bedel ödemedik. Bu nasıl bir sözdür ya? Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin kaldırabileceği bir söz müdür? Bu mudur yani? Hukuk devletiyiz. Cumhuriyet'in nitelikleri anayasanın ikinci maddesine yazıyor. Yani süslü sözlerden ibaret kağıt üzerinde kalması gereken metinler mi? Bizim konuşmamız gerekenler bunlar. Ha sekülerizm, yaşam biçimi, yaşam tarzı. Mustafa Kemal Atatürk zaten bunları koymuş. Şöyle gözünüzün önüne getirin ki Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşadığı 1930'ları, o dönemdeki yaşam tarzını. Ona dönecek miyiz, dönmeyecek miyiz? Ondan uzaklaşacak mıyız, uzaklaşmayacak mıyız? Bunun modernleşmeyle veyahut da bunun efendim işte Google'la, bunun efendim sosyal medyayı takip etmekle. Bunların ne alakası var ki? Evet. Bu bir zihniyet meselesi.
Sizin efendim işte çok böyle efendim işte evinize buzdolabının gelmesi, efendim işte televizyonun gelmesi, internetin gelmesi, bunlar sadece başlı başına acaba bu ülkedeki sekülerliğin veyahut da laikliğin, ben önemlisi bunların da üstüne çıkıyorum. Cumhuriyetin felsefesinin ve niteliklerinin gerçek anlamda yaşanabildiğini gösteriyor mu bize? Sorun bu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kanaatimce, belki o açıdan baktığımdan bunu söylemek durumunda kalıyorum. Din nedir biliyor musunuz? Din ahlak ve adalettir. Ahlak ve adalettir. Bu kavramlar yaşanmazsa kardeşim, istediğin kadar dinden uzaklaş, istersen dindar ol. Ne olursan ol. Ahlak var mı, adalet var mı? Peki hocam. Bütün mesele budur. Bunları yaşayabiliyor musun? Evet. Bunları hissettirebiliyor musun? Bunları o toplumda, o var olan bireylere gerçekten yaşatabiliyor musun? Sunabiliyor musun? Çifte standardı uygulamadan o kanunu, kitabı gerçekten hak ettiği için o haklarına, hürriyetlerine kavuşabiliyor mu? O insanlara verebiliyor musun? Din budur, din. Ben size söyleyeyim. Devlet budur. Çok teşekkürler Ersan Bey. Teşekkür. Artık son dakikalarımıza geliyoruz. Evet, Yusuf, çok teşekkürler. Hemen. Yusuf Bey buyurun. Teşekkür ederim. Ben de şunu söyleyeceğim. Şimdi modernleşme tabii teknikle alakalıdır ama teknolojiyi kullanmak demek değildir. Özgür iradenizle belli bir bilgi seviyesinde düşünmek demektir modernleşme. Yani siz toplumu ayrıştırıyorsanız, başka fikirlere saygı göstermiyorsanız, onları bir toplumun parçası gibi görmüyorsanız modernleşmiş olamazsınız. Veya siyaseten baktığımızda, eğer bir kişi takım tutar gibi parti tutuyorsa, gerektiğinde kendi açısından bakarak herhangi bir partinin daha iyi hizmet edeceğine inanarak onu iktidara getirmiyorsa, sadece bir kişiye bağlı olarak biat kültürüyle hareket ediyorsa, gene modernleşememiş demektir. Bunu hangi ölçüde başarırız? Yani sekülerizm veya buna benzer konularla bağlantısı olan bir hadise değil aslında modernleşme. Modernleşmenin etkisi vardır tabii ki. Fakat modernleşme dediğimiz zaman kişilerin bilgi seviyesinin, düşüncesinin, mantık yürütmesinin ve bunun toplum içerisinde ayrışmaya sebep olmayacak, birlik beraberliği sağlayacak nitelikte bir açıdan ve daha doğrusu şöyle söyleyeyim, insan olarak kişiler karşısındakini değerlendiren bir anlayış içerisinde değilse modernleşmemiş demektir. Dolayısıyla bir diyelim ki herhangi bir parti, siyasi parti toplumu ayrıştırıyorsa onun tavırları da ne milliyetçilikle bağdaşır, ne modernizmle bağdaşır, ne de dinle bağdaşır. Çünkü modernizm herkesin hak ve hukukuna riayet etmek ve onların yaşam hakkına müdahale etmemektir. Ama müdahale ediyorsanız, eğer diyorsanız ki dindar bir nesil yetiştireceğim demek bile inanın ki şey değil, modernizmle alakası olan bir hadise değil. Toplumu bilgili yetiştireceğim ve bilgili insan yetiştirmek modernizme götürür. Eğer bir ülkede eğitim sisteminiz tepe taklak gitmişse, yani o eğitim sistemi içerisinde işte şu kadar milyon genciniz okulu bitirmesine rağmen hala işsizle ve bir ülke kalkınmasına faydası olmuyorsa, o zaman başarıya ulaşmanız da mümkün değil. Dolayısıyla gençlerinizi veya toplumunuzu birbiriyle kaynaştıracak bir program izlemeden de yine başarıya ulaşamazsınız. Yani bunu dini siyasete alet etmekle de başaramazsınız. Başka türlü işte teknolojiyi getirmekle de başaramazsınız. Teknolojiyi kullanmakla modern bir anlayışa sahip olmanız çok farklı şeyler. Şimdi adam elinde her türlü en son model telefon, fakat farklı şekilde düşünüyor. Fakat yine mesela üniversiteyi bitirmiş, mühendis olmuş, işte söz gelimi söylüyorum, Allah'ın ipine sımsıkı sarılın diyor ayeti kerime, tutuyor bunu
şeyha bağlayıp kendiler de ucundan tutuyorlar. Bu anlayışla, buna benzer hareketlerle ne din konusunda başarıya ulaşabilirsiniz ne de modernizme götürebilirsiniz. İnsanlar aya gidiyor. Peki son hocam. Artık uzay şeylerine çıkmışlar. Biz hala başörtüsünü tartışıyorsak, biz hala kadına işte özgürlük verecek miyiz, vermeyecek miyiz diyorsak veyahut da bunları tartışan bir toplum halindeysek tabii ki biz daha çok fırın ekmek yememiz gerektiğini bilmemiz gerekir. Evet, teşekkür ederim. Çok sağ olun hocam. İbrahim Bey, buyurun. İbrahim hocam, efendim, öncelikle tabii ki şunu belirtmemiz gerekiyor. Ana konumuz modernleşme ve dindarlık ve aynı zamanda sekülerleşme olduğuna göre biz ilahiyat perspektifinden bakıldığında modernleşmenin bize eğer olumlu bir katkısı ki dediğimiz gibi nötr bakıyoruz, olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Ama modernleşme hayatın getirdiği bir zaruretten doğuyor. Önce bunun farkına varalım. İki, çağın gerektirdiği, hayatımıza dokunan bir din anlayışına sahip olalım. Yani burada özellikle din, dilinin değişmesi, zihniyete atıfta bulunarak Osmanlı'dan beri bugünümüze kadar gelen modernleşme algısının biraz daha farklılaştırılması gerekiyor. Çünkü biz toplumla tabir caizse bu metafizik hakikatler arasında bir bağlantı kuramadık açıkçası. Ahlaki bir dindarlığı da tam olarak oturtamadık. Hayatı da tam tutunamadı. Çünkü Batı'nın geçirdiği evreleri geçiriyor gibi gözüküyoruz ama ne bir sanayi devrimi yapabildik ne efendim onlar gibi bir aydınlanma devri yaşayabildik. Taklitle aldık birçok şeyi ve toplumumuz dönüşüyor. Bu bir gerçek. Modernleşiyoruz da. Birçok teknolojik malzeme ülkemize geliyor, kullanıyoruz da. Belki bundan sonraki aşamada ilahiyatçılara da, yöneticilere de düşen toplumun önünü öncelikle bu ideolojik teklifleştirici zihniyetlerden arındırma. Bu konuda ben sadece dindarlık üzerinden de demiyorum. Mesela işin bir gerçeği var. 1950'lerden sonra giderek artan, 60'larda iyice sistematikleşen, günümüzde de devam eden bir süreç var. Nedir o? Hangi siyasi parti iktidara gelirse o kendine uygun bir söylem oluşturuyor. Burada ister milli değerler olsun, isterse manevi değerler olsun, bir siyasi parti tarafından kullanılıyorsa bunun sonu istismar oluyor. Milli değerler için de aynı şey. Dolayısıyla burada herhangi bir isim vermeye de gerek yok. Yani genel olarak yapı bu. Eğer siz toplumsal ortak paydaları artırmaya çalışırsanız bu istismarın da önüne geçmiş olursunuz. O zaman demek ki her şey yine nerede düğümleniyor? Temel hak ve özgürlükler, din dilinin makuliyet esasına göre yeniden gençlere veyahut da yeniden planlanması. Bu planlama da tabii planlamayla olur anlamında söylemiyorum. İlahiyatçıların veyahut da Diyanet'in bu konuda tedbir alması, halkla veya toplumla daha barışçı bir ortamın sağlanması ki burada Diyanet İşleri Başkanlığı'nın deminden beri konuşuldu. Görünürlüğünün artması... İbrahim Hocam şunu söyleyeceğim, kusura bakmayın da. Hocam, Atatürk'ün adını anmayan Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan ne diyeceksiniz Allah aşkına? Yapmayın Allah aşkına. Ersan Bey'i duyuyor musunuz? Şu anda duyamıyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün adını anmayan, hutbelerde okumayan, ona dua etmeyen ne diyeceksiniz hocam? Için ben burada Allah, işte bakın işte samimiyet meselesi bunlar. Güzel sözler de hocam, hayata geçirmek hocam, sadece konuşmak değil hocam. Sadece Diyanet Başkanı'yla söylemiyorum. Türkiye'de dindarlık maalesef ümmetçilik tırnak içinde. Ümmetçilik millet düşmanlığı şeklinde programlandı Türkiye'de. Bazı milli ideolojiler de din düşmanlığı şeklinde uyarlandı. İkisi de böyledir demiyorum. Bu şekilde planlandı evet. Ve bu çatışma ortamı doğduruldu. Buradan birileri fayda sağlamış olabilir ben bilmem ama buradan zararı gören hem din hem millet kavramı hem Türklük kavramı. Dolayısıyla burada bizim sıkıntımız bu nesil Türkiye'de yaşanan Avrupa'ya gidiyor diyoruz gençlerimiz. Bunlarda vatan kavramı yok mu? Var bence. Hepsinde var. Tabii var. Dine, hani demin söyledim, deizm, ateizm değil de dine karşı biganelik ya da Volkan hocamın dediği doğaüstü ya da metafizik ya da tanrıyla bağında bir zayıflama oluşuyor belki. Veyahut da başka bir yönden
aslında dindarlık değişmiyor da görünürlüğü belki bize göre azalıyor görüntüde. Onun için bizim doğru okuyabilmemiz için önce bir Batı'nın yaşadığı, ben Volkan Bey'e o konuda da katılıyorum, çok benziyor dedi. Ben de geçenlerde bir toplantıda onu söyledim. Batı'nın yaşadığı bütün safhaları biz de yaşayarak zannediyorum bir dibe vuracağız. Çünkü Batı'da sosyal tabanda böyle bir şey oluşmuştu. Kilise bile akaidini orada kilise belirliyor. 1800'lerin sonunda akaidine dinle bilimin ya da dinle felsefenin çelişmeyeceğine dair bir cümle koydu. Batı'da katecizm dedikleri ilmihal kitabında böyle bir değişim oldu. Ha bizde Auguste Comte'un da dediği gibi bizde dinle bilim arasında bir çatışma yok. Bizde aslında zemin olarak biz daha avantajlı bir konumdayız. Evet. Dolayısıyla bizde sekülerleşme bence eğer iyi gayret eder, dinimizi gerçekten makul bir şekilde anlatmayı becerebilirsek bizde sekülerleşme sağlıklı bir dindarlaşmayı da getirebilir. Yani bu sadece öngörü tabii. Olur veya tam tersini de getirir. Peki ama, Avrupa'da bugünkü muhafazakarlaşmayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Avrupa'daki muhafazakarlaşma da ben felsefeciyim daha çok. Felsefe olarak biz şöyle bakarız. İnsan doğuştan fıtrat olarak Tanrı'yı bilme yeteneğiyle doğar. Özsel olarak iyidir. Kötülük arizidir zaten. Dolayısıyla her insan aslında Tanrı'yı özünde tanır. Çünkü ondan bir tabir caizse tecellidir. Dolayısıyla onun kötülüğü sonradan oluşmuştur. Yani benim sizle ilişkimde, benim tabiatla ilişkimde oluşmuştur. Mecburen o fıtrata döneceğim. Başka çare. Avrupa'da buna dönmek zorunda. Çünkü nihayetinde ama bunu nasıl döner ayrı bir konu. Buna Budizm üzerinden döner, buna Müslümanlık üzerinden döner, Hristiyanlık üzerinden döner. İşte o batıdaki o reformist tartışmalar, Luther niye itiraz etti bazı şeylere? Bunun sebepleri ortada. Aynı bizdeki bir tırnak içinde papazların, Müslüman papazların, ben mahsus söylüyorum bunu, cennet vaat ederek bize gelirseniz, peşimize takılırsanız cennete gidersiniz, başka türlü gidemezsiniz dedikleri gibi, onlar da ne dediler? Kiliseye gelin, işte Katolik kilisesine, şöyle şöyle yaparsanız, işte şu merdivenlerde yatarsanız, şurada şunu yaparsanız, Hacı Bektaş'a gittiğinizde de görüyorsunuz, orada bir kayanın içine sokuyorlar sizi, buradan geçerseniz günahlarınız affoluyor. Aynı şey bunlar, dinde oluşmuş her dönemde. Her dinde hurafeler vardır, yanlışlar vardır. Hinduizm'de de vardır, bu Budizm'de de vardır, Müslümanlık'ta da vardır. Ama bizim dinimizin bu hale getirilmesi acı verici. Niye? Türkler, bir Batılı aydının söylediği çok güzel bir laf var. Kentvel isminde. Diyor ki Türkler tarihleri boyunca dinlerini tarih anlayışlarıyla beraber yaşadılar. Güzel. Bu da onların yenilikçi olmalarını sağladı. Bugün de diyor, bunu söylediği yıllar 49-50'li yıllar. Türkiye diyor, bakın onun bakışı bu. Türkiye diyor, Ankara'ya gelip söylüyor bunu özellikle. Türkiye yeni bir tabiri caizse din algısına doğru gidiyor diyor. Bütün İslam dünyasından farklılaşak diyor. Ama işte bizim bu verileri iyi kullanarak, işte Hanefilik Maturidi'nin bugünkü versiyonunu, Farabi İbn Sina çizgisinin bugünkü versiyonunu, daha akılcı bir din anlayışını bugün günümüzde nasıl yerleştiririz? Yoksa şimdi ilahiyatçılar bile karar verememiş faizin ne olduğuna, daha hala faiz nedir, riba nedir? Birileri çıkıyor, illa bu Sayın Cumhurbaşkanım için söylemiyorum. Piyasada böyle bir algı var. İşte genç kızların çalışmasına, kadınların çalışmasına dair Kur'an'da bir tane cümle yasak olduğuna dair bulamazsınız ama medya vaizleri dediğimiz piyasada konuşanların hepsi kadın üzerinde. İşte boşanmalar arttı kadın çalıştığı için. Cinayetler arttı kadın çalıştığı için. Hatta İstanbul Sözleşmesi'ni bile iptal ettirmelerinin sebebi sanki bu sözleşme eşcinselliği artırdı gibi. Sözleşmeyi özellikle okuduğunuzda da 29 madde çok da kısa, hiç de böyle bir şey yok zaten. Kesinlikle içinde yok. Bunu kendi iptal edenlerin içerisinde geçen hafta programımıza konuk olan bir sosyolog, eski AK Parti üyesi, halen de AK Parti. Yasin Aktay da söylüyor. Ben de diyor katılıyorum. Böyle bir şey. Böyle zaten aklı olan birisi o metni okuduğunda böyle bir şey çıkmayacağını bilir. O metin güzel bir metindi esasında. Önemli olan sizin bu tedbirleri almanız. Ama Türkiye'de belli şeyler, siyaset burada aslında belirleyici. İslam dünyasının da Batı dünyasında kaderi siyasetle belirleniyor. Toplumların da öyle. Siyaset iyi yönde destek verirse din algısı da doğru yönde gelişiyor.
kötülere destek verirse ya da kötü demeyelim de yanlış fikirlere destek verirse yanlış fikirler daha çok hakim hale geliyor. Bizim klasik Hilmi Bey'in alanı kelam. Biz de İslam felsefesinde bununla ilgili tartışıyoruz. İki tane ana ekol var. Birisi akılcı ekol ki bizim geleneğimiz. Türkler de o geleneğe mensup. Birisi de nakilci ekol. Nakil ne demek? Nas ne diyor? İşte Allah'ın eli var diyor, yüzü var diyor. Ya da riba haramdır diyor. Tamam da riba hangi şey ribadır, hangi şey faizdir? Faizdir. Ya da bugünkü ekonomik sistemde faiz de desek, riba da desek bundan kaçmak ne kadar mümkündür? Evet. Önce bunu tartışırsınız. Onun için bugün din algımızın tek şeyi bu. Eğer bu sekülerleşmeden korkuyorsa kötüye gidiyoruz diye önce din algımıza bakalım, din algımızı düzeltelim. Ondan sonra belki kendimize daha iyi bir yol çizeriz. Teşekkür ederim. Volkan Bey. Şimdi İbrahim Hocam. Sana da İbrahim Hocam. Vereceğiz size de bir söz vereceğiz. İbrahim Hocam Volkan'la bir cümle söyleyebilir miyim? Kıtı atışma çıkmasın diye. İbrahim Hoca duymuyor sizi hocam. Onun evet, kulaklığı düştü. Mi? Duymuyor şimdi. Arkadaşlar tamam. Yardımcı olacaklar. Ben şunu Volkan söylemek hocam. İstiyordum. Buyurun hocam. Ya şimdi şu an tabii sizi, buyurun. Bu bir algı meselesi. Şimdi eğer ölüm olmasaydı Allah diye bir mefhum olacak mıydı veya ölmemek elimizde olsaydı yalvaracak mıydık? Öyle bir şeyimiz, anlayışımız olacak mıydı? Bu tabii felsefi olarak baktığınız zaman farklı bir Allah kavramı olurdu hocam. Yani ölüm şimdi, olmasaydı da Allah kahraman olurdu. Ölüm olmasaydı belki olmayacaktı. Hocam hayır. Şimdi bakın ta Grek felsefesinden beri bilinen bir şey. Var olmak bizatihi Tanrı'ya şahitlik etmek demek. Dolayısıyla burada ölüm tabii ki ölüm önemli bir şey, kavram. Orada da ölüme ölüm tamamlanma varsa, diye bakıyoruz. Orada da ölüm var. Onun için öyle düşünmeler normaldir. Evet. Peki Volkan Hocam. Ben teşekkür etmek istiyorum size. Yani benim biz açımdan. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür yani ederiz. Yani sekülerizm için. Neden teşekkür ederiz dinlemeden? Şöyle sekülerleşme kavramı yeni giriyor bu topluma, bu ülkeye. Ve kavramla ilgili çok ciddi bir kakafoni var. Karıştırıldığı 6-7 tane kavram var. Laiklikle karıştırılıyor. Dünyevileşmeyle evet. Karıştırılıyor. Ahlaksızlaşmayla karıştırılıyor. Tersi çağdaşlaşmayla karıştırılıyor. Sekülerizmle karıştırılıyor ki biri ideolojidir. Sekülerleşme ideoloji değildir. Evet. Kullanırken Türkiye'de ne yazık ki hem akademi camiası hem akademiden etkilenen diğer kesimler kavramlar konusunda çok hassas değiliz. Daha hassas olmamız gerekiyor. Bu sizlere teşekkür etmemin sebebi de bu. Bu kavram benim üzerinde çalışma yaptım, uzmanlaşmaya çalıştığım bir kavram ve o nedenle kavramın netleşmesi noktasında fırsat tanımanız, yardımcı olmanız beni ister istemez mutlu ediyor. Güzel de anlattınız. Efendim? Güzel de anlattınız. Teşekkür ederim. Bakın iki bu konuda çalışan dört hocamız da dördü de birden size atıf yaptı. Çok sevindim. Laiklik, dinsizleşme, çağdaşlaşma bunları geçiyorum. Sayenizde daha önümüzdeki uzun bir süre sosyal bilimler bu kavramı tartışacak ama temeli ne kadar iyi kurarsak inanıyorum ki tartışmalarımız o anlamda daha iyi olacaktır. Tekrar teşekkür ederim. Bir diğer konu ise bugün ifade ettiğim her şey Weberyen anlamda ideal tip babında söyledim. Yani şu, genelleştirmeler yaptım. Eminim ki iddia ettiğim her bir noktada toplumda bunların istisnaları var. Ancak sosyal bilimci olarak bizler toplumun bir kesimi bu taraftan bu tarafa doğru giderken başka bir kesimi B'den A'ya doğru gidiyor olabilir. Toplumsal dönüşümleri anlamak ve açıklamak için yapmamız gereken şey şu. Genel bir fotoğraf çekmeye çalışmak. Yani gidiş geliş var, iki tarafta da var ama biz genel bir fotoğraf çekebiliyor muyuz? Çekemiyor muyuz? O yüzden istisnaların var olduğunu bildiğimi bilmenizi isterim. Ancak Weberyenimdir. Bir ideal tipleştirme yapıyorum.
Son bir şey söyleyeceğim. Avrupa'da muhafazakarlaşma artıyor dedik ya. Hmm. Hangi anlamda kullandığınızı bilmiyorum ama eğer bunu inanç babında... Siyasal anlamda kullandım. Tamam. Artık. İnanç anlamındaysa... Yok, inanç anlamında artıyor çünkü. Tamam. Evet. Çok yani şey yani çünkü şey, inancın şey, artık şey, kalmadığı bir yer. Muharrem yani abi, şöyle, bir şey ben Hollanda'da... Buyurun Ersan hocam. Hocam bitireyim, size sözü vereyim izninizle. Bir yok, muhafazakarlaşmayla ilgili Avrupa'da. Biraz sonra söylerim yani. Tamam. Bir dakikanızı rica ediyorum hocam. Bir uzaylıyı getirip Hollanda'ya bırakırsanız, İngiltere'ye bırakırsanız ve derseniz ki burada bir hafta takıl, bize buradaki inancın ne olduğunu söyle. Söyleyemez. Avrupa, özellikle Batı Avrupa'da din artık görünmeyen bir noktaya, kiliseler halı dükkanlarına, klaplara çevrilmiş durumda. Öyle pazar hainlerine kimse gitmiyor değil mi? Kafelere dönüştürüldü bazı kiliseler. Kafe ne hocam? Club. Bildiğiniz gece kulübü. Yani kafe yine anlam, yani içeride yemek yiyeceksiniz. Gece kulübü olan kiliseler var. Ya da camiye verilen kiliseler. Bunu da söyleyeyim. Camiye verilen de var. Bir şey söyleyebilir miyim abi? Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Şunu söylemek istiyorum abi. Dünyada... Hocam süremiz bitiyor yalnız. İlmi Hoca'nın süresinden yeme. Son cümle. Globalleşme, küreselleşme sadece sosyal alemde var. Gerçek alemde bu yok. Bugün sizin söylediğiniz muhafazakarlaşma esasında kimilerinin ırkçılık olarak değerlendirdiği, Türkiye Cumhuriyeti'nde de yaşadığı düzensiz göçe bağlı ciddi bir tepkidir. Yani bugün Avrupa'ya baktığımızdaki sorun işsizliğin artması ve paylaşmama ve gelenlerin kendilerine benzemeyecek olması, reddetme politikasının beraberinde getirdiği kabullenmeme. Esasında kimilerinin ırkçılık olarak değerlendirdiği, kimilerinde benim hayat hakkımı elimden alınıyorum tepkisidir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti onu başka bir evrede yaşıyor. Bugün onu konuşamadık. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti ciddi bir şekilde düzensiz ve kitlesel göç almıştır ve Türk milleti bundan memnun değildir. Çözülmesi yönünde de şu anda hükümetten, iktidardan bir sonuç beklemektedir ama bu konuda yeterli adımların atılamadığını da görmekteyiz. Hilmi Hocam. Şimdi tabii son sözlerimi söyleyeceğim için bunu bir sosyal bilimci olarak söylemeyeceğim. Neden? Çünkü o kadar çok konuştuk ki bizi dinleyenler belki şöyle bir kanıya varabilir. Ya sekülerleşiyoruz. Peki o halde ne oluyor? Bir endişe, bir kaygı. Şimdi Türkiye'nin modernleşme süreci 19. yüzyıldan itibaren başlayan bir süreçtir. Hı hı. Bu süreçte Türkiye modernleşirken aslına bakarsanız şu sorunun da sürekli cevabını arıyordu. Biz kalarak modernleşme. O yüzden ben bizi dinleyenlerin çok da fazla endişe duymamasını isteyeceğim. Neden? Çünkü yine konuşmuştum. Durmuş Hocaoğlu, Allah rahmet etsin. Milli sekülerleşmenin aslına bakarsanız Türk Devleti'nin bir milli politikası olması gerektiğini söylemişti zamanında. Bunu da dört tane sacayağı vardı. Neydi o? Birincisi milli mutabakat, ikincisi kentleşme ve sanayileşme, üçüncüsü liberal demokrasi, dördüncüsü de Türk tipi İslam modernleşmesi. Hmm. Bunlar çok önemliydi aslında. Ve tarih nereye doğru ilerliyor? 19. yüzyıldan itibaren Türk modernleşmesi aslında bu dört sac ayağı üzerine ilerliyor. Evet, bunlar üzerinde sıkıntılarımız var mı? Elbette ki var. Kentleşme konusunda sıkıntılarımız var. Sanayileşme konusunda sıkıntılarımız var. Liberal demokrasi konusunda sıkıntılarımız var. Ama sonuçta bugün konuştuğumuz bütün konular bizi, aslına bakarsanız bu Türk modernleşmesinin ve Türk milliyetçilerinin milli sekülerleşme sürecinin Türkiye'de kesintisiz devam ettiğini gösteriyor. O yüzden çok da bu konulardaki sıkıntılarımızdan endişelenelim ama umutsuz da olmayalım. Ben Türk modernleşmesini bir süreklilik olarak devam ettiğine inananlardanım. Dolayısıyla Türk modernleşmesi belirli dönemlerde siyasal süreçler içerisinde kesintiye uğrasa da, sıkıntılar yaşasa da bu süreç devam edecek ve şu anda belki de bu dönüşümün en önemli eşiklerinden birisindeyiz. Bu süreci düzgün bir şekilde atlatabilirsek, yani bu dört sac ayağını düzgün bir şekilde kurabilirsek, muhtemelen bundan sonraki gelecek yüzyıllarda Türk modernleşmesi daha sağlıklı bir yön bulacak kanaatindeyim. Peki, çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler Profesör Doktor Hilmi Demir, Profesör Doktor İbrahim Maraş, Doktor Volkan Ertit, sağ olun. Profesör Doktor Ersan Şen ve Profesör Doktor Yusuf Hadaçoğlu hocam,
Sizlere de çok teşekkürler çok katıldığınız teşekkür ederiz, için. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. Noktaladık. Noktaladık evet. Evet çok sağ olun. Umarım ülkeye adalet hakim olur. Teşekkür ederiz. Umarım. İnşallah. Hepimizin umudu o. Her zaman için. Evet. Bugünü de bitirdik. Haftaya yeni olaylar ve yeni görüşlerde buluşmak üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.